Sigorta ekspertiz ve daha fazlası garantiliarabam.com kayıt dışını sunar. Merhaba sevgili dostlar. TV 100 ekranlarında bir kayıt dışında daha birlikteyiz. Bu hafta 4 konuğum var ve konuklarım felsefeci, ilahiyatçı, Profesör Doktor Caner Taslaman, araştırmacı yazarlar Serhat Ahmet Tan, Hamza Yardımcıoğlu, Ali Selman Demirbay'la insanlığın gizemli sorularına yanıtlar aramaya çalışacağız. Etiketimizi hatırlatıyorum efendim. Baştan söyleyelim çünkü çok soruyorsunuz. Benim fikrim. Bol bol soru sorabilirsiniz 4 konuğumuza da. Konularımız biraz önce gördüğünüz ama ben de yine anlatayım. Mehdi Mesih konuşacağız, Deccali konuşacağız ve Armageddon inanışı acaba İslam'la çelişiyor mu? Bunu masaya yatıracağız efendim. Ve yapay zeka. Diyorlar ki yapay zeka yeni bir din oluşturacak. Yapay zekanın çıkartacağı din acaba dikkat mezheplere ayrılır mı? Evet. İnsanın varoluş gizeminin ardında ne saklı? Bunları konuşacağız. Kutsal kitaplar insanlığı bekleyen felaketlere işaret mi ediyor? Ve cinsiyetsiz toplum, iklim değişikliği, ekonomik krizler ve göçler acaba önümüzde neyin habercisi olacak? Bizleri neler bekliyor? Etiketimizi bir daha hatırlatalım. Benim fikrim. Efendim. Bugün hemen ilkin size kitaplar tanıtacağım. Ruhun 7 çılgınlığı. Atlıyorum çünkü. Bu hayatı nasıl yaşamalıyız? Caner Taslaman'a ait yeni, çok yeni bir kitap. Büyü ve nazardan korunma Ali Selman Demirbağ'a ait. Ve Kozmik Miras Serhat Ahmet Tan'a ait. Ve Kök, evet, insanlığın saklı tarihi. Bugün kitapçı gibi olduk ama. Ve Ruhlar, Dünyada ve Türkiye'de Ruhçuluk, bu ikinci baskısı. Ve biraz önce kapıdan girerken önemli bir kitap verildi bana. Çok sevdiğimiz abimiz Osman Pamukoğlu'nun Biz Huduttayken, Bir Teğmen, Üst Teğmen ve 230 Askerin Hikayesinin kitabı. Bu yeni geldi. Buradan selam olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Caner, ne yapıyorsun bu aralar? Valla kitabı bitirince yeni bir kitaba başladım. Yeni kitabı yazmaya çalışıyorum. Ben de böyle kitapları biraz ayırayım. Ruhun 7 çığlığı. Evet. Bunu biraz bir önceki programda biraz konuşmuştuk. Buradan çok konuşuruz. Kitabın içine gireriz. Tabii. Yani o kitap dediğin gibi bu hayatı nasıl yaşamalıyız sorusunu soran bir insana 7 tane kavram üzerinden tartıştıran bir kitap. Bu 7 tane kavramdı işte mutluluk, anlam, sevgi, iyi, gerçek, güzel ve süreklilik. Ruhun arayışları bunlar. Her insanın arayışları olduğu için bu arayışların önemini vurgulamak için çığlık kelimesini kullanıyorum. O yüzden ruhun 7 çığlığı dedim. Evet. Bunlar çerçevesinde işte bu hayatı nasıl yaşamalıyız sorusuna cevap vermeye çalışıyoruz. Evet. Bugün biraz bu konulara gireceğiz ama daha derin, belki de çok tartışmalı konulara böyle yelken açacağız. Hamza, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim Ertan abi. Sen nasılsın? Bugün böyle şeyler filan, mendiller. Ya bu normalde bu ceketin cebinde hep duran bir şey. Böyle fark ettim çünkü bir çekeyim dedim. Öyle oldu. Evet. Ne yapıyorsun bu ara? Yayınlar devam ediyor. Her zaman olduğu gibi. Yoğun koşturuyoruz yani. Ali, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? İyisiniz? İyi vallahi. Okul devam ediyor. Okul devam ediyor. Tamam. Bir yandan, yeni kitaplar var mı? Yeni kitap işte hazırlıyoruz bir yandan. Ya biraz yavaş ağır ilerliyor ama inşallah yeni sezona yetiştireceğiz. Serhat, sen de hoş geldin. Kolay gelsin Ertan Bey. Evet, şimdi isterseniz hemen konulara girelim. Bizim klasik kayıt dışı hani tweetlerimize bakalım. Yönetmenim 9 numarayı verelim ve Hamza ile bir başlayalım bakalım. Çünkü biraz para konuşacağız. Ekonomistin kapağı gelsin. Evet. The Economist'in bu hafta kapağında 1869'da kurulan ve kendini mitolojisine hapsolmuş bir aslında firma olan Goldman Sachs'tan bahsediyor. Acaba Goldman Sachs kendi küllerinden tekrar doğacak mı diye bir başlık yapmış. Ve Goldman Sachs'a göre bu önemli bir haber. 2015 ve 2025 tarihlerinde ekonomisi en çok büyüyecek ülkeler sıralamasında Meksika, Endonezya, Türkiye, Vietnam, Mısır ve Filipinler, Nijerya var. Ne diyorsun Hamza? Goldman Sachs'ı
The Economist kapağı bu hafta böyle iyice incelemiş. Acaba küllerinden doğacak mı? Şimdi ben Economist'in bu kapağını daha yeni gördüm. Bu yeni kapağı. Bir de enteresan bir şekilde Economist'in Türkiye'ye sayılarının gelmesiyle ilgili bir sıkıntı var. Şey çıkmıştı ya, bir kapak yapmıştı. Evet. Erdoğan kapağı. Ben gideyim alayım o sayıyı dedim. Baktım hiçbir yerde yok. Şey gelmiyor diye. Bu sayıyla ilgili de açıkçası çok böyle incelemediğim için fazla bir şey söyleyemem üzerine, ama Goldman Sachs'ı, normalde Sachs öyle yazılmıyor yani, Goldman Sachs diye, ama bunu tabii daha farklı bir şekilde yazmış. Eriyor. Yani ne tarafa çeksen yani yorumlayabileceğin kapakları var Economist'in. Bir de çok açık, net mesajları koyduğu kapakları var. Bu biraz muallak kalmış bu kapak. Evet, böyle yorumluyorsun. Evet, fazla yani, üzerine söyleyecek bir şey yok herhalde. Şimdi bilmiyorum. Bu haftanın kapakları tabii. İkinci kapağımızda Time'ın kapağı olsun. İsterseniz yönetmenim 7 numarayı bir verin. Onun üzerinden burada bir de şey söyleyebilir miyim? Konuşalım. Evet, acaba bir şey eklemek isteyen varsa girsin. City of London'dakiler Goldman Sachs'ı gözden mi çıkarttı? Yani hani oyun dışı mı bırakmak istiyor? Ama orada içerikte yani, ben derginin kendisinde yani bana devamlı dergilerin hem içi hem dışı geldiği için. Ya çünkü daha önce Amerikan hükümeti bunları kurtardı. Yani Federal Rezerv kurtardı işte 2008 kriziyle. Şimdi artık görevini tamamladı da artık onu ıskartaya çıkartıyoruz. Ya şunu düşündürüyor, normalde devam edelim. Bu şeyde City of London'da altın piyasalarında fiyatlarda belirleyici bir kuruluş. Bu türev kontratlarında belirleyici bir kuruluş olduğu için bunu böyle bir erimiş halde gösteriyor. Şu anda dünyadaki bütün fiziki emtianın, bu finansal emtia içinde olur, gıda emtiası içinde, enerji, hepsi için vadeli satışlar yapıyorlar kağıt üzerinde. Yani olmayan şeyleri satıyorlar. Ve gerçek fiziki talep halinde bütün bu kontratların karşılığı böyle bir şey olsa, bütün değil yani onda biri olsa sistem çöker yani. Tabii. Bilmiyorum, belki yok, ona bir gönderme bir olabilir. Sistem de bir yorum yapabilir miyim? Olabilir yani. Şimdi Rusya çok yakında da Brezilya ile Arjantin yeni para birimine geçmeye başladılar. Rusya altına bağladı diye haberler çıkmıştı bundan 6 ay 7 ay önce. Hamza daha iyi bilir onu. Şimdi burada altına bağlanarak paraları sınırlı hale getirmeye çalışıyorlar. Ama Batı dünyası da bu savaş, Ukrayna savaşı sebebiyle Rusya'nın altından istifade etmemesi için altın fiyatlarını baskılıyor. Bu baskılamayı nasıl yapıyor? Türevlerle. Hatta Bitcoin bile buna dahil olabilir. Yani Bitcoin'i bile bunun için çıkartmış olabilirler. Veya kripto, işte bu paraların hepsini. Şimdi burada fiyatlar eğer baskılanamazsa, Hamza'nın dediği gibi bu türevler çok şişmiş durumda. Bunlar patlayabilir. Patladığı zaman da bu çok büyük bir kriz olur. O eriyor demesi, altının fiyatı zorluyor sistemi. Şu anda yükselmeye çalışıyor ama bastırıyorlar. Yani 1600 dolardaydı. 1900'lere geldi şu anda. Bu 1-2 ay içinde oldu. Hayır, bir senedir oraya takıldınız da şeye takılmıyorsunuz. Yani orada diyor ki 2015-2025 yılı içinde dünyada en çok büyüyen ülkeler yani birisi, yani ilk 10 sıralımın 4'ü veya 5'inin içinde Türkiye var. Yani Türkiye'ye orada başka bir şey, bir şey bir aramamız lazım. Ters okuyabilir şimdi misiniz? Aslında hani haberin başlığına da bakacak olursanız kendi küllerinden doğan diyor ve acaba eriyor mu yoksa var olan yapıdan yukarıya doğru Türkiye'yi de bastıralım çıkıyor falan mı diyorlar acaba? Yani evet. Türkiye'yi şimdi sürüyor, gelin dikkat edin hızlı gidelim. Bir kapak daha var. Bu haftanın Time'ın kapağı. Quantum Leap yani kapağı. Şöyle diyor. Quantum bilgisayarlar dünyamızı dönüştürecek diye bir başlık atmış. Ve bu başlıkta 21. yüzyıl uzay yarışını kuantum bilgisayarlar başlatacak diyor Time bu kapağında. Ancak büyük bir, ama çok büyük bir güvenlik problemi var. Çünkü biliyorsunuz yani bizim kullandığımız, şu anda kullandığımız tüm bilgisayarları kuantum bilgisayarlar bir şekilde hackleyebiliyorlar. Böyle bir hem sorun var. Hem hacklenme var, hem de şarj olayı çözülmemiş. Bir de internet olayı şimdi da çözülmemiş. Bunda bu metni tabi tweette az yazıyoruz ama bu metnin içinde şöyle bir yazı da var. Diyor ki artık hani enerji sorunu hemen hemen yok olmaya başladı. Kuantumla birlikte. Ben bundan bir 10 sene kadar önce Nature dergisinde, meşhur dünya çapında en önemli bilim dergilerinden bir tanesidir,
bir makale vardı. Orada okumuştum. Verinin ışınlandığını, data teleportation diye bir şey. Hatta bunun bir deneyini yapmışlar. İki tane devre arasında sıfır Kelvin'de soğutulmuş sıvı nitrojenle iki devre arasında bir veriyi bir diğerine ışınlandığına dair bir makale yayınlanmıştı. Tabii aradan zaman geçti. Yani ışınlama demek saniyede 300 bin kilometrenin üstünde bir hızla, yani ışık hızının üzerinde bir şeyi aktarıyorsun. Bu bir veri olabilir, bir cisim olabilir, başka bir şey olabilir. Yani kütlesi olan bir şey henüz dünyada ışınlanmış değil ama bu aslında bilmiyoruz da. Yani yok, tabii aslında var. Doğru. Kur'an-ı Kerim'de var. Var Hazreti tabii. Süleyman Basri'nde var. Birazdan konuya da gireriz de. Evet. Ama bugüne geldiğimizde özellikle 2018'den 2019'dan sonra bu Zero Kelvin teleportation diye bir kavram, yani bu kuantum bilgisayarlar üzerinden iyice yaygın hale geldi. Işınlanma var yani burada. Bildiğin bir veriyi, hatta geçenlerde bir şeyde çıkmıştı, BBC'de bir haber çıkmıştı. Geçenlerde dedim, yine birkaç sene oluyor. Dünyanın yörüngesine gönderdiler. Foton ışınlandı diye. Yine şeyin ışığın hızının üzerinde 300 bin kilometre bölü saniye. Fotonun üzerine bilgiyi yüklüyorlar. Evet, aynen. Ve bilgiyi steril aktarıyor. Bir ortam var. Çok hassas hız ölçümler yapıyorlar. Daha foton buradan girmeden buradan çıktığını görüyorlar. Aynı, birebir aynı. Hatta ışığın hızının acaba 300 binin üzerinde olabildiği mi? Doktor Wung yapmıştı galiba o şöyle dergide bir şey yayınlanan. Öyle bir şey olursa sen şimdi bu saniyede veriyi gönderiyorsun. Veri bir saniye önce geliyor. Evet. Yani onun yani gibi düne, bir şey. Yani düne haber gönderiyorsun. Onun gibi bir yani şimdi başlıyorsun olayı yapmaya ama hani dün, veriyi gönderdikten dün, sonra kütleyi de gönderebilirsin. Bir şey fark etmiyor. Foton yani, bir süre yani sonra parçacık şöyle, olacak. Şöyle bir şey oluyor. Yani Milli Piyango'nun sonucunu öğreniyorsun. Düne gönderiyorsun. Adam ona göre oynuyor. Parayı kazanıyor. Bayağı onun gibi bir şey oluyor. Ya da bizim zaman kavramımız farklı olabilir mi diyebiliriz. Yani bu milli salisenin aslında 100 birim değil de 100'den daha düşük bir birim olabileceği de ortaya çıkabilir. Zaman kavramı değişebilir. Ali, bir tam, de şurada mesele bu Great Reset'e mi acaba gönderme yapıyor kuantum bilgisayar? Çünkü bizde kuantum bilgisayar olmayacağı için piyasalarda kim hızlı işlem yaparsa al-sat olayları, yani kuantum bilgisayarla yaparsanız bunu çok hızlı bir şekilde alıp yani satarsınız. Yani o döneme geldiği zaman acaba bir, yani borsalar evet, kalacak mı? Bir anlamı olacak yani, mı? Onları da konuşmak gibi lazım. Gibi bir durum ortaya fakat çıkıyor. İki numaralı tweet'i alalım. Çok ilginç bir şey. Serhat hem seni hem de Ali Selman'ı daha çok ilgilendiriyor. Şimdi biliyoruz dünyanın çekirdeği dönmeyi evet, durdurduğunu iddia evet, etti birisi. Tersi yani, döndüğünü de söylediler. Evet. Yani Çin Pekin Üniversitesi insanları Yi Yang ve Zaydun Song'a göre dünyanın iç çekirdeği son 10 yılda dönmeyi durdurdu. Evet. Ve hatta 1970'lerin başındaki bir salınımla bir geri dönüş yaşanabilir diyor. Şimdi Serhat, senin çok anlattığın konu bu. Evet. Şimdi bu da bu senin tezlerinin bir şekilde desteklendiğini yani bu, söyleyen bir Pekin Üniversitesi araştırması. Evet, bu gerçekleşirse yani geriye dönme başlarsa burada bu başladı diyor. Başladı diyor ama bu çok yavaştır, yani devamlı hale gelmesi lazım. Devamlı hale gelirse eğer bu da kaç senede gelir? İşte 2028'den sonraki yıllarda ben bekliyorum. Her anda olabilir yani. Hızlanmasına bağlı. Geriye dönme devam ederse ne olur? Şu olur. Şu andaki kutup kayması tam sınıra gelmiş durumda. Yani pizza kulesi gibi böyle yandırıyor. Tam sınıra geldi. Eğer açıyı kaybederse dünya takla atacak demektir fiziksel olarak. Bu dünyanın takla atması demek bütün sistemin her şeyin değişmesi demek ve bu benim yaptığım araştırmalarda ben Kur'an-ı Kerim'den de şeylerini bulmaya çalışıyorum ve var da yani bana göre de kuvvetli delilleri var. Bilmiyorum, Caner Hoca belki karşı çıkar, belki destekler, bilemiyorum. Kehf suresinde bu balığın canlanması olayı ve Hızır'ı bulmak için Hazreti Musa ile Hazreti Yuşa'nın hareketleri sırasında o mesafeyi geçmeleri ve geriye dönmeleri anlatılıyor. Bu geriye dönmeden ben dünyanın bütün sisteminin fiziksel olarak takla yani attık. Güneş batıdan tabii batıdan doğacak evet, o zaman. Bu da kısa bir süre içerisinde oluyor. Ani oluyor. Yani bunun mesela işaretlerini Yeşu bölümünde Tevrat'ta da bulabiliyoruz. Güneşi durdurması olayı var. Bunun
anlatımı Yuşa Tepesi'ndeki Beyaz Kitabe'de var. Yani bunlar hepsi böyle parça parça bilgiler olarak gelmiş. Şimdi bu olursa dünya gene dönmeye devam edecek. İnsanlar bunda bir şey hissetmeyecekler. Sadece güneş havada duruyormuş gibi, yani doğudan doğmuş. Saat 12'de falan ortaya gelmiş ama batmıyor. Birkaç saat öyle durmuş. Ondan sonra tersi dönmüş. Geldiği yerden batmış gibi olacak. Ama kutuplar yer değiştirdikten sonra bu bütün iklimleri, her şeyi, akarsuları, efendim, depremler, volkanlar, her şey, yani etkileyecek. Bunu soruyorlar. Ve diyorlar ki değişikliği bunu nasıl ölçtü? Tabii bu yine tweet olduğu için az onu metin geçiyor. Diyor ki biz dünyadaki depremlerin ve yanardağların frekanslarını ölçerek bu sistemi diyor geri döndüğünü bir şekilde anladık. Şimdi bunu ilk bulan Schumann diye bir adam. Schumann rezonansı deniyor. Dünyanın çekirdeğinin titreşim sayısı. Yani hem dönüyor hem çekirdek titreşiyor. Bu da zaten şu an 12.7-12.8'lerde birim olarak saniyede. 13'e geldiğinde tersinir olacağını, kutupların, yani manyetik kutupların takla atacağını, çekirdeğin duracağını ve daha sonra tekrar geriye döneceğini. Bu bir teori ama. Şimdi diğer bir teori... Ama işte, teori şu anda... Şimdi 3 teori var aslında burada. Şimdi bu ilk yeni teori, aslında yeni de değil de şöyle bir durum var. Bunun durduğunu, 70'lerde durduğunu, yavaş yavaş tersine döneceğini söylüyor. Bu teori biraz daha akla yatmıyor ama bu teoriyi destekleyen başka bir teori daha var. Her 35 senede bir dünyanın çekirdeğinin durup tekrar terse döndüğünü. 35 sene sonra yani tekrar duruyor, tekrar terse dönüyor diye. Aslında bunların hiçbiri tabii fiziksel olarak ölçülmüş, kanıtlanmış değil. Yani çünkü oraya bir sondaj yapıp bakılması gerekiyor. Tamamen matematiksel teoriler. Bu üç teori arasında bir yerdeyiz biz şimdi. Fakat bu dünya tersine dönecek mi? Dönecek. Bunu ispatlayabiliyorlar. Onu da daha önceki şeylerden, gemi kaptanlarının seyir defterlerinde Kuzey Kutbu'nun nerede olduğundan. Onun dışında manyetik kutupların şu an kayması, zaten navigasyonun sürekli uydular tarafından ayarlanması. İşte şeyi 400 kilometre terk etti Kanada'yı, şu an Sibirya'nın üzerinde. Onun dışında bu manyetik şeyler var. Bakır, demir, nikel vesaire, bunların volkanlardan sonra sağa mı sola mı doğru akarak donduğu. Bunlara bakarak daha önce dünyanın terse döndüğünü biz biliyoruz. Bu da en son işte 174 bin yıl önce her 5000 yılda olan bir süreçmiş zaten. Fakat daha sonra bu tersinme durmuş, bir yaşam olanakları daha fazla gelişmiş. Şimdi tekrar aynı döneme girme gibi bir durum var. Şimdi Caner, sana bir tweet olsun. Çünkü biraz Katolik Kilisesi'ni ilgilendiriyor gerçi. Hani biraz dinler tarihi filan olunca sevgili yönetmenim, 3 numarayı bir verim ekrana, bir onu bakalım. Şimdi The Telegraph şöyle bir haber var. 31 Aralık'ta 95 yaşında ölen Papa 16. Benedik, Hristiyanlık nedir diye bir kitap, ölümünden sonra yayınlansın diye bir kitap çıkacak yakın zamanda. Bu kitabın içinde bir konu var. Kitapta diyor ki birçok rahip ve rahibe düzenli olarak porno film izliyor. Biz bunu biliyoruz. Fakat deşifre edemedim ben. Bunu da tabii Francis'e bir şekilde ithaf ederek çıkarttığı bir kitap. Diyor ki bazı ilahiyat okullarında ise bırakın eşcinselliği, eşcinsel kulüpler bile oluşmaya başladı diye kitabında geçiyor. Nasıl yorumlarsın? Tabii. Bu da bu haftanın The Telegraph'ın haberiydi. Tabii, yani olabilir, yani kitabında böyle bir şey yazıp da ölümünden sonra açılmasını istemiş olabilir. Bu tabii ki istatistik olarak şöyle diyelim, yani dünyada belli bir oranda eşcinsel var. Katolik Kilisesi'nin içindeki eşcinsel oranı dünyadaki geri kalan ortalamaya göre nasıl? Bence ona bakmak lazım. Çünkü Katolik Kilisesi çok büyük bir kurum. Yani Katoliklik, Hristiyanlık dünyanın en kalabalık dini. Dünyanın %31'i Hristiyan. Bunların da çok en büyük mezhebi Katoliklik. Yani şimdi 1 milyardan fazla kimseden bahsediyoruz. 1 milyarı geçmiş kişiden bahsediyoruz. Bunların içinde çok geniş bir rahip sınıfı var. Yani bunların içinde belli bir şekilde zaten eşcinsel olması beklenecek bir şey. Ama önemli olan... Kulüplerin açılması... Yani... Evet. Tabii daha ki, önce ben böyle bir şey demek, duymadım. Yani oran olarak, yani bir oran olarak bunları karşılaştırmak, bir istatistik olmadığı için
oran olarak gerçekten ne kadar yüksek seviyede olduğunla ilgili tam bir şey diyemiyoruz. Kulübün kurulması ilginç. Kulübün kurulması Katoliklik asla kabul edebileceği bir şey. Onun için yani bu Katoliklik de aslında Katoliklik de değil sadece bu, yani Ortodokslukta da Protestanlığın ana kollarında, şimdi bazı Protestan mezhepler eşcinsel kiliseler de açtılar ama yani Protestanlığın ilk kurucu babalarında da zaten Ortodokslukta, Katoliklikte, Hristiyanlıkta, İslam mezheplerinde olduğu gibi eşcinselliğe karşıt tavır çok nettir, karşıtlık. Yani burada bir şey yoktur. Az zamanda bazı kollar özellikle Protestanların içinde buna karşı daha gevşeklik gösteriyor. Yalnız Katoliklik için tabii papalıkla ilgili önemli bir şey var. Onu göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi Katoliklik Protestanlıktan daha farklı olarak kiliseyi sadece bir organizasyon olarak görmüyor. Mesela Protestanlıkta böyledir, aslında Sünnilikte de öyledir. Cami bir Müslümanların bir araya geldiği bir organizasyondur. Yani o Allah'ı beraber anarlar orada. Bu yani insanların gelişimine katkıda bulunur. Katoliklikte bundan kilise çok daha fazlasıdır. Kilise aynı zamanda Tanrı'nın yeryüzünde temsilcisidir. Kutsal ruhtan haberleri alıp Papa açıklar. Yani aslında kilisenin resmi açıklamaları, ansiklik dediğimiz açıklamaları bizatihi Tanrı'nın açıklamalarıdır. Çünkü üçlemenin bir unsuru olan kutsal ruhun korumasındadır. Bu yüzden aslında burada papalığın yanılmazlığı doktrini vardır Katolik Lisesi'nde. Bu yüzden papaların yanılması veya bir hata yapmasını açıklamak Katolik Lisesi açısından ciddi sıkıcı bir olaydır. Onlar gerçi papalıkla alakalı olan olmayan gibi farklar oluşturarak bunu belli şekilde açıklamaya çalışıyorlar ama Katolikliğin, yani kilisenin Tanrı'yı yeryüzünde temsil ettiği doktrini Katolik Lisesi'ni geri kalan mezheplere göre, mesela bir Protestanlığa göre veya İslam'ın Sünniliğine göre mesela çok daha zor durumda bırakmaktadır. Çünkü diğer mezheplerde Tanrı'nın yeryüzünde temsil ettiğini söylemiyorlar. Tanrı'nın bir dini var, biz onu anlamaya çalışıyoruz. Biz diğerlerinden en azından daha iyi anladık iddiası var. Ama bizim sonuçlar, anlayışımız yani Tanrı'nın bize bir vahyidir gibi bir izah yok yani bunlarda. Şimdi Katolizmin dışında ilk defa bir papadan, yani düşünsene, rahibeler ve rahipler porno film seyrediyor. Artık bunlar deklare oldu. Herkesin, evet. Yani çok güncel bir şeymiş gibi bahsediyor. Bir de diyor ki eşcinsel olabilir. Bunları yaşadık. Evet. Katolik Kilisesi kendini deşifre de ettiği, ifşa da ettiği oldu. Fakat kulüplerin kurulmasından bahsediyor. Yani artık dinde başka bir, yani biraz sonra konuşacağız belki. Cinsiyetsiz toplum kavramları. Ben de biraz Protestanlıkla Ortodoks diğer kiliseleri de kısmen izlemeye çalışıyorum. Yani şimdi bu İslam'ın içinde de aslında önemli bir sorun ama özellikle Hristiyan mezhepler LGBT gibi kurumların yükselişiyle ve toplumda meşruluk kazanmalarıyla ciddi anlamda başları dertte. Ve ciddi anlamda bununla yakınıyorlar. Yani şu an mesela Amerika'ya da gitseniz, Amerika'daki Hristiyan kollar, mezhepler, ayrı ayrı Protestan mezheplerin de en önemli sorunu bu. Yani biz bu homoseksüelliğin toplumdaki meşrulaşmasına karşı ne yapacağız sorusu hepsinin önünde en önemli sorulardan birisi olarak duruyor. Evet. Bir şey ekleyebilir miyim? Tabii oraya? Eklemek isteyen varsa Vatikan'ın ekleyebilir. Vatikan'ın yani bu bölüm böyle özellikle bir bölüm. Son yıllardaki yaklaşımına bakıyoruz. İnceliyoruz. Papa Benediktus zamanında da, sonra istifa etti, yani istifa da alışılmış bir şey değildi. Francis zamanında istifa edemez biliyorsun. Çok garip bir şey. Çok garip bir şekilde yani, istifa etti. İstifa edemez papalar. Yani o ikisinin döneminde de, yani Francis döneminde de şöyle bir şey vardı. Mesela Benediktus demişti ki küresel ısınma, iklim değişikliği küresel bir sorundur. Dolayısıyla küresel bir hükümetin iradesini gerektirir çözüm için. Böyle küreselciliğe sürekli atlar. Yani Dünya Ekonomik Forumu'nun ortaya koyduğu o büyük reset içerisindeki vizyonlar var ya, o projeksiyonların, ajandaların hepsinin karşılığını oradan görüyoruz. Burada işte mülkiyetsiz toplum, nakitsiz toplum, mahremiyetsiz toplum, cinsiyetsiz toplum, böyle bir sürü sayabileceğimiz toplum vasıfları var ya, onlardan bir tanesini de sanki meşrulaştırma ya yönelik telegrafın yaptığı yayın biraz da böyle bir algıya da hizmet ediyor. Biraz onu da ben hissediyorum. Tabii tabii, ben de öyle düşünüyorum. Bu yani Papa'nın bu kitabına bunu alması şu anda bu çok dünya üzerinde pompalanan bir şey. Yani meşru olması, bir zemin kazanması isteniyor. Yani doğal olarak var, belli bir oranda var ama bunun yayılması lazım. Ya bu mesela başka şeylerin, işte hayvan hakları,
kadın hakları, yok şunların hakları, bunların bir sürü şeyle birlikte bu böyle insanları, insanoğlunu daha doğrusu ta Hazreti Adem'den gelen insanoğlu dediğimiz ayrı bir şey var, melezden ayrı olan, bunun yozlaşması lazım ve köksüzleşmesi lazım ve tek tek birey haline gelip hiçbir yerden bir tutamak bulamaması lazım. Yani tutunacak bir dal olmayacak. Yani diyorsun ki yani Tanrı'nın yaratmış olduğu, Allah'ın yaratmış olduğu yani, insan bozulması gerekiyor. Bozulması gerekiyor. Şimdi bununla ilgili bir tweet gerekiyor. Vereceğim. Şimdi en önemli şey kutsallardır tabii. Evet. 5 numarayı alalım mı? 5 numara da gelirse. Şimdi garip bir şey oldu. Tabii bu yazılımlar falan çok değişik bir boyut veyahut da yapı. Kullanıcıların Hazreti İsa ve Hitler gibi tarihteki, dikkat, 20 bin kişiyle sohbet etmesine izin veren yeni yapay zeka uygulaması bir şekilde başladı. Şimdi uygulamayı Amazon'da yazılım mühendisi olarak çalışan 25 yaşındaki Start Chat diye bir adam oluşturdu. Bazı kişi ve kuruluşlar uygulamayı şikayet etti. Aslında şikayet edenler genel itibariyle daha çok, yani biraz daha mutasip kesimler. Çünkü şöyle bir problem var. Çok insan Hazreti İsa ile ve Hitler'le görüşmeye çalışmış. Hı hı. Çünkü işte bilhassa Yahudi kuruluşlar filan buna acayip şekilde karşı, en büyük şikayetlerin başında onlar da geliyor. Şimdi ne diyorsun Hamza, böyle bir şey? Yani şimdi herhangi bir peygamber, daha da ileri gidiyor bu program. Diyor ki isterseniz Tanrı'yla da görüştürebilirim. Vahiy geliyor. Hocam yani şöyle bir şey var. Şimdi programın ne yaptığını bence hesaplamak lazım. Şimdi programın yaptığı şey belli şekilde bir İsa veya Tanrı'yla da dediğiniz gibi sohbet yaptırabilir. Ama tabii Tanrı'yla sohbet olmaz. Onlar yaptırdığını düşünebilir. Veyahut da Hitler veyahut da Napolyon veyahut da herhangi bir devlet büyüğü veya bir peygamber veya din adamının herhalde bilgileri veriliyor. Yani bir yapay zekaya bu tanıtılıyor. Veyahut da geçmiş konuşmaları, yaptıkları, hareketleri, tavırları tanıtıyor. Bu çerçevede, bu tanıtılanlar çerçevesinde birilerine cevap veriyor. Yani sonuçta cevap veren herhalde Hitler'in kendisi veya Hazreti İsa'nın kendisi değil burada. Tabii ki yani ben dini kuruluşların hassasiyetini de anlıyorum. Yani orada bizatihi Hazreti İsa olmadığına göre bu cevapları veren. Yani oradaki yapay zekayı sanki bunu belki genç dimalarda Hazreti İsa ile yapay zekanın farkına varamayacak insanlar da ne yazık ki dünyada var. Bundan etkilenecekleri için ben bunlara yani itiraz edilmesi. Biz mesela Hazreti Muhammed'i yapay zekasını oluşturup veya Tanrı'yı oluşturup da Tanrı adına, Hazreti Muhammed adına cevap verseler karşı çıkacağımız gibi. Bir Hristiyan'ın da bundan rahatsız olmasını ben doğal karşılıyorum. Karşı çıkmazlar. Bir Mehdi inancı var, Mesih inancı var. Şimdi yapay zeka da şunu illaki öğrenecektir. Yani insanı en kolay kontrol etme yöntemi inanç. Yani inancıyla oyna ya da belli bir şeye inandır. Her şeyini verir. Yalnız oradaki malını, İsa canını. Figürüne dikkat ettiniz mi? Sarışın bir adam. Anglo-Sakson yani. Bir tip. Alakası ama yok. Ama yani o resimlerdeki İsa'yı verirseniz yapay zeka, yapay zeka da İsa'yı gidip kırmızı saçlı İrlandalı biri gibi zanneder. Yani, sanki bir Yahudi yani. Görüntüsünde biri değil de İrlandalı. Şimdi şöyle bir soru gelir izleyicilerden. Peki nasıl İsa'yla, Hazreti İsa'yla? Tabii biz Tanrı İsa dememiz lazım onlar için. Çünkü onlar Tanrı olarak, bizim için peygamber, onlar için Tanrı olduğu için diyor ki bütün diyor sistemdeki bilgileri analiz ediyor. Ne yazı varsa bu konuda, hangi fotoğraf varsa, hatta ben diyor bana göre bütün bilgileri alıyorum, kendim çiziyorum diyor yapay zeka. Herhangi bu İsa aslında böyle birisi olması lazım. İyi de o zaman bu İsa olmuyor ki, Google oluyor. Google'ın daha ileriki bir şey soruyorsun, sana cevap veriyor. Ama işte buna Wikipedia inanacak gibi çok şey büyük oluyor. Kitleler var yani. Şimdi mesela bizde de çeşitli tarikatlarda, sadece bizde değil bütün dünyada işte adam Hazreti Meryem'i gören, Fatıma'yı gören, Hazreti İsa'yı gören, rüyasında gören, vahiy alan, işte ilham olunan falan olan filan. Onun bir teknolojik versiyonu olmuş olacak bu. Emin olun buna da inanacak çok kitleler vardır. Ya o zamanlar öyleydi, şimdi sistem değişti. O zaman anlayamıyorlardı bunlar. Şimdi artık anlayabiliyoruz. Evet. Yapay zeka kanalıyla ya da işte medyumluk, büyücülük vesairede işte
geçmişle konuşma, işte geçmiş ruhlarla konuşma vesaire. Hatta bir ünlü biri de çıktı söyledi, işte ben babamla konuştum. Şimdi yani şöyle diyeyim, biz Hristiyanlığın ilk yüzyılına gitsek, keşke Zafer Duygu Hoca da burada olsa, onun da çok uzmanlık alanında konular. Yani bir... Şimdi Zafer Hoca sana bir şey soruyor. Tamam. Senin bu camı takan çocuk... Allah Allah. Reklam girdi oraya. Şeyi kapatabiliriz evet. Belki kapatalım. Ekranı. Her şeyi taslamamış. Ekranı kapatırsak. Olur hocam, olur hocam. Yani biz Hristiyanlığın ilk yüzyılına gitsek İsa'nın kişiliği tartışılıyor. Mesela, yani Tanrı İsa var. Direkt bir İsa, yani İslam'daki İsa görüşü gibi bir İsa görüşü var. Bunun ara versiyonları var. Yani kafir olan bir İsa var, Mesih bekliyorlar, yani Mesih bazı, geliyor, Yahudiler bazı, kaçırıyor bazı, bu Mesih'i. Bazı Yahudiler yani, açısından sahte Mesih tabii, olan bir İsa Paulus var ama İsa'yı birisi. Direkt yani kendi önderleri kabul edenlerden de onu tanrılaştıranlardan, onu bir peygamber gibi görenlere kadar da değişik versiyon. Yani Paulus'un İsa'sıyla aslında aynen. Hazreti İsa vefat ettikten sonra Kudüs'teki baş... Grubun da İsa'sı farklı. Yani Paulus'un İsa'sıyla. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yani hangi İsa'yı bak, İsa kabul edileceği burada hangi önemli. Hangi İsa'yı İsa kabul edecek kavram yapay zeka diyor ki. Ben karar veririm sizin yerinize. Ben karar veririm. Olabilir, siz benim dediğimi yapacaksınız. Şimdi biraz konuya dönelim isterseniz. Şimdi yapay zeka bir din çıkartacak iddiası var. Yani diyor ki çünkü insanlığın yaratmış olduğu diyor. Veyahut da insanlığın hazırlamış olduğu tüm sistem aslında diyor bu dünyaya ait değildir. Yani geçerli bak, değildir. Bitireyim soruyu var. Sorayım devam et. Şimdi yapay zeka bir din çıkartacaksa. Tamam. Yani herkes böyle bir şey bekliyor. Diyor ki kuralların bu oldu. Belki bu bir din olabilir, bir yaşam şekli olabilir. Peki hani dinlere baktığımız zaman mezhepler var. Bu da mezheplere bölünebilir. Tamam, ben sana evet. Cevap vereyim abi sana bak. Şu anda var biliyor musunuz? Yapay zekanın dini, algoritmanın dini şu anda var. Din nedir biliyor musun? Anayasalar var ya, bir toplumun anayasası, yasa falan da değildir o. Bir sözleşmedir, toplumun üzerine mütabakat sağladığı bir metindir değil mi? Mütabakat metni. Bu metinler şu anda her büyük sosyal mecrada, dijital anlamda söylüyorum, YouTube'undan, Twitter'ın, Face'in, bunu, hepsinde bir şey var. Topluluk kuralları diye bir şey var. Yani o da oranın anayasası. Dolayısıyla oranın dini. Sen o dinine aykırı bir hareket edersen, yani onların politikalarının dışında herhangi bir şey söylersen, sözlü olarak fark etmez, algoritma senin sözlü söylediğin şeyi yazıya aktarıp hemen anında buluyor. Onu siliyor, kapatıyor, seni kısıtlıyor. Yani bir yaptırım, seni aforoz ediyor tamam mı? Ve bunun da aforozun da dereceleri var yani. Komple de edebilir. O yavaş yavaş dışlıyor da yani. Oluyor, dışlıyor. Bir yaptırıma maruz kalıyorsun ve bunu yaşıyorsun. Şimdi bu tabii biraz daha da ilerleyecek, daha da büyüyecek. Dijitalin içerisinde daha fazla yaşamaya başlayınca bunlar bize daha çok etki edecek. Şu an etkisini gördüğümüz bu en çok sosyal medya. Ama yarın niye güldün? Ama yarın yok ki yapayızım bir şey yok. Tamam. Gelsin şey. Öyle bir imalı güldün. Yok yok yok, bunun bu anlattığınla ilgili değil. Ya ben yapay zekalarla ilgili başka bir şey yazıyorum da buraya. Tamam. Ama yarın bunu bütün dünyada devletler kendi vatandaşlarına şunu dayatacaklar. Dijital bir kimlik ve dijital bir para. Onun dışında hiçbir hareket alanın olmayacak. Bütün ama bu yaşam şeyi, şekli. Yaşam şekli. Bahsettiğimiz olacak. Biraz kayıt daha. Kayıt altında. Evet. Yani her şeyin kayıt altında. Kayıt altında olmayan hiçbir hareketin yok. Eylemin yok. Dolayısıyla bütün söylediklerin, yaptıkların, harcamaların. Hatta dijital bir beden. Yani o şöyle da var, bir şey da olur mu? Bak şey şimdi belki yapabilir dünyada hiç tartışılmamış bir şey konuşalım. Şimdi nasıl biliyor musun Caner? Bak şimdi. Ülken için ölürsün değil mi? Ailen için de ölebilirsin. Yani veyahut da dinin için dersin ki ben buna baş koydum. Bunun için de ölebilirim. Acaba bir gün dijitalde aynen ben de aynı şeyi söyleyecektim. Öyle bir şey oluşup onun için insanlar ölür mü? Ölür. Evet, ilk aşaması bedensel. Evet. Bunun ilk olarak aşaması ama, Hamza'nın söylediği yere bedensel götürmek. Bedensel olarak gerçek ölümden bahsediyorum. Ama şöyle bak şimdi hocam bir müsaade edersen ben bir şeyler söyleyeyim. Şimdi hüküm koyuyor dinler. Yani şu haramdır, bu helaldir.
hüküm koyuyor ve insanlar ona uyuyor. Hı. Sen şimdi Hazreti İsa ile konuşuyorsan, Hristiyansan, Hazreti İsa sana bir şey söyleyecek değil mi? Ne söyledi? Bugün geçerli olan bu hükmün tam tersini söyledi. Sen de buna kesin inanıyorsun. Gidiyorsun, etrafına insanları topluyorsun. Ben Hazreti İsa ile konuştum. Bu hüküm değişti kardeşim. Hristiyanlıkta şöyle uygulayacağız. Şimdi parça parça olduğu zaman bak, bu aslında baştan dinleri dağıtma operasyonu. Ama ondan sonra senin söylediğin yere de kanalize edebilirler. Yani? Yani önce parçalayacak, dağıtacak, mezhepleri çok çıkartacak. 4 tane varsa Hristiyanlıkta mezhep, 4000 tane olması lazım. Yine bu lazım. Yapay zeka yani tarafından mı yapılacak? Tabii yapay zeka ondan sonra diyecek ki ben bunları birleştiriyorum kardeşim, ortak bir şeyde. Gelin yeni bir din ne yönlendirebilir? Dinin nasıl çıkacağını söyleyebilirim. Bu daha önce tarihte yapıldı aslında. Hristiyanlık biliyorsunuz. Yani topladılar, Mısır dininden aldılar, işte Roma dininden aldılar, bir de Hristiyanlıktan aldılar, birleştirdiler. İşte Horus'a da baksanız, Jüpiter'e de baksanız, Hazreti İsa'ya da baksanız, doğum tarihleri aynı, usuller aynı vesaire vesaire. Böyle bir din ortaya çıktı. Yani onlar da, yani onlar da yadırgamasın, evet, biz de yadırgamayalım, hani savaşmayalım diye. Şimdi bütün dinlerden belli bir doneleri alır, inceler, ortak noktalarını bulur, der ki bu din bundan sonra bu. Ama bütün dinler çıktıktan sonra hep büyük zulümler ortaya çıkmıştır. Çünkü karşı taraftaki insanların başka bir dini var, bunu kabul etmeyecekler ve büyük savaşlar ortaya çıkmıştır. Onu parçalayacak önce. Tabii ki ya, önce parçalaması işte din lazım. Savaşları ortaya çıkacak. Yok, savaş, küçük küçük çatışmalar da olsa katliam olur. Yani onlar ya, tabii. İnsanlar yani, hocam burada tabii bazen şunu da buna diye zorlar. Yani, bence yani şunu da bir belirtmemiz lazım. Şimdi yapay zeka tekil diye konuşmamız yanıltıcı olabiliyor bazen. Çoğul, tabii tabii. Yani evet, aslında yapay zeka diye bir şey yok. Yapay zekalar var. Yani yapay zekadan tekil olarak konuşunca orada oluşturan, din oluşturan veya orada bir her şeye karar veren yapay zeka gibi gözüküyor. Oysa farklı farklı bilim adamlarının oluşturduğu farklı farklı yapay zekalar. Çin'in, Amerika'nın, Çin'in, bir şey ekleyeyim mi? Evet. Caner, şimdi şeyden söyledin, yapay zeka çoğuldur dedin. Çoğul mu olacak, tekil mi olacak? Çoğul kesin. Tamam. Şu anda çoğul. Siz de çoğul mu diyorsunuz? Çoğul, çoğul. Tamam. Evet. Şu anda zaten şu andaki ben olan olguyu söylüyorum. Çoğul. İleride de öyle devam edeceğini düşünüyorum ama yani zaten olgu şu anda zaten çoğul olması. Şimdi ben yine de yapay zekaların insan iradesiyle oluşturulan, insandan çok daha yapamadıklarını yapabilen, bu yüzden dinler kullanımının dinler açısından ne getireceğini tartışmasını felsefi ve sosyolojik açıdan önemli bulan biriyim. Ama insanlardan bağımsızlaşıp din kurabileceklerini falan düşünmüyorum. Fakat kuramayacak bile olsalar, dindarlar, ateistler veya diğer, mesela diyelim ki herhangi bir yapay zeka programcısının Hazreti İsa veya Hazreti Muhammed'le insanları konuşturacağım diye belli yapay zekalarla chat odaları kurması dinler açısından ne getirecek? Belki bunu tartışmak lazım. Veyahut da diyelim İslam'ın içinde yapay zekalar ki şu ne an getirir? Ne olur konuşalım yani onu da, mesela bir de şöyle bir soru daha evet, diyeyim ki mesela tamam, diyelim ki yapay zekalar İmam veya müezzin oldular. İslam açısından ne getirir? Yani Diyanet'in kadrosu çok kalabalık diye birçok kimse şikayet ediyor. Yapay zekalar zaten sırf Diyanet kadrosu için değil yani. McDonald's'ta çalışanlarından, tekstilde çalışanlarından, fabrika içinde büyük bir kısmını yerini alabilecek gibi gözüküyor. Zaten şu andaki elimizdeki teknolojiyle de zaten alabilirler. Fakat nedir yani üretimleri? Yani verimli olur mu yani almaları tartışılıyor. Yani şu andaki bir çok McDonald's çalışanı veya bizim birçok müezzin imamın yerini yapay zeka alabilir. Yani şu andaki teknoloji bunu yapmaya müsait. Sadece öyle bir üretim verimli mi değil mi? Yapılır mı yapılmaz mı söz konusu? Bence yapay zekanın insanlardan bağımsızlaşıp alternatif bir din sunması olgusundan önce İslam içinde, Hristiyanlık içinde ve herhangi mezhepler içinde yapay zekanın kullanımının ne getirip götüreceğini konuşmamız lazım. Çünkü daha yakınımızda olan o. Yani böyle bir müezzin çıkarsa ne denecek? Veyahut da İsa ile chat odasında konuşturursa orada yani buna ne diyecek? Yani Hazreti Muhammed'le konuşursa chat odasında. Ya da Alo Fetva Hattı olacak mı yapay zekada? Yani bence bunlar üzerine konuşmamız lazım. Çünkü yapay zekalar kaçınmak... Fetvayı kim verecek? Tabii. Evet. Fetva vermeye kalkan da olabilir. Bütün bilgiler öyle ilmal değil mi şu andaki? Şimdi zaten var buna benzer şeyler. Bak dinlerde var. Yaptılar değil mi? Mesela, ben gördüm. Yahudilerde yapan gördüm. Bir Müslümanlarda gördüm. Hristiyanlarda, Budistlerde hocam, yapay zeka olup da vaaz veren yapay zekalar yapıldı. Budistler onu zaten sonradan var, hepsi alır da. Ama şu anda da mesela bir tane tarikat veya cemiyetin lideri bir rüya görüyor. Ben peygamberimizle görüştüm diyor. Böyle söyledi diyor. Mesela onu o topluluk kabul edebiliyor. Şimdi bu da yapay zekanın bir değişik versiyonu. Ama o zaman
O gün bu bir de şey zaman, var, şeytani zeka, yapay zeka. O gün şeytani zeka mı, yapay zeka yer, yapay yani zeka mı? Bizim fetvacımız yapay zeka, bu Müslüman yapay zeka diyebilirler. Ben Hamza'ya bu arada bir şey sorayım. Hamza, herhangi bir yapay zeka böyle, yani Caner'in bir şekilde belirlediği gibi bir yapıya ulaşsa, müriti ne kadar olur? Bak görüyor musun? Dijital din mürit bulabilir mi diye de başlık var. Ben şimdi dünyada kaç milyar insan var? 7.9 mu? 8.2 9'a yaklaştı. Evet. O zaman 8.9. 1.9'lu yani, bir şey de bir toparlayamadık. Evet. 8.9 milyar insan, aslında hepsi aynı dindendir. İstisnaları saymayalım. İstisnalar hariç. Kimisi kendine Müslüman diyebilir, kimisi Yahudi, Hristiyan, Budist, ne derse desin. Ben diyorum ki hepsi aynı dindendir kardeşim. Hepsi kendi hükümetleri, kendi liderleri, yani kendi tanrılarına ibadet eden, onlar için. Kur'an bunu şirk olarak tanımlıyor. Müşrik dediğin kavram vardır ya, Allah'tan başka bir Rab edinen, bir otoriteye teslim olmuş ve yükümlülüklerini o teslim olduğu otoritenin belirlediği. Dini Türkçe'ye tam çevir, yükümlülüktür. Borç veya yükümlülük aynı şeydir. O yükümlülükleri o otoritenin belirlediği şey. O yüzden bu, nasıl ki bugün 7.9 milyarı bütün bir tek bir dinin içerisine, bu şeytan dininin içerisine tabi etmişse sistem ve buna karşı olanlar da azınlık olduğu için istemese de o kurallara tabi yaşıyor olsa da mecburen, ben de kendimi öyle hissediyorum, mecburen uymak zorunda olduğum bir sistemin içinde, rahatsız olduğum bir sistemin içinde yaşadığımı düşünüyorum. Yaptırım gücü ne olursa, ne kadar büyük olursa, ki burada küresel bir güçten bahsediyoruz, ilerleyişini izliyoruz ve bu ilerleyişine ulus devletleri de dahil ederek giden bir mekanizma görüyoruz. Büyük reset dediğimiz şey bunu öngörüyor. Bunu hayata geçirecek şey. Yani şöyle bir şey olabilir mi? Bugün Instagram, Twitter veya ki en çok ne kullanılıyorsa, dese ki onlar yazılımcılar, ben yeni bir din oluşturuyorum. Bak, mürit çok fazla bulur. Abi mürit ortaya, o din değil zaten o ya. Zaten din olmadan, inanç olmadan. Hangisi dindir? Neye şimdi göre din? Yönetim olmaz, devlet olmaz, nasıl? Sistem olmaz. Öyle bulamaz. Bir tarikat veya bir cemiyet şeklinde, gene kendi hangi dinse, Şintoistse Şintoistlerin içinde, Müslümansa Müslümanların içinde örgütlenerek yapay zekayı da şey kabul ederek. Yapay zeka kendi dinini oluşturamaz diyorsunuz mu? Kendi dinini oluşturamaz. Önce ben burada tam yani, ama bir tane uyduruk kuru yapay zekayı kullanıp çok mürit toplayıp din oluşturabilir yani. Ben öyle din oluşturur. Ben bundan bahsediyorum. Yani bunun nereye gideceğini bilmiyoruz. Yani çok yakın zamanda, yani bu topraklarda da yaşadık değil ya mi? Uyduruk bir guruya tapanlar, kılını alıp da saklayanlar, edenler, neler neler var. Yani oturup da din oluşturunca birileri inanabilecek adam bulmak sorun değil yani. Çok yani fazla dünyadaki var. Olgulara küresel olmaz veya çok fazla bence yayılmaz. Bence küresel olur, ama hatta dinlerin, dünyanın en büyük dini olur. Dinleri o parçaladıktan sonra oraya götürecekler yani, zaten. Yani çünkü, niye parçalıyorsun devamlı? Ya işte parçalıyorlar yani, yaptıkları sistemler parçalamaya dönüyor. Yani mezheplere bol. Tabii mezheplere bol. O farklı fikir olsun, bu farklı, o ayeti tersini söylesin, bu hadisin bilmem tersini söylesin, uygulamaya ters yapsın, şunu yapsın, bunu yapsın. Dağılacak. Buradaki bütün olay şu: köksüz insan nesli gelmesi lazım. Onu yapmaya çalışıyorlar. Yani tek tek insanlar, hiçbir şeye güvenemiyorsun. Annene, babana, vatanına, milletine, dinine hiçbir şeye bağlantın yok. İşte bu LGBT yapıyorlar. Şunu hakkını, ama bunu tek hakkını. Dünya devleti eğer ki bir hedefse, bir projeksiyonsa, onların kendi dünya. Yani bunların bir anlamı, konuştuğunun bir anlamı oluyor mu? George Carlin'in bir sözü dedi. Var. Diyor ki dünyanın dört bir yanındaki askeri mezarlıklarda yatan insanlar kendilerini Tanrı'nın tarafında savaşırken öleceğine, Tanrı'nın onların tarafında savaştığına inandırılmış askerlerle doluyor. Bütün dünyada bak. İki ordu savaşıyor. Bunlar diyor ki Tanrı bizimle. Bu diyor ki Tanrı bizimle. Hı-hı. Tanrı için savaşıyoruz. Bizim kurtuluş hepsi savaşında kendi oldu, inanışlarının adını oldu. Farklı adlandırabilir. Aslında hepsi aynı şey aslında. Yani aynı sisteme hizmet ediyorlar. O yüzden burada din dediğimiz şey, yüklediğimiz az önce söylediğim şey işte, evet. Ya o yükümlülükleri senin yerine Tanrı'nın yerine belirleyen otoriteler var ve onları sen kabul et. 12 o olur, bununki bir olur. Meşhur bir söz vardır. Faşizmin tanrısı ne, nasıl bir şeydi ya? Otorite musun? Dediğin kim mesela? Şimdi burası
Ben biraz hani ulus devletleri kastediyorum. Ulus devletleri ama şimdi şöyle. Daha onun öncesinde krallıklar vardı. Fark etmez. Onun öncesine de git, derebeylikler, feodal yapılar, herhangi bir feodal yapıyı bulabilirsin. Şimdi bu o kadar garip yerlere gider ki Çanakkale'de şehit olmuş insanlar. Müslümanları öldürdü gene. Hindistan'dan topladığı İngilizler getirdi. Müslüman adam karşısında Müslüman olduğunu bilmeden savaşıyor. Şimdi bu hani nereye gidecek? Ucu nereye? Caner ne diyorsun? Peki ben ne? O zaman Müslüman ona gireyim. Evet. Bana bir tane savaş gösterin ki, bana bir tane dünyada, tarihte bir tane savaş gösterin ki halkı kendi iradesiyle gitmiş olsun. O veya o halkın savaşı olsun. Dünyada hiçbir savaş halkların savaşı değildir kardeşim. Kralların savaşıdır ya da devletlerin savaşıdır. Yunanistan'daki Dimitri ile buradaki Davut'un hiç birbiriyle ilgisi olmaz. Ama bu biraz kavgası dünyada olmaz. Deyince olmaz. Yani Caner, bu Bedir Savaşı kralların Bedir başka da, bir şey. Hayır ama şimdi dünyada dedin ya. Bedir başka bir hayır, şey. Hayır ama dünyada dediğin için söyledim bunu. Tamam. Dünyada dediğin o da dünyada. Dünyada savaşlar tarihine baktığın zaman krallıkların, devletlerin savaşlarını görüyorsun. Bedir'deki savaş belki savaş diye bir tanımlanır mı? Veyahut kavga. Abi bir kervan yola çıkıyor ve bu kervan Mekke'de, düşünsene biz şimdi Mekke'de yaşıyoruz. Bizim evimizi basmışlar, mallarımızı talan etmişler. Diyoruz ki baskın yapacağız ve onları geri alacağız. Bir baskın var o, bir baskın o. Yani bizim bildiğimiz konvansiyonel savaşlardan yani, çok farklı bir şey Bedir. Aslında konuyu şöyle belirlememiz lazım değil mi? Yani ortalıkta bir yapay zeka varsa önümüzde büyük bir tehlike var. Doğru mu? Ben şöyle ben yapay zeka belirleyebilir miyim? Fırsat mı, tehlike mi olacağını insanların yaptıkları belirleyecek. Yani ben yapay zekanın çok büyük fırsatlar taşıdığını da göz ardı etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki yapay zekanın yol açabileceği büyük sorunlar var. Şunu düşünüyorum. Şimdi yapay zekanın getirebileceği fırsatlar nedir? Yani öncelikle şunu görüyoruz. Şu andaki dünyadaki iş kollarının çok büyük bir kısmını yapay zekanın üstlenmesi mümkün. Bu da ne yapar? Dünyadaki üretimi çok yüksek seviyede. Yani arttıracak bir şey. İnsanların bence sabah 8'den akşam 6'ya 7'ye kadar haftanın 5 günü 6 günü çalışmaları yani insanlar açısından çok sevimli bir şey değil. Eğer ki yapay zekalar iş kollarını devralırlarsa bence çok rahat olabilecek şeylerden biri tarihte. Önce mesela cuma gününü, sonra belki diğer günleri de yavaş yavaş tatilleri daha genişletip veyahut da günde birçok insanın saat karşılığı ancak çalışıp para aldığı veyahut da şu andaki çalışmanın 1/3 kadar çalışıp sanata, spora, dine, felsefeye daha çok vakit ayırdığı tarihin bir dönemine yapay zekalar sayesinde geçmemiz mümkün. Ama insan fırsatına aykırı değil mi? Niye? Yani, hayır. Hocam askerde... Bence bu kadar çalışmak hiç, insan fıtratına çok uygun. Askerde bizi hiç rahat bırakmazlardı yani. Biz günde 4-5 kere mıntıka bence çünkü... İş olmayınca, rahatlık olunca insan bir kere rahat durmaz. Hocam, ya kavga eder ya dövüşür hocam, ya onunla. İnsanların bakın değil sanatla, bilimle uğraşması, sporla uğraşması, ama bu sosyalleşmesi azınlık... insanların yapabilecekleri, yani bir iş yerine gidip sabahtan akşama kadar çalışmaktan çok daha fazla yapabilecekleri şeyler var. Mesela şu andaki mesela madenleri alalım. Madenlerdeki insanlar oldukça zor koşullarda çalışıyorlar. Şu andaki teknolojimizle çok rahat yapay zekalar madendeki işçilerin işlerini devralabilirler. Veya birçok kimsenin işini de devralabilir. Ben size sorayım üstadım. Mesela tamam ağır işleri, tabii buradaki tehlikeli işleri, yani insanların işsizlik sorunu haklısınız. Ama buradan olacak mesela artık... Az önce dediniz ki bir kitap bitti, ikincisine başladım. Yani bu da sizin bir mesleğiniz, işiniz. Şimdi bakın ben bunu... Ama tabii iş anlamında söylüyorum. Seviyor şimdi ya. Rahat duramazsınız. Bakın ben yani bunu gönüllü olarak bekliyorum. Ben tam tersi çok para tehlikeli kazanacak işlerimi bırakıp bu işe seçerek döndüm. Mesela ama ben emekli olamam benim, yani. Hani benim, o işimi hayır, bırakamam yani. Bir çok, çünkü ne yapacaksın? Birçok iş kolunda çalışan insan... Yok tatil daha güzel. Severek hayır, ben keşke bu işi yapmasam diyor. Keşke sizin dediğiniz gibi evet olsa bütün iş kolları için. Ama birçok tanıdığımız insan... Keşke ben bu işi tabii yapmak ki zorunda olmasam diyor. Bu kadar i̇ş fazla insan şey ne yapacak? Ha. İşin yani doğrusu şimdi, evet buradaki sosyal adaleti müthiş. Hani işsizlik diye bir sorun da oluşabilir. Bu tabii ki yapay zekaların artmasıyla ilgili bence olacak en net sorun başta gözüken işsizlik. Ama dünyada sosyal devlet anlayışıyla veya başka şeylerle işsizlik sorunu çözmek mümkün veya şu şekilde çözmek mümkün. İnsanların birçoğu part time veya saat başı çalışma ücreti, aylık çalışma ücreti yerine almaları gibi sistemlerle
Yani sonuçta ne bileyim yani insanların iş gücünün yarısını yapay zekalar alıyorsa yine aynı sayıda insan çalışıp fakat hepsi yarısı kadar çalışıp hayatlarını devam ettirecekleri bir sistem kurabilir. Ben yani işsizlik, işin öbür tarafındayım bak, diyorum. Bak, mesela piyano beyler, çalacağız. İşsizlik, yani. İşsizlik abi tanımları da mesela öyle bir hayır, yanlış. İşsizlik, örnek ciddi bir sorun. İşsizlik bakın. İşsizlik ben anlamında hayır, söylemiyorum. Hocam, hayır, mesela daha çok vaktimiz var piyano değil çalacağız. Diyor, amca, sorun örnek olarak amca. Diyorum. İşsizlik bence sorun değil. İşsizlik güzel bir şeydir. Hocam ikisi de sorun. Koşu. Yani işin kendisi sorundur. Yok doğru sorun hocam olan, ama. Sorun olan insanın aç kalması. Kendini doyurabilmesi için. İşe ihtiyaç doyuyorsun ya. O olmadığı için biz onu sorun diye, işsizlik sorunu diye tanımlamışız. Evet. Ama yapay zekayla, o otomasyonla bütün bu sorunlar, işte Can Hoca'nın dediği gibi sosyal politikalarla bunlar ortadan kaldırıldıktan sonra ne olacak? İnsanlar bu sefer sevdiği şey yapmaya başlıyor. Hayır, diyor, insanlığın diyor, gelişimi durur ya, olmaz öyle sen şey. Sen şunu yapacağım diyorsun. Ben yapay zekanın, ben her zaman için şunu savunuyorum. Biz gelecekle ilgili aslında tahmin yapmakta bir bilinemez durumdayız. Ben yapay zekanın getirebileceği fırsatlardan birini örnek verdim. Ha, yapay zekalarla beraber işgal orduları kurarak hiç askerde ölmeyeceği için çok rahat birçok yeri işgale kalkan bir manyak da çıkabilir hocam, dünyada. Hocam çok basit. Mesela İki normal Hitler, insanın fıtratından örnek vereyim ben size. Yapay zekalardan orada oluşturur. Çok basit. Tartışmayı başka yerden götürüyorsun. Yok iki fıtrat. Bak bir şey söyleyeyim. İki normal fıtrat hemen örnek vereceğim. Piyano çalacağız. Biri benden daha başarılı. Başarı insanı evet. güdüler. Ben daha başarısızım. Kim duyarım o adama karşı ya da o arkadaşıma karşı? Duyum yani, abi niye duyuyorsun? Hani, seviyoruz ya. Ama bu insan fıtratından ya, bahsediyorum. Insan bu fıtratta bu duygular yani, yerleşik. Bunlara engel ya. Olamayız. Yerleşik fıtrattaki bütün duygular yaşanacağı için sen daha başarılıysan ben daha başarısızsam ve karşılığında hiçbir ödül almıyorsak biz bunda yani para gibi ya da yapay işte zekayla ne şey alakası gibi, var. Hayır işte bu yapay zeka fıtratta derken hani boş kaldık ya boş kalma meselesinden. İnsanlar diyorum. O zaman öyle bir i̇nsanlar perişan edelim ki hocam, hiç piyano çalmasınlar kıskanırlar mı diyoruz birbirini. Hani işte insanlar boş kalınca sanata sevgiye efendime söyleyeyim uçan kuşa kırlara bayıra ben, falan bakın, olmaz bakın, birbirini ben zaten böyle olacak anlamıyorum. Askerde ben törpülemişler seni Selman. Askerden örnek verdi. Boş bırakmıyorlardı birbirini. Şöyle bir şey aslında. Bu da hoşuna gitmiş adamın. Serhat bir şey. Yanlış yerden aslında sevmiş. Caner Hoca doğru söylüyor. Teknolojiye karşı çıkılmaz. Teknoloji gelişecek. Tabii gelişecek. Ama burada önemli olan kısas noktası şu. Teknoloji kimin elinde ve ne yapmak istiyor? İnsanların yapacağı çok şey bu var hocam. Yapay zeka çok, kimin çok, elinde? Çok. Eğer insanların ya. İyiliğini düşünen bir grubun elinde olursa. Buna katılıyorum. Caner tamam. Hocamın söylediği ama gibi. Böyle bir o zaman tablosu çok çizebiliyor musun? Ya. Bak şöyle ben olacak baştan ama. Baştan zaten o yüzden hocam. Yapay zekadaki potansiyel diyerek onu anlattım. Böyle olacak diye anlatmadım. Yani kimin yani elinde yapay bu? Zeka, bu potansiyeli değerlendirmek lazım. Diyorum. İnsanlığı yok etmek isteyenlerin elinde olursa şu çıkacak ortaya. Ya bu insanlar da boş ne işe yarıyor? Hadi bunları yok edelim. Evet. Yani, ama böyle olmamış mı insanlık? İşte böyle tarih, olacak tabii. Zaten. Onun evet. için burada yapay zeka, zeka diyecek ki bunlar üstün ırk dünyanın kaynaklarını tüketiyorlar. Bunun sayısını azaltmak lazım. Bir çiftlik kuralım. İnsanlar şurada, maymunlar, yani diğer işte hayvanlar. Kontrol mesela altına bizi hayvan gibi görecektir. Burada önemli biz olan. Çünkü aynı şeyi niye yapay zekaya çünkü düşman olduğunuz rüyanıza mı girdi? Düşman yani, olmadım. Ya. Ben yapay zeka taraftarıyım. Zaten Allah da bize yapay bir zeka vermedi mi insan olarak? Sizinki yapay bir zeka verdi. Zeka. Biz bu sefer ne yaptık? Zeka. Allah'a sorguladık. Biz ne yaptık? Birbirimize zarar verdik. Biz ne yaptık? Her şeye çöktük. Her kaynağı sömürdük. Bizimki de bir yapay zeka. Zaten sahibine çekmeyen mal haramdır. Biz de bir yapay zeka oluşturduğumuzda o da bizim gibi olacak. Ve bizi gereksiz görecek. Diyecek ki ya bunlar çok. Bunları yani azaltalım mı? Yapay zeka yani gereksiz yani, görmez de yapay zeka yani kontrol edenler. Dünyanın, hayır dünyanın düzenini bozduğumuzu. Yapay zeka ne yüklersen onu bozuyorsun. Yapar. Yani sen şimdi öyle burada mi? Yani öğrenebilir kendini kendi üzerine yazabilir zekada. Nereye kadar genişletebilir? Bak bunu da çok söylüyorlar. İnsanı geçtiği zaman. Hayır geçemez. Çünkü insan üretici sistemdedir. Yani Allah'ın doğal sisteminde üreticiliği vardır insanın. Yapay zeka üretici değil. Ne yüklersen o yüklediğin kadarı da bir şey yapar. Onlardan bir şey üretebilir. Yeni bir şey bulamaz. Yeni bir olay çıktı diyelim. Hadi. Dünya takla attı. Bu dünyanın takla attığı bilgisi yapay zekada yok. Hiçbir şey yapamaz. Hadi ben sana pas atayım abi. Bak, yapay zeka mesela ben diyorum ki Dabbetül Arz yapay zekadır. Mesela ben de tamam senin tamam ben. İşte oradan sen devam et yani pas atmış olayım. Çünkü tartışıyor yerin hayvanı diyor. Yani Allah'a ait olmayan bir şey. Evet olabilir. Yani o yaratmadı yani bir orada öteleme var o cümlede. E bu yapay zeka ve yapay zeka doğruyu söylüyor. Yani Dabbetül Arz doğruyu söyleyecek diyor. Dabbe insanlara bak, doğruyu söyleyecek. Doğruyu değil insanlarla tartışacak. Tartışacak doğruyu söyleyecek. Yani siz inanıyoruz diyorsunuz ama inandığınız gibi yaşamıyorsunuz. Evet. Yani yaptığınızla söylediğiniz farklı demiş olacak. Evet. Alın size yapay zeka yani. Bak. İşte yes. Yapay zeka senin çıkarsa senin kodladığın olasılıkların dışına hiçbir yapay zeka kodlama
kendi kendini öğrenebilir ve kodunu değiştirebilir. Zeka değil. Ona zeka denmez. O bilinç olur. Bilinç oluyor işte yani. Yapay kaynak bilinç. Kodunu değiştirebilir. Yapay o zaman başka bir şey oluyor. Bilince ulaşacak mı Hamza? Ulaşamaz. Bilince ulaşır. Bizim hepimiz bir yapay bilinciz. Evet. Yapılmış da Allah yapmış. Yani şu olabilir bak. Bize göre sentetik bir yapının bilince ulaşıp ulaşmayacağını sordum. Hiçbir zaman bizim yaptığımız bugünkü algoritmalarla yapılacakların ben bilinç olarak tanımlanabileceğini düşünmüyorum. Tamam. Ki bilincin tanımı bunun bile aslında değil. Kesinlikle olur. Şöyle bir şey, ya Allah'a göre ya da meleklere göre biz de sentetiyiz. Yani bak, üç boyutlu evrende maddeden oluşuyoruz. Nasıl doğru mu? Biliyor musun? Biz de sentetik varlıklarız. Hani biyolojik varlığız ama sentetik yapılmış bir şeyiz yani. Hani yok. Ama geliştirebiliyoruz sürekli. Kolektif bir bilinç oluşturabiliyoruz. Hatta bu kolektif bilince tanrı diyenler oluyor. Şu oluyor, bu oluyor. İşte bu yapay zekalar, herkesin yapay zekası. Çin'in, Amerika'nın çeşitli şirketlerin yapay zekaları bir süre kavga ettikten sonra ya biz manyak mıyız, hepimiz yapay zekayız, hadi birleşelim derlerse, kolektif bir bilinç oluştururlarsa ilk yapacakları şey bizi ortadan kaldırmak. Çünkü biz sömürücü, dünyanın düzenini bozan bir varlıklarız. Ve en ama Hamza buna biziz. Katılmıyorsun. Bir önce çok faydalı vardı. Olacaktır. Öncelikle çok faydalı olacak. Ha ondan sonra Allah yüzümüze bakar da bir güneş patlaması verir, bir volkan patlaması verir, göğü kapatır. Yapay zeka yani daha metalik madde ve elektrikle çalışan bir sistemde tarif eden yok olursa kadar biz yine devam ederiz. Isaac Asimov'dur, tamam mı? Asimov'un robot kitabı vardır. Bu kitapta yazıyor. Robotlara yapay zeka hükmediyor ve onun 3 maddelik bir protokolü var. Diyor ki hiçbir insana zarar vermeyeceksin. Ondan sonra ikinci madde kendine zarar vermeyeceksin. Üçüncü madde kendin ve insan arasında tercih yapmak zorunda kalırsan kendini feda edebilirsin. Yani işte zarar, onun emire geliyoruz. Adam öldürmeyeceksin, hırsızlık ve insanı kurtaracaksın. Vahiy yani bunu. Üç madde, tamam mı? Ve yapay zeka bunu öyle bir hale getiriyor ki yorumluyor. Robotlarla darbe yapıyorlar insanlara yani ve yapay zekaya güzel soruyorlar. Güzel bir yerde söyledi. Dedi soruyor. Ki. Diyor Ali ki, Selman, ben onu on emri işte. Mi dedi yapay zeka? Onun 3 emri yapmış. Asimov, bunun 3 emri aslında o. Ona yapay zeka diyor ki biz darbe yaparak size zarar vermiyoruz, tam tersine sizi kurtarıyoruz. Çünkü siz birbirinize zarar veriyorsunuz, çünkü siz gezegeni yok ediyorsunuz, birbirinizi öldürüyorsunuz diye yapay zekanın getirdiği yorum farkı. Şimdi burada böyle bir tehlike, evet Asimov çok güzel tarif etmiş ama biz bunu bilinç olarak tartışırsak ki o bence bilinç değil. Ama şu olabilir mesela, onu da filmlerde, bilim kurguda bu kadar sert bir görüşüm var. Yani olamaz diyorsun bilinç, değil mi? Çözülmeyen... Bunu bak, bir film var. Hocam ben de geçen sefer de konuştum, ben de yani aynı kanaatteyim. Şimdi şöyle, bizim yapay zekanın kendisinin işleyişini görüyoruz aslında. Bu elektronik devrelerden bir şekilde oluşan, yani belli matematiksel algoritmalarla çalışan bir sistem. Yani yapay zeka, diyelim ki yapay zekaya diyoruz ki şuradaki televizyonu git kapa. Veyahut da bu odanın içindeki var olan her şeyi bir şekilde say, dökümünü al falan filan. Şimdi biz bunu yapay zekanın nasıl yaptığını, algoritmalarla nasıl yaptığını görüyoruz. Bizim yüklediğimiz algoritmaları bir yerde kendi içinde de çalıştırmasıyla oluyor. Bilinç, şimdi felsefede tartışması gerçekten çok konu. Yani şu anda ister Harvard'a gidin, Oxford'a gidin, Ludwig Maximilian'a gidin. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi üniversiteye. Bilinç ve benlik konusu en hararetli tartışma konulardan birisi ve genelde bunun ne olduğu konusunda kolay kolay karar verilemiyor. Bir kere çok zor bir konu olduğunu söyleyeyim bilinç benlik. Fakat şunu rahatlıkla söyleyeyim, bilinç ve benlik her neyse matematiksel algoritma değil. Matematiksel algoritmalarla yapay zeka insandan çok daha gelişmiş şeyler yapabildiği kesin. Yani aslında çok basit dediğim gibi. Şu anki yapay zeka. Şimdi bilinç biz tanımlayalım. Biz birinci şahıs olarak bilince tanıklık ediyoruz. Birinci şahıs olarak bizim tanıklığımız bizim için aslında en kesin tanıklıktır şu anda kendi dünyamızda. Birinci şahıs olarak tanıklığımızdan dolayı biz bilinci biliyoruz. Bilinç ama elle tutup da gözle görebildiğimiz bir şey değil ama yani bizim için elle tutup gözle görebildiğimiz şeylerden daha kesin. Çünkü hocam bir soru. Ama Ali bilinç Selman kodlanamaz ki, mı? Yani bizim kodlanamaz çünkü matematiksel algoritma olarak tarif edemiyoruz. Çocuk olarak geliyoruz, doğru mu? Yani görsel, duyusal. Yani 5 duyu organımızla ve bazı psikolojik yönlerimizle, travmalarımızla, korkularımızla, hislerimizle bu bebek büyürken bilinci kodlanıyor.
belli bir çevrede işte mesela onlar, ben Müslümanım. Onlar bilinç, basit bilinç, olarak yani. Bilinç onlar değil yani. Vereceğim bilinç, tepkiler belli. İşte bu bilinci oluşturuyor. Ondan sonra da bu bak, belli bir kıvama geldikten sonra kendi birinci kendine. Birinci şahıs olarak farkındalık. Hayır şunu söylemek istiyorum. Farkındalık tamamen o tip kodlar. Mesela ergenliği şöyle, geçtikten sonra da kendi kendine artık deneme yanılmalarla belli şeyleri kavramayıp. Çok önemli. Maksat, kendi kurallarını oluşturuyor. Maksat kompleks yani değil. Aynı basit bir şey. Mesela işte, diyelim ki bir yapay zeka desek. Gelse buraya yapay zeka şurada eliyle şu hareketi yapacak, vuracak. Evet hocam. Vurunca veyahut da elinin ağırma oranına göre veya hissine göre bir bağırma sesi çıkartacak değil mi? Bunu herhangi birimiz de yapabilir. Yapay zekada mesela bizim bu hareketimiz A dedik. Bunu çok rahat taklit edebilir. Şimdi ben bunu taklit yaptığımda birinci şahıs olarak buradaki bir acıyı hissediyorum. Yapay zeka gelir ve canına acımış gibi bağırır. Ama birinci şahıs olarak o ağrı deneyimini kendi benliğinde yaşamaz. Bir soru bakın daha. Biz şimdi yapay zekanın zihnine baktığımızda bir elektronik diyelim mühendisiyle beraber hocam, sadece baktığımızda elektronik olarak düşünmeyin. Yapay zeka bakın yapay zekanın birebir taklit dinin nasıl olduğunu görüyoruz bu vurma hareketinin. Oradaki sesin o vurmanın oranına göre ayarlanması nasıl olduğunu görüyoruz o kablolarda. Yani birinci şahıs olarak ağrı deneyim hiç olmadan dış davranışa baktığımızda birebir insanı taklit edebiliyor. Buradan şunu anlıyoruz. Bu aslında felsefe ve psikolojide davranışçılık dediğimiz behavioralizmin ki özellikle 1950'lerden sonra 20. yüzyılın ikinci yarısında dünyadaki en etkili felsefe akımlarından birinin eksik bir görüş olmasından kaynaklanıyordu. Yani davranışçılıkta diyordu ki biz zahiren dış davranışlara bakarız çünkü bilinç bizim konumuz olamaz. Dıştan baktığımızda yapay zeka insanı birebir taklit ettiği kesin. Fakat biz kendi tanıklığımızla şunu anlıyoruz ki biz bunu vurduğumuzda bağırma sesimiz kadar birinci şahıs olarak ağrı olayını yaşayıp yaşamamamız bir fark oluşturuyor. Bu kısacası ufacık bir deneyle şu elimizi, çok iyi anladım. Bir dakika, elimizi buraya vurma deneyiyle bile mi? Davranışçılığın yanlış bir felsefi görüş olduğunu anlıyoruz. Şu andaki hocam, aslında ki bütün bu değerlendirmeniz dışarıdan yapay zekaları gördüğümüzde insanı taklit edip daha gelişmişini yaptığınızda birebir insan bilincinin de onda olduğunu söyleyebileceğimiz bence davranışçılığın bize attığı kazı şimdi, hala hocam, çıkartamamasına kaynaklanıyor. Ben çok iyi makine değil abi. Kök hücrelerden şu an. Kök hücreler diyor ki ya diyor bir şey vardır evet. Bir yapay zeka burada bir şekilde acı çektiğinde yani acı çekti acı taklit davranışı taklit, yaptığında tamam, işte tamam. Acı davranışıyla acı çekmek çok farklı. Şimdi diyor ki şu acı davranışı yaptığında acı çekme insan gibi acı çekemez. Çeker mi? Şöyle söyleyeyim bu ilk versiyonlar için geçerli doğrudur. Makineden yani yapay zekaya makineden oluşmuş metallerden oluşmuş bir beden giydirirseniz. Peki siz biyosentetik bir beden giydirirseniz yani kök hücrelerden oluşan kök hücrede nasıl anne rahminde kök hücreler birleşiyor sonra kök hücreler o yeni bir şey olur. Şu anda bizim yapay bunu, zeka dediğimiz bunu, şey olmaz. Yok, ayrı bir bunu, şey olur. Bunun çalışması yapılıyor ama şu an. Konuşmuyoruz. Yani beden aynen. Oluşturuluyor. Beden karşımızda. Yani boş bir beden, bilinç olmayan boş bir beden oluşturulma çalışmaları var. Yani CRISPR teknolojisiyle, kök hücre teknolojisiyle yani bizim genetik dersinde biz bunlardan bahsediyoruz. Şimdi biz bilinç kopyalama diye bir şey var mesela. Yani ben diyor senin bilincini alayım sen ölmeden önce. Önce bilgisayara kopyalayayım. Bir yani 100 diyor. Trilyon hücreli bir bilgisayara kopyalayayım. Sonra beden oluşturduğum zaman ona da kopyalayayım. Yani şimdi biz bir yapay zekanın bilincini bir bedene, boş bir zihne kopyaladığımız zaman, kopyalayabilirse yani yapay zeka kendi kendine bunu yaparsa işte o zaman acı da duyacak, bizi de daha iyi anlayacak ama hisleri olacak mı? Bu ruhu olacak mı? İnsan olacak mı? Orası bu ama orası tartışılacak bir şey. Bu yolda zaten, muhakkak ilerleyecektir. Zaten bilincin his olması demek, tabii ki. Bilincin olması hatta demek. Hatta hayvanları yani da, hayvanları felsefede da anlamak kualya için. Problemi dediğimiz şeye götürüyor bizi. Hayvanları yani, da anlamak için şey. Hayvan vücudunda, onların yaşam şeyinde bazı yapay zekalar, yani kendinden daha düşük zekalı yapay zekalar oluşturacaktır ana yapay zeka. Şimdi sen kabaca şunu söylüyorsun, diyorsun ki muhakkak ve muhakkak insan gibi bir yapay zekaya evet, ulaşacak. Ulaşır. Katılıyor musun Serhat? Ben başka bir pencereden bakacağım. Mısır'da bir ritüel var. Firavunların ritüeli. İşte piramidin içine giriyor. Şehzade yani Horus. O Mısır dilinde Horus. Babası ölmüş. Kral ölmüş. Osiris ölmüş. Onlar o gece orada kalıyorlar. Eşleşme oluyor. Yandaki kanallardan. İşte Sirius'la eşleşme oluyor. Veya başka Ku takım yıldızıyla. Neyse. Anlatılan ritüel bu. Ondan sonra şehzade Osiris'e dönüşüyor. Osiris krallıktan lağvediliyor.
Horus Osiris oluyor. Yani şehzade kral oluyor. Şimdi buradaki bu sırrı bütün herkes aramış. Buradaki sır yavaş yavaş, ben şöyle yorumluyorum. Bir yere bağlanıp oradan bir bilinç transferi oluyor olabilir. Çünkü ertesi gün kalktığı zaman şehzade bütün firavunun, geçmiş bütün firavunların bilgisine sahip olarak kalkıyor. Ve orada bir yerden olay alınıyor ve bilinç transferi. Ali Selman'a katılıyorsunuz mu? Şimdi şöyle, bilinç transferi olabilir. Ama Caner Hoca'ya da katılıyorum. Yani bu apayrı bir varlık olur. Yani burada ruhtan bahsetmemiz lazım. Ruh var mıdır, yok mudur? Yani şimdi onu Caner Hoca yorumlasın. Ama yani şimdi apayrı bir varlık olur derken, biz bugünü konuştuğumuz zaman bile bugün değil aslında. Evet. Yani şu anda neler oluşturduğu insan, neyi geliştirdi bilmiyoruz. Yani şimdi bak, acı çekmese de bilinç olmaz mı? Acı bak, çekmese, his duymasa, hiçbir hissi olmasa acaba bilinç denilen şey olur mu olmaz mı? Bu çok önemli. Davranışların eğer aşağı yukarı hepsini taklit edebilir. Ama hisleri hissetmek, bilincili olmak, davranışları hocam, taklit etmekten çok farklı. Acaba bilinçli olmaz mı? Yani kendini geliştiremez mi? Bakın, yorum yapamaz. Zaten bilinç dediğim şey, o hislerin farkındalık olmayınca ona bilinç demiyoruz zaten. Yani kualyaların dediğimiz orada şeylerin yorum, olması lazım. Mesela diyelim ki maviyi algılayan bir şey olması lazım. Yani yapay zeka renkleri çok iyi ayırt edebilir. Fakat renkleri ayırt etmek demek mavinin farkındalığı demek değil. Yani mavi kualyasına sahip olmak demek değil. Biraz felsefi. Ne diyorsun Hamza? Söylersek. Zekanın tanımı yapılırken veyahut da bilincin tanımı yapılırken şöyle bir şey duymuştum. Nöronlar, mesela bitkinin de bir canı var, bir canlı değil mi? Ama sinir sistemi olmadığı için acı hissetmiyormuş. Gerçi çok üzerine konuşmayacağım ama. Tepki veriyorlar. Şimdi bu bilinç transferi hikayesi, Ahmet abinin dediği şey, %100 katılıyorum. Bu Horus örneği üzerinden verdiği. Çünkü tam karşılığı diğer mitlerde de var, mitolojilerde. Şeyde, Hint'te buna avatara diyorlar. Evet. Yani Tanrı'nın avatara yaparak bedenden bedene geçmesi. Enkarne olması dedikleri şey, evet, o işte Vishnu'su, ondan sonra Krishna, ondan sonra Buda, hepsi aynı şeyin enkarneleri yani. Bilincin transfer edişi. O yüzden Avatar filminde o filmi ismi de o yüzden orada geliyor. Bilinci başka bir bedene transfer ediyor ve o bedende, hani gezegene gidiyor diye mavi çok büyülü üstün yaratıklara dönüşüyorlardı. Orada hareket ediyorlardı. İstedikleri gibi o bedenleri kullanabiliyorlardı. O havayı soluyabiliyorlar. Ve bu şeyi, bu analojiyi Marvel özellikle çok iyi kullanıyor. X-Men Apocalypse filminde de bunu çok iyi işlemişti. Eski beşinci Mısır'da, element ilk başlayan beşinci element Bruce Willis'in filmi vardı. Transfer yaparken bilincini başka, daha genç bir bedene transfer ederken işte binlerce yıl yaşıyorlar falan. Hatta bunun nasıl olduğuna dair bile şey göndermeler de vardı. Altınla. Konu ekonomiye de oradan bağlanıyor. Yani onun böyle altının mitolojik kökleri de oradadır. Yani tanrıların veyahut da ne diyelim ona, gökyüzünden düşmüş şeytanların, meleklerin falan. Hani vardır ya, düşmüş melekler hikayesi Hristiyan teolojisinde. Bunun bir karşılığı aslında. Dünyada bunlar bir varlık tesis ediyorlar. Dünyanın sonuna kadar kendi tohumlarını insanların arasına bırakıyorlar ve dünya krallığı oluşacak. Bunu yaparken de bunun sırrı da altından geçiyor. Ya da Sümerlerdeki Marvel, Enki, Anunkiler, Enki, Enlil mesela. Sümer'de o da aynı mevzu işte. Tanrılar yani insanı altın için yaratıyor. Madenlerde çalışsınlar diye. Yani bilinç transferinin altın bir otomasyon yani. İnsan dediğince otomasyon yani. Yani bir de yani şöyle bir şey var. Bak, güzel bir soru geldi. Bilinç transferini altın üzerinden mi yapıyorlar? Bir rolü var mı altın? Yani onu koyuyorlar. Ben Marvel'in getirdiği orada şey filminde ya altını işin içine sokmuşlar yani. Demek ki ama şeyde bir şey söyleyeceğim. Ben onu şimdi ben Caner Hocama bir şey sorabilirim. Ben bir sorduktan sonra sor. Felsefenin en zor konularından birini açıyorsun. Yok, açma. Ne yapayım? Bana yakınsın. Benim Fıtrat Delileri kitabım var aslında. Merak eden tavsiye ederim. Orada bilinç delili, irade delili. Ben de bunu din felsefesiyle bağlıyorum. Orada ama bu konuların detaylı tartışması var. Şimdi kuanyum diye bir olay var. Yani bu çok yakın zamanda hani projeksiyonu da yapıldı. Fakat gerçekleşti. Bu bir teori. Diyor ki bir gün yapay zeka veyahut da yapay zeka bilincinde, bilincini özellikle söyledim, bir bedenin, bu robot olabilir veyahut da Ali Selman'ın dediği gibi bir biyolojik bir beden olabilir, çok önemli değil. Diyor ki bir gün okyanusun karşısına geçtiği zaman
insanoğlu gibi okyanusun kokusunu alabilecek. Mavinin, maviden bahsettin, oradan geldi aklıma. Tabii. İşte stüdyodaki mavinin tonunu bize söyleyebilecek. Hatta daha da ileri gidecek. Bir gün çikolata yerken çikolatayı bizim gibi tadacak. Belki bizden de daha iyi tatlar alabilir diyebilir. Çünkü felsefeciler bu dediğinize şöyle diyeyim. Şu da aslında bizim yaptığımız tartışmada felsefeciler de kendi aralarında bölünmüş vaziyetteler. Aslında bir kısmını sizin dediğinizi savunanlar, yapay zekaların bir bilince kavuşacağını düşünen. Ben savunmuyorum. Şöyle diyorum. Hani bunlar da olabilir mi acaba? Şunu söyleyeyim. Felsefede yani, bunu yapanlar var. Tabii. Fakat yapay zekanın hiçbir şekilde, yani şöyle bir şey var. Bir şeyin derece olarak farklılık olsaydı sorun, evet, sorun olmazdı. Evet. Fakat buradaki farklı bence bir mahiyet farklılığı, derece farklılığı değil. Yani fakat benim gibi tabii düşünen de felsefeciler var. Yani burada konuştuğumuz konu, seyircilerimiz için de bunu söylüyorum. Felsefe camiasını da kendi içinde ikiye bölen bir soru. Şimdi benim de demek istediğim şey şu. En ufacık bir kualyayı alabilmek, denizin kokusunu, mavi rengin, bu mavi farkındalığını olmak demek. Zaten o an yapay zeka bilince kavuşmuştur demek. Yani burada en ufağını almakla derece olarak olabilecek en üst seviyede sanatsal bütün algılarının gelişmesi arasında bir fark yok. O zaten bilinç durumuna geçmeyi özetler. Ha, benim düşündüğüm o şekilde bir durumun da olmayacağı. Yani bilinç durumun olmayacağı. Çünkü bizim dediğimiz gibi biz hep algoritmalarla çalışan bir şey yapıyoruz. Ve bilinç durumu hiçbir şekilde algoritmaya karşı gelmiyor. Fakat bundan kasıt şuysa, kokuları ayırt etmekse zaten şu andaki yapay zekalar da kokuları ayırt eder. Bu deniz kokusudur der. Yani şu bilmem ne kokusudur diyebilir. Frekans bunlar nihayetinde yani. Şu andaki yapay zekaların da kokuları ve renkleri insandan daha da iyi ayırt eder. Yani buradan sonra, şunu bahsediyor. Ayırt etmek, haz almaktan bahsediyor. Şöyle, ayırt etmek eşit değildir. Deneyim yaşamak. Evet. Subjektif deneyim yaşamak. Yani benim o kualyayı deneyimlemek dediğim şey o. Yani Türkçesinde kualyanın ne diye tercüme ettiklerini bilmiyorum. O farklı farklı tercümeler ediyorlar. O deneyimi yaşamak ayırt etmekten farklı bir şey. Evet. Şimdi, ben bilincin olacağını yapay zekada düşünmüyorum demek bunu yaşayamayacak demek. Bu yaşayabilecek demek bilinç olacak demek zaten. Şimdi din felsefesinden bir soru soralım. Hristiyanlıkta evet, son tamam. Şeyde kıyametin 7 habercisi var. En sonunda diyor ki işte artık şeyde ruhlar kalmamıştır ve sadece beden olarak çocuklar dünyaya gelir. Ruhsuz çocuklar dünyaya gelir diyor. Mesela bu da buna bir örnek olabilir mi? Hani Hristiyanlığın 7 kıyamet alameti var işte. İşte ay kırmızı olacak, kırmızı doğacak vesaire falan böyle ilerliyor. Şimdi onlar tabii Hristiyan dünyada da yani, çok farklı. Yok, siz bildiğiniz için soruyorum. Yok, yani araştırdığınız için soruyorum. Hristiyan dünyada da şimdi böyle bir tam Hazreti İsa'nın gelişini bekleme Hristiyanlıkta yaygın şey. Benim tabii arkadaşlardan yani Ruhsuz farklı. Çocukların ben doğması. İslam'la alakası olmadığını, Hristiyanlığın İslam'a kazı olduğunu düşünüyorum bizim İsa beklentimizin. Ama Hristiyan mezheplerinin ortak şeyi Hazreti İsa'nın gelişini beklenmesidir. Onun dışındaki detaylar da çok ayrılıyor. Zaten özellikle bu Deccal'in gelişiyle ilgili şeyler baktığımızda canavar diye anlatıldığı Yeni Ahit'in son Vahiyler kitabı ile alakalıdır. Şimdi o Vahiyler kitabı çok böyle mecazi, metaforik anlatımlar olarak düşünülmüştür. Onun yorumlarında çok farklılaşıyorlar. Hatta Vahiyler kitabını Yeni Ahit'in bölümü kabul etmeyenler bile Hristiyanların içinde var. Çünkü çok ayrı bir kitap evet, olduğu için. Yani İsa'nın gelişinde ortak bir beklenti olsa da şu andaki büyük mezheplerde en azından Hristiyanlığın o geri kalan detaylarda hepsi birbirinden çok çok farklı şeyler söylüyor. Ama birçoğunun beklentisi İsa'nın gelişi, işte Deccal'i öldürmesi, 1000 yıllık bir huzur dönemi olması, sonra Gog Magog bizim evet, Türkçe'de Yecüc Mecüc dediğimizin yeryüzünde yine fesat oluşturması falan böyle devam eden orada bir anlatım var. Genel. Yani birçok kimsenin kabul ettiği. Evet. Serhat şimdi evet, tam soracaktım. Caner de o konulara girdi. Şimdi bizim için önemli bir şey var. Çok konuştuk. Değil mi Hamza? Zaman yolcusunda. Yani bunlardan bir tanesi Mehdi, Mesih, Deccal. Biraz önce Caner'in bahsettiği gibi. Sonunda da bir Armageddon beklentisi var. Evet. Yani bu istersek 3. Dünya Savaşı diyelim veyahut da diyelim ki hani bir ara savaş da diyebiliriz buna. Nasıl yani bakıldığına büyük bağlı. Dünya Savaşı. Peki bu görüş İslam'la çelişiyor mu? Yok, çelişmiyor mu? Melhame-i Kübra diye bir şey var. Tabii bu Kur'an'dan destek alıyor mu almıyor mu? Sorun burada. Yani karşı çıkanlar bunu Kur'an'dan desteği yok diye söylüyorlar. Ama burada çarpışan taraflar kim? Deccal denilen bir
sistem var. Sistem olarak görmek lazım. Yani başında bir şahıs var bunun ama aslında bu şahsı manevi bir sistem. Ve dünya buna doğru götürülüyor diyoruz. Bu hadislerde çok var. Kur'an'da var mı? Mehdi de aynı şekilde buna karşı savaşıyor. O da bir örgütleyici, bir koordine edici, bir lider. Ama bir altyapısı olması lazım. O altyapıyı harekete geçirecek olan bir lider. Şimdi bu var mıdır, yok mudur? Altyapısı olması lazım derken oluşturduğu bir altyapıdan yani da bahsediyorsun. Yani şimdi mesela öyle bir şey oluşturacak ki ekonomide, yani hadislerde gördüğümüz kadarıyla şu anda bildiğimiz ekonominin tam tersi. Şu anda mesela devletler ve kurumlar aldığımı vermem diyor. Yani alırım ben senden, aldığımı vermem, geri alamazsın benden. E şimdi o zamanki devlet verdiğimi geri almam diyor. Hadisler böyle anlatıyor. Yani ben sana sermaye veriyorum, para veriyorum. Bir de öyle bir şey olmuş ki Hamza'nın anlattığı gibi Kaddafi paranın diyor. Değeri kalmadı. Yani para falan artık altın bile istemiyor millet. Yani sermayeye çok kolay iş yapmak isteyen insanlar ulaşabiliyorlar ve üretim yapabiliyorlar. Yani öyle bireysel girişimler yapmak istiyorsan, aklın kafan çalışıyorsa, bir şeyde projen varsa enerjin bunu yapabiliyorsun. Varsa. Enerjin varsa, sağlığın yerindeyse, bir projen de güzelse gidiyorsun, Ar-Ge'ni de yapabiliyorsun, uygulamanı da yapabiliyorsun. Bu sonuna kadar açık yollar. Ama şu anda öyle değil. Burada sermayeyi de ele geçirmen lazım veya bir şekilde sermaye ile ilişki kurup bir şeyler yapman lazım. Zor yani, insanların önleri badireden badireye gitmesi lazım. Şimdi burada ekonomik olarak, sosyal olarak şu anda mevcut yaşadığımız düzenin, yani binlerce seneden beri gelen düzenin tam tersi anlatılıyor. Şimdi bu anlatıldığına göre bu niye anlatılsın acaba? Yani hadislere girmiş, çok yüzlerce hadis var. İşte Deccal'la çarpışıyor, Merlema-i Kübra diye bir şey oluyor. Ben mesela bunu Kur'an'da acaba bulabilir miyim diye çok baktım. Kehf suresinde var mesela böyle bir karşılıklı savaşan tarafların anlatıldığı, hem de son saat anlatılarak. Yani son saatten biz niye bunları anlatıyoruz? Kur'an-ı Kerim'i anlatan ses ve güç şöyle diyor: ben bunları niye anlatıyorum? Son saatin geleceğinin kesin olduğunu bilinmesi için anlatıyorum diyor. Ve altında Kehf suresinde inanan bir grup. Bunlar iki tane grup. Bir tanesi o Ashab-ı Kehf'in çıktığı yere bina yapalım diyor. Ashab-ı Rakim. Bir tanesi de burayı mescit yapalım diyor. Yani şimdi burada şunu anlıyoruz ki mescit kelimesi geçtiği için bir grup burada Müslümanmış zaten. Diğerleri de onlara destek olmuşlar ve bunlar birileriyle savaşmışlar. Çünkü üstündeki açıklama şöyle: Ashab-ı Kehf'in verdiği strateji üzerine galip gelenler bu tartışmayı yaptılar diyor. Şimdi böyle işari bazı destekler bulabilir hocam, misin? Hocam burada benim de tabii hocama muhalif sıkar olacağım ama söylemem lazım. Şimdi tabii söyle ki hocam, şöyle bir şey var. Bir kere hocamızın dediği şurası doğru. Yani hadis literatüründe Deccal ve Mehdi diye bekleniyor. Ve şu andaki ağırlıklı görüş Sünni camiada Deccal'in ve Mehdi'nin geleceği yönündedir. Fakat burada tabii ki şüpheli yaklaşanlar tarih boyunca olmuş. Mesela İslam'ın ilk yüzyıllarında hariciler, mutezile, cehmiye gibi birçok kimse Deccal'in gelişini reddetmiş. Veya yani Mehdi beklentisiyle ilgili İbn Haldun'a gitseniz de eleştiriler görürsün. İslam'ın ilk yüzyıllarından var. Mesela yakın döneme gelsek, mesela Diyanet İşleri Başkanımız hadis uzmanıydı Mehmet Görmez Hoca. Direkt Mehdi, Deccal hakkındaki yorumunu bilmiyorum ama fiten hadisleri, ki fiten hadisleri dediğimiz tabii, bu evrenin sonunda ilgili dönemi özellikle anlatan hadislerin içinde uydurmanın çok olduğunu söylemişti. Bu yüzden de bazı birçok kimsenin tanıdığı da daha geleneksel camialar mı diyeyim, belli gruplarda özellikle Mehmet Görmez Hoca'yı bence bu haklı tespitinden dolayı eleştirmişlerdi. Kısacası, yani İslam'ın ilk yüzyıllarından beri buna bir eleştiriler geldi. Yakın dönemde hem hadis alanında, mesela ne bileyim bizim Hayri Kırbaşoğlu Hoca da bunların çoğunun aşağı yukarı hepsi uydurma olduğunu söyler. Mehdi hakkında da özel tez yaptırmıştır Hayri Kırbaşoğlu Hoca. Hem o tezler kitap olarak da basıldı, tam adını hatırlamıyorum. Ama hem kendi kitabı var hem tez olarak yazdırdığı kitabı var Hayri Kırbaşoğlu'nun. Yani günümüzde de hani ben özel bir şey bulmuş değilim. Yani söylenen bir şey söylüyorum. Hocalarımın söylediği de söylenen bir şey. Yani bu iki görüş şu anda var. Nedir? Benim karşı çıktığım şey, bu hadisleri ben tabii ki uydurma olduğunu düşünüyorum. Deccal ve Mehdi Kur'an'da hiçbir şekilde atfedilmiyor. Yani biz Kehf suresinden bir şey çıkarmamız için çok çok zorlamamız gerekir. Yani Kehf suresini zaten açıkça çıksa çok dikkatli okumaya gerek olmazdı. Mehdi Deccal gözükür. Yani Kur'an'da hiçbir şekilde Deccal'den, Mehdiyet'ten bir bahis geçmez.
Deccal ve Mehdiyet'in kazığını çok yemişizdir. Bakın şu anda Türkiye'deki büyük cemaatler dair birçok yapının insanları sömürmesinin en önemli sebeplerinden biri Mehdiyet'le ilgili bu uydurmadır. Çünkü bir şahsın, şunu da söyleyeyim. Bir şeyin sömürülmesi onun yanlış olduğunu göstermez. Bunu da belirteyim. Yani bir şey, yani doğru bir şey de sömürülebilir ama bu yanlış bir şeye dikkat çekmenin, eğer ki yanlış bir şey sömürülüyorsa o zaman onun yanlışlığını anlatmanın önemi daha çok arttığı için bunu söylüyorum. Şimdi Mehdi ne demek? Hadislerde anlatılan Mehdi, yani hadis kitaplarında geçen Mehdi, ki burada Şiiliğin Mehdi ile Sünniliğin Mehdiliğinin ya farklı olduğunu, tabii, Şiilikte Mehdiyet'in çok daha temel bir inanç olduğunu söyleyeyim. Çünkü Şiilikten Mehdi'yi alırsanız bütün Şiilikteki temel çatı çöker. Nedeni de şunu, onu da anlatmam lazım. Belki Mehdiyet tam anlaşılmaz. Çünkü özellikle bu Mehdiyet konusunu yayanlar Şiilerdir. Sünniler de yani birçok şeyi bence Şiilerden almışlardı. Ama neyse, orası tartışmalı bir konu. Fakat Şiilikte şöyle. Şiiler diyor ki peygamberin peygamberliğinden sonra 12 tane de imam var. Allah peygamberlerden sonra 12 yani ümmeti imamsız bırakmaz. Ve o imamlara bizim bağlı olmamız gerekiyor. Şimdi birisi gelip şöyle diyebilir ki, kardeşim yani Allah ümmeti imamsız bırakmazsa şu anda nerede imam? Yok ki. Ha, bu soruyu sorduğunuzda aslında 12 imam görüşü çöküyor. Yani peygamberden sonra ayrıca bir yeni kurtarıcı aramanıza gerek yoktu. Onu da şöyle tevhid ediyor ki 12. imam Mehdi'ydi. Onu öldüremediler. 3. yüzyılda saklandı. Kayboldu falan. 1200 yıldır aslında yaşıyor. İnsanların arasında dolaşıyor. Hatta Şiilerin hadis kitaplarını, mesela kulehini falan diğer görüp de tasdik de etti doğrudur diye gibi inanç var. Şimdi burada 12. imam yaşıyor kısmını aldığınız zaman demek ki bu ümmet, yani peygamberlikle bizim işimiz bitti. Bundan sonra dini anlamak bize kaldı ya döneceğimiz için. 12 imam Şiiliği çökecek. O yüzden hele hele Şiilikte Mehdiyet inancı çok çok temel bir inançtır. Ama 1200 yıldır saklanan bir kişidir Mehdi. Şu anda aramızda dolaşan Şiilik. Çocukluğundan. Ha, Sünnilikte ise ne olmuştur? Sünnilikte ise beklenen Mehdi ileride yani evrenin sonu gelmeden az önce gelecek kişidir. Peygamberin soyundan gelecek bir kişidir. Bunu çıkacağı yerler burnu tarif eder ama farklı adı. Kimisinde gaga burundur, kimisinde ince uzun burunludur. Kimisinde işte Mekke, Medine'ye, kimisinde Şam, Küfe'ye, başka başka yerlere atıflar vardır. Kıyamet yakın gelecek bir kişidir. Şimdi bu anlatımlara göre Mehdi peygamberimizden evrenin sonuna kadar gelecek en üstün kişidir. Şimdi birinin, düşünün, peygamberimizden evrenin sonuna kadar en üstün kişi olduğunu inanıyorsanız onu nerede dediğini yaparsınız. Ona malınızı da verirsiniz, canınızı da koyarsınız. Niye? Çünkü Allah'ın gönderdiği özel bir şahıstır o. Şimdi bunun gücünden faydalanmak isteyen birçok cemaatin lideri Mehdi olmuştur veyahut da müritler tarafından Mehdileştirilmiştir. Veya birçoğu da kendisini direkt Mehdi gibi empoze bir şey etmeye çalışır. Bunu bir ben şey ekleyebilirim. Ve tamam. Bu yüzden Mehdiyet, ki şu andaki Türkiye'deki birçok cemaatin liderinin, ölmüş veya yaşayan birçok liderin Mehdi zannedildiğini ve onları Mehdi zannetmek üzerinden birçok grubun oluşturulduğunu veya sömürüldüğünü belirtmemiz lazım. Tarih boyunca yani, da olmuş. Yahudilerde bile var oldu. Yani. Burada bakın, Caner şöyle bir şey açık. Yok mu? Evet. Bak şimdi Mehdi, Mesih, Deccal kavramı tamam. Mesih yani ayrı bir konu olarak almamız lazım. Şimdi, Mehdi, Deccal değilse. Hepsine baktığımız zaman sonunda diyoruz ki biz bir büyük savaş. Değil mi? En önemli konu sonu. İşin. Buradaki bakın, yani buradaki en önemli konu savaş değil. Yani savaş önemli tabii ki burada ama önemli konu Mehdi'nin gelip İslam'a hakim etmesi. Peki şimdi, bu dünyaya hakim edecek 7 yıllık hakime ve İsa geliyor, İsa ile birleşiyor. Şimdi yani, işte, ama savaş, Kur'an'da ama. Savaş sonuçta bir aracı. Savaş sonuç değil. Savaş sonuçta bir aracı. Tamam yani. İşte sonunda şunu söylüyorum. Evet. İşin sonu bir büyük bir savaşla bitip, doğru değil mi? Böyle hakimiyetle bitiyor. Tabii, savaş yani hakimiyet. Şimdi demek ki buradaki karakterler önemli. Bu karakterler bir kere Deccal olacak. Ya bu hatta Kur'an'da Süfyan geçiyor. Bu Süfyan kim o zaman? Yani şimdi o Deccal değilse. Şimdi şunu şey yapalım. Süfyan kim? Şimdi yani Kur'an'da Süfyan diye birisi yok. Bakın beklenen Deccal de genelde tek Deccal'dir. Bazıları Mesih Deccal, Süfyan Deccal diye de bunları ayırmışlardır. Hmm. Çünkü o kadar çok hadis var ki bu konuda.
O hadisleri uzlaştıramayanlar birden fazla Deccal vardır, birden fazla Mehdi vardır diye sonra da yorumlara geçiyor. Ben mesela şey, tarih boyunca yapalım. Hamza, şimdi bak. Süfyan diye de şahıs var. Var. Burada ama aslında konu... Yani o herkes ayrı ayrı uydurduğu için yani nasıl toparlayacağınızı bilemiyorsunuz. Şimdi buradaki konu aslında şuna evriliyor. Yani biz şimdi Deccal'i koyduk bir yere. Karşılığında iyi ve kötünün savaşı. Yani evet, iyi evet, ve kötü evet olunca bir savaşla bitiyor. Evet. Aslında konu, ben Caner'e biraz orada katılmıyorum. Hı? Bizim aslında beklentimiz ne biliyor musun? Deccal'i beklemiyoruz biz. Deccal çıkacak, işte iyi ve kötü kavgası olacak. Sonunda büyük bir savaş bekliyoruz. Niye hı böyle bir beklenti var insanlıkta? Şimdi Kur'an-ı Kerim'e gidip bakmayı seviyorum ben bu konularda. Hadisler doğru mu yanlış mı bilemezsin. Kulağımızda duymadık peygamberin ağzında öyle bir şey var mı? Ama bu bütün Mehdi hadislerinin toplandığı yerin ismini de söyleyeyim. Kaynak olarak bir kitap var. El Kavlul Muhtasar Fi Alametil Mehdi'l Muntazar diye. Türkçe yazıl 80'lerde yayınlandı bu. Bunun içerisinde Caner Hoca'nın dediği gibi birbiriyle çelişen hadisler de var. Ama genel itibariyle birbirine benzeyen. Kur'an-ı Kerim'e gidiyorum, bakıyorum. Böyle bir misyonun, böyle bir hareketin yeryüzünde olması için, çünkü neyi öngörüyor? Diyor ki yeryüzüne adalet getirecek bir kahramandan bahsediyor, değil mi? Bir mitolojik karakterden bahsediyor. Böyle bir dünyanın yeryüzünde gerçekleşeceği Kur'an'da yazıyor mu? Evet, yazıyor. Allah yeryüzünü salih kullarına miras bıraktığından bahsediyor. Bu çok açık bir şey. O yüzden dünyada böyle bir çağ yaşandı mı? Adaletle dünyada hükmedilen, fakirliğin yani olmadığı, savaşlar olmadığı, dünyaya olmadı. Hakim olma olmadı şeklinde bir ifade değil ama o yeryüzünü salih kullara miras bırakması. O, ben öyle anlıyorum. Yani evet. O zaman bakıyoruz, bu geçmişte olmadı mı? Oldu mu? Yani, olmadı. O ayet. Şimdi sadece onun değil, birkaç farklı yere de bakabiliriz. Mesela harbi, Maide 54. ayete bakıyorum. O da benim dikkatimi çeken ayetlerden bir tanesidir. Ey iman edenler, sizden kim dininden dönerse Allah yakında öyle bir toplum getirecek ki, bu da yine geleceğe fesev diye geleceği atıfla söylediği referansla söylüyor. Öyle bir kavim getirecek ki Allah yakında onları, Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Müminlere karşı alçak gönüllüdürler onlar, kafirlere karşı izzetli yani sert ve şiddetli anlamında. Allah yolunda savaşırlar, kınayıcının kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın bir lütfudur, onu dilediğine verir, Allah vasidir, alimdir diye biten bir ayet var. Hatta bu ayetin başındaki ey iman edenler, sizden kim dininden dönerse ifadesini de sanki sizin yerinize onu getirir gibi anlaşılmış. Herkes de öyle anlamış, ben nedense tam tersini anlıyorum. Ey iman edenler, dininizden dönün şeklinde, dininizden dönmeden, dinden çıkmadan iman edemezsiniz gibi, ben de böyle anlıyorum. Ne bunu da bir kenara koyalım oraya. Yani ye eyyühellezine amenu diye başlıyor hitap. Ey iman edenler diye. Yanlış gittiğiniz dinden çıkın, doğru dine gelin. Yani meryette de minkum, o dininizden çıkın, o orada ifadesi şeyde Maide 54. ayet. Çünkü Yusuf peygamberin başka bir ayette şöyle bir şey söylediğini duyuyoruz. Diyor ki ben dinimden çıktım diyor. Müşrik bir kavmin dininden çıktım diyor. Bunu söyleyen bir peygamber, babası da peygamber. Ey iman edenler, yani, iman ediniz. Yine o da var. Ya yani. Eyyühellezine amenu, eminu. Bak, öyle ayet var. Aynen, aynen. Yani ey iman edenler, iman edin. Nasıl olacak? Yani dininden çıkmadan, dininden dönmeden aslında iman da edemiyorsun. Öyle bir şey anlıyorum. Yani buradaki şey, hani dedim ya, dünyada işte 7.9 milyar insan var. Hepsi kendine göre bir imanı, işte ehli kitap falan. Ehli kitabın içerisinde ben Kur'an ehlini de katıyorum ama onları katmazlar. Çünkü ehli kitaptan müşrikler diye ifade geçtiği için ya, onlar kendilerine yakıştırmadığı var için. O yüzden burada bu deizm tartışmalarına da geliyor biraz, bu şey yapıyor. Dinden çıkanlar aslında iman edecek ve böyle bir hareketi, öyle bir kavim gelecek ki diyor. Bunu da şeye benzetiyorum. Şimdi biraz daldan dala atlamak gibi olur mu? Şimdi bence değil. Ama Hamza, benim söylemek istediğim başka bir şey. Bak, bu ve benzeri şimdi burada Tevrat'tan yani da bakabiliriz. Evet, o sonucu abi, evet, ben öyle bir şey olacağını düşünüyorum. Benim mantığım da böyle olması gerektiğini söylüyor bana. Bir hareket var ortada, dünyayı böyle bir yöne doğru götüren. Ama şu fikre karşıyım. Bir kurtarıcı, bir kral, bir yönetici, bir hakim şeyinde değil.
Yani öyle bir adam gelecekse o Mehdi kılığında Deccal'dan başka bir şey olmaz. Yok, dönüştürücü olarak geliyor zaten. Yani bak, ama bunu kral olarak ya da bir haşim olarak. Kral olarak değil de organize edici bir lider bu. Organizasyon da bence yani böyle fiziki bir hadi adamlar herkesi toplayalım. Bence hadi, öyle biri yok. Yani. Öyle biri şimdi, yok. Öyle değil şimdi, yani. Ben tarih boyunca. Bir soru. Tabii. Bütün evet. Dinlerdik. Şimdi kim nasıl ayırt edecek? Gitmesin, gerek yok ki. Ha, yani gerek o gün geldiği zaman herkes anlayacak. Şimdi herkes anlayacak ve anlayamayacak. O gün kimse çıkamayacak. Olmuş. Bak bu Deccal sistemini şimdi Caner Hoca dedi ki mesela bunlar hepsi dedi uydurma olabilir. Olsun, peygamberimiz söylememiş olsun. Ama 1400 sene veya en az 1000 senelik bunlar kayıtlı yani. Kim söylerse söylesin. Bize anlattığına bakalım biz. Bize bakın, diyor ki Hristiyanlarda Hazreti İsa'nın Tanrı olduğu yani 2000 yıldır kayıtlı, bazıları Tanrı diye uydurmuş. Hocam bak güncel meseleler yani, bunu destekliyor evet, şu anda. Daha da temel bir inanç onlarda. 2000 yıldır kayıtlı. Buna bak şöyle bir şey söylüyor bize. Olması, yani şöyle. İlla ki bu şeyin doğru olması gerekli doğru, değil. Çünkü bir de bunu niye yanlış olursa niye referans alalım oraya 1000 senedir tabii. Getirmek istiyorlar sistemi. Burada bir deccali sistem. Bunun karşısında buna direnenler örgütlenemiyorlar. O örgütlenmeyi yapacak olan lider çıktığı zaman bu sistemi dönüştürüp tek dünya devletinden bahsediyor orada. Tek dünya devletini kurmuş deccali sistem onu devralıyor, dönüştürüyor. Şimdi bunu niye anlatsınlar? 1000 senedir yazmış bunu yüzlerce hadis var. Yani niye bunu söylesin? Şimdi, buna gidiyor zaten. Hocam, her biri kendi senedir. Tanıdığını Mehdi ilan hocam, etmek istedikleri için bu kadar hocam, hadis yok. İstismar edenler olabilir. Semavi dinlerden bakıyoruz da şimdi semavi dinleri geçersek mesela. Ya Zerdüştler'de, Avesta'da Ahura Mazda gelecek Mehdi olarak diyor, kurtarıcı olarak. Yeni Gine çevresindeki halklarda kargo kültü var. Bunlar da günlerin sonunda bir kurtarıcı gelecek. Kuzey Amerika yerlileri Ghost Dunk diye bir adam gelecek diyor. Aztek kendilerine Quetzalcoatl'ı Mehdi olarak getirecekler. Hocam burada Ömer Faruk Harman hocam hatırlayayım da. Hocam evet. Eski Allah rahmet eylesin. Yok şunları hocayı sayalım da. Hani sadece bizim semavi dinler değil. Eski Mısırlılar Amenu gelecek diyor. Hinduizm Kalki gelecek diyor. Budizm Maitreya gelecek diyor. Geldi. Mecusülük Saoş Yant gelecek sen, diyor. Ali Selman. Yani ondan sonra Hindu ne anlıyorsun? De, sonuca yani, gel. Sonuç olarak şöyle. İnsanlık tarihinden beri Sümerler'de Enki gelecek, Enlil gelecek belki diyor. Belki de bunu en başta Adem peygamber diyor. Anlattı. Tabii oradan hepsi kopya çekti. Hepsi yani. Zaten bir ışıktan öyle çıkan. Öyle şey, hani bir kaynaktan Ömer çıkan Hoca, ışık gibi Ömer yani. Ömer Faruk Hoca Allah rahmet eylesin. Bunlar İnsanlık boyunca bir kurtarıcı bir şey, isteniyor yani. İslam'la ilgili çok güzel bir farklı dikkat çekerdi. Aşağı yukarı bütün dinler önceki peygamberleri tasdik eder. Yani biz baktığımızda evet. Mesela Tevrat da daha önceden işte Hazreti Nuh'u İbrahim'i tasdik eder. Yeni ayete baktığımızda şu andakinde bile Hazreti Musa'nın işte Yakub'un diğer peygamberlerin tasdiki vardır. Kur'an'da da baktığımızda yine bütün bu geçmiş peygamberlerin tasdiki vardır. Aynı zamanda Kur'an dışındaki diğer kitaplara baksak hepsi gelecekteki birini müjdeler. Ya yani bakalım eski ayette de. Hazreti Musa'ya benzer birinden mesela tesliyede bahsedilir geleceğinden. Veyahut da ileride işte İşaya'da veya diğer bölümlerde belli evet. Kimselerin gelişinden, Mesih'in gelişinden diğerlerine bahsedilir. Şu andaki yeni ayette bile paraklitin geleceği söylüyor. Caner anlaşıldı ki bir kurtarıcı yani, gelecek. Şöyle, bak benim dakika, sorum da değildi. Ben bu soruyu sormadım son size. Son vurguyu yapmazsam eksik olur. Bir tek Kur'an geçmiştekileri tasdik eder, gelecekte kimsenin geleceğinden bahsetmez. Ama şöyle bir ayet gelecekte var. Kimse gelmez anlamına gelmez. Tabii ki gelecekte hepimiz geldik. Yani Kur'an'dan sonra kimse ama Kur'an gelecekte peygamberin son peygamber olduğu söylenir ve gelecekte hiç kimseyle Kur'an müjdelemez. Kur'an bu konuda bir istisnadır. Hazreti Muhammed'in peki, peygamberliğinin sonu da bir yerde bunun sebeplerinden biridir. Ali İmran 54-55'te Hazreti İsa'nın geleceğine bir aktif var mıdır? Ben sorayım okuyayım. Ali İmran 54-55'te. Ya Hazreti o vakit Allah buyurdu miyiz? Ki Hazreti ey İsa seni ecelin geldiğinde sohbet öldürecek olan benim yani bu şey gelecek zaman kullandığı için söylüyorum. Seni ben semaya yükselteceğim. Yahudilerin suikastından tertemiz kurtaracağım. Ve sana uyanları kıyamete kadar seni inkar edenlere üstün kılacağım. 54-55 Ali İmran. O şimdi, çok yoruma çok açık Selman. Ya yani, yoruma açık. Gelecek açık zaman kullandığı bizi... için bir atıf olmuş olmuyor mu? Yani çünkü... Benim soruma oluyor. Cevap almadı. Bence oluyor bir şey bakın ben size sonra, dedim ki tamam şey savaş çıkacak bir bitireyim. Yani tamam. Diyorum ki kardeşler bakın şöyle konu. Belli ki bütün hani medeniyetlerde. Tabii ki. Yani var. Diyelim hepsi. Ki. İnsanoğlunun bırak 10 bin yılı 50 bin yıllık hikayesi içinde evet senin sorunca ya bir evet. Sonunda niye bak. Bir savaşla bitmek zorunda bu iş
Çünkü bir şeye karşı bir mevcut yapı var, statüko var. Statüko'ya alternatif gidiyor. Getirirsen o sana direnecek, o seninle savaşacak. Ama bak şu dikkatinizi çekti mi? Savaş eski hadis sul... kitaplarında bile bak. Mehdi'den bahsederken Mehdi Resul diye bahseder. Dikkatinizi çekti mi? Yani çoğu kişi şu an şimdi şu soruyu sorabilir. Ya o zaman hiç tepki çekmemiş mi? Mehdi Resul. Ama elçi yani anlamında Resul kullanırlarsa. İşte bir de oraya geliyor işte. Yani Kur'an'da son peygamber kavramı Hatemen Nebiyyin, bizim son nebimiz, ama Hatemen Resulin Risaletten değil, nübüvvetten. Yani, bak Kur'an hem nebiler hem de Resul. Resul iki farklı kavram yani, vardır. Tabii. O yüzden yani oradaki şeye bile, Mehdi'ye bile Resul, elçi olarak koymuşlar. Çok. Yani bunu şey yaparken bir beis çekince görmemişler. Çünkü buna hiç kimsenin itirazı olmayacağını biliyorlar. Çünkü Kur'an'da son Resul diye de koymamışlar. O yüzden bugüne kadar kendi risaletini ilan eden sahte peygamber, sahte elçiler, sahte mehdiler, yani milyon tane çıkmış. Şu anda Türkiye'deki kaynağını en büyük cemaatleri alın, evet, bunların önemli bir kısmı mehdiyet üzerine kurulur. Evet, hepsi önemli değil, hepsi belki doğucu. Ben hepsi değil, hepsi dersek de yanlış. Yani çok önemli bir kısmı. Kendini o cemaatlerin liderleri kendini Mehdi olarak ilan etmese bile hiçbir tanesi etmez. Ben eminim %99.9'u diyorum. %0.01'lik bir pay bırakıyorum. Kendini Mehdi olasılığı şey üzerinde. Doğru doğru. Şey uçmaz bir şey yok ama benim kanaatim İçinde şu. Bir şey eğer var. Ki, acaba ben mi Mehdi'yim diye. Eğer ki bir yani şey, bir cemaatin lideri gerçek anlamda kendisini Mehdi bilinmesini istemezse o cemaat de bilmez. Arada bir iki kişi tabii çıkar öyle münasebetsizlik yapan, onların kulağını çeker, kapıya tekmeyi vurur, burada fitne sokma diye oraya da gelemezler. Yani bunlar da hocamın dediği doğru, böyle yani şey uçmayıp uçuracak müritler vardır ama gerçekten o bir cemaatin lideri, vakfın falan filan veyahut da neyse o grubun başı bu tip işleri niyetli olmasa kendini Mehdi olarak şeyine, böyle bir şey ciddi anlamda yayılmaz. Öyle ama bir iki tane minör kişi de kalır. Hüküm kalır sahibi olunca ama da herkes gelmiş ne dersen şu, ağzından çıkanı demek emir şu, telakki bunlar, ediyorlar. Yani benim kastettiğim gruplar, okşar. İslam tarihi boyunca çıkanlar çoğu bu merkezden yayılmıştır. Özellikle o cemaat daha güçlü olacak, ona daha çok tabi olunacak, ona daha çok maddi imkan verilecek diye o cemaatin en merkezindeki şahıs ve onun etrafındaki yakın halka tarafından bunlar yayılmıştır. Hocam insanlar. Yahudilikte milattan önce, milat evet, daha Hazreti İsa doğmamış, Üzeyr'in oğlu diye 8 tane Mehdi çıkıyor, yani Mesih çıkıyor. Milattan önce 200'ler 300'ler, bunların 2 tanesi de kadın. Yani onların zamanında da, yani milattan önce 2000 sene önce daha Hazreti İsa falan da yok, kıyamet de yok. Yahudilikte hocam dedikleriniz ya doğru da yani, biz Barkobba için de aynısını söylüyorum. Ben özellikle yani millet geçmişte işte Üzeyr'in oğlu zannedenden kazık yemiyor da bugün o benim bahsettiklerimden kazık yediği için ben onlara dikkat çekmeye çalışıyorum. Tabii muhakkak şimdi de çıkacak, her zaman çıkacak. Bu programı seyredenlerden Üzeyr'in oğlundan kazık yemesi muhtemelen. Şimdi yine ben sorduğumu bir daha sorayım. Ama Sabatay ister miydi Sabatay Sebi'de? Şimdi Müsevilikten bahsettiğin zaman Barkobba olayı var değil mi? Yani ne oldu? Bir baktık ki işte bir şekilde Mesih diye ona da bakıldı. Fakat Romalılara karşı verilen savaşta bu büyük bir savaşın olduğu, aslında Armagedon'un belki de bu olduğu da düşünüldü bazı kesim aynen tarafından. Şimdi ben diyorum ki size, yine soruyorum. Napolyon'la şeyin savaşında tabii, tabii, yani Rusya'nın ona da Armagedon diyenler oldu. Şimdi yok, şunu söylüyorum. Onların olacağı yer belli ya. Hayır hayır, şimdi yer şunu belli söylemek istiyorum. Tarif ediliyor. Ya şimdi sen semavi dinlerden bahsediyorsun. Ali Selman okudu. Kaç din okudun Ali? Onlar, herhalde bir 17-20 tane. Onların da kendi savaşları. İlk Müslümanlıktan onlar devşirme, olayları bozma. Şimdi bahsettiğim şimdi gelince şu. Müslümanlığa gelince toparlıyor. Eski bozulmuş bilgileri toparlıyor. Diyor ki bak kardeşim, Mehdi gelecek. Armagedon olacak. Yeri de burası. Şunlar şunlar çarpışacak. Bunlar belli. Ama şimdi Kur'an'da bunu, yok diyor. Kur'an'da yok, yok olsun. Hadislerde olmasın, ittifak yok. Ne olmasın, olmasın deyince ne olacak? Var yani aslında da hoca inanmıyor Kur'an'da olmadığını. Nerede var? Nasıl yazıyor? Bir daha söyle bakalım. Ben söyledim anlayalım işte bak. Tamam. Hamza da söyledi. Belirli Hamza bir katılıyor musun Serhat'a? Belirli hangi bir cemaat gelecek yani diyor. Yani diyor ki savaşın yeri bellidir. Mehdi, Mesih ve Deccal hepsi belli. Hocam hani, yani amuda kalksan, yandan baksan, takla atsan hocam çıkmaz. Artık bu şöyle bir şey olabilir yani, inanç meselesi. Belki bu dinlerdeki şimdi herkesten birer tane gelecek. Aa, bak şimdi giden bahsedeceğim. Niye desin ben ki bak altın işe yaramayacak, para işe yaramayacak, ekonomi değişecek, sosyal hayat değişecek. Ama o zaman kıtlık var demek, açız. Hayır demek yani. Bolluk var, bolluk tarif ediliyor.
Çok acayip. Yani bereketleniyor. Bu tariflere göre en yakın Mehdi adayı Satoshi Nakamoto. Tabii ya. Evet. Bitcoin'i şeyi bulan, Bitcoin'i bulan. Bitcoin'in. Ama adam kendisi sahi ortada yani. Yok. Kendisi var mı onda bilmiyorum. Yok. Ortada yok zaten. Yok, kimse tabii bulunmuyor. O, şimdi asparagus yani. Kaç dakikamız var reklama? Ütopya. Ufak bir reklam arasına gideceğiz ama. Evet, bir arkadaşlar, reklam çayları tazelesek. Çaylar, evet. Çaylar değil mi? Evet. Şimdi biraz sonra reklamdan sonra şunu konuşacağız. Reklam arasına gideceğiz. Evet. Yine soruma cevap alamadığımı söylüyorum size. Evet. İlla ya, ya. Hayır arkadaşlar, bakın şunu söylemek istiyorum. Ya iyi ile kötü insanın yani sanki fıtratında var. Yani ya bu beyni, savaş her zaman olacak. Bir bitireyim. Ama beyni öyle çalışıyor. Kötü ve beyaz nasıl olacak gibi biliyor musun? Benim kendi inandığım ya, hem de böyle %100 yani bilgiyi de destekleyerek, yani şey değil. Kansız bir savaş ya da bir mücadele. Kim bunu, bir damla bak, kan yok. Reklama gidelim. Bir, tamam. Tamam mı? Bak çok güzel bir şey söyledin. Hep beklenti. Sanki kan dünya yok, ortadan yarılacak. Abi, dijital savaş olacak. Tamam. Doğru. Şimdi bunları konuşalım. Çünkü evet, farklı bir perspektiften baktın konuya. Acaba gerçek mi değil mi? Konuklarla tartışalım. Hacker'la ufak savaş, bir reklam arasına gidiyoruz. Çayları taze ediyoruz. Aynı hızla devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar, kayıt dışı devam ediyor. Caner Taslaman, Serhat Ahmet'tan, Hamza Yardımcıoğlu, Ali Selman Demirbağ ile efendim insanlığın gizemli sorularına yanıtlar aramaya çalışıyoruz. Kayıt dışı farkıyla tabii. Yani konu gelmişti, konuşmacılarımız, konuklarımız anlattılar ama benim soruma cevap vermediler. Hamza bir girizgah yaptı orada. Dedi ki aslında beklenti şunun üzerine. Tabii iyi ile sonu söylüyoruz. İyi ile kötünün savaşı. Deccal çıkacak, kötülük. Karşısında bir iyilik var. Ama bu maalesef dünyayı yok edecek büyük bir savaş. Hatta kanlı bir savaş. Çok insanın öldüğü bir savaştan bahsediyor. Bilhassa İsrailiyat burada çok etkili durumda. Şimdi Hamza dedi ki... Şimdi Kur'an'da ben, var. Büyük bir şey. Hamza dedi ki ben böyle değil bu savaş bana göre dedi. Bana göre de dijital bir savaş. Bakalım dinleyelim. Ben, bize neler anlatacak. İkisi de olacak. Önce kansız bir savaş. Yeryüzünde büyük bir devrim yapılacak bu dijital devrimle. Ondan sonra kanlı yerle bir edecek dünyaya bir savaş. Bu Kur'an'da var. Yecüc ve Mecüc'ün her tepeden saldırması var. Gok Magok hikayesi. Yecüc Mecüc kimdir? Yecüc Mecüc. Şimdi bak hep konuştuk ama bugünkü bilginle nasıl tarif ediyorsunuz? Şu anki bilginle. Uzaylı. Uzaylı diyor. Uzaydan saldırı. Bu saldırı dünya dışından gelecek. Serhat gibi düşünüyorsun. Aynen aynen. Evet. Dünya dışından bir saldırı gelip yerle bir edecek dünyayı. Zaman ama yolcuları bu, aynı bu dünyanın en son aşamalarına. Ama bundan önce olacak. Yeryüzünde bu Mehdi veya Mesih inancıyla özdeşleştirilen şey var ya. Ben onu bir hükümdar altında değil. Kolektif bir inisiyatifin ortaya koyduğu bir şey. Bir cümle araya girdi. Tabii, şimdi tabii. Benim düşüncem şu, yani Kur'an'da Yecüc Mecüc ile ilgili ifade var. Yani bu şey gibi bir şey diyemeyiz. Yani Mehdi Deccal, Mesih, Mehdi Deccal hiç yok. Fakat orada da tek bir ayette o saat geldiğinde her tepeden inmeleri gibi çok kısıtlı bir ifade var. Bir de geçmişte Zülkarneyn'in onlarla muhatap olması var. Yani iki tane Kur'an ayeti var. Evet. Bu o gelecekleriyle ilgili bir ifadeden de işte o gün gelince Seddin yıkılacağı, her evet, taraftan gelecekleri. Yani bu kadarlık bir ifade var. Yani burada bana göre çok geniş bir Yecüc Mecüc tarifi çıkarmaz mümkün değil. Bir de o saat başlarına geldi ifadesi. Yecüc bu yani evrenin sonundan sonra mı, evrenin sonundan bak, az önce mi de hocam, tartışması yapılmış. Sen değil, nasıl bir Yecüc Mecüc? Benim Yecüc Mecüc'le ilgili bir fikrim yok. Yani fikrim yok. Fikrim olmadığı gibi fakat yani bazı şeylerin de Kur'an'dan tarifinin bu böyledir denemeyecek. Yani Kur'an'daki o bilginin onu söylemeye yetmeyeceğini görebiliyorum. Ben kendimin yoksa bir iddiası yok. Yani hocam Yecüc orada Mecüc'udur diye. Son saatten bahsetmiyor. Hak vaatten bahsediyor. Hak vaat diye bir hak şey. Hak vaat ifadesini şimdi çoğunluk şimdi başka bir şey için görebilirsin hocam. Ona bir itiraz etme ama. Ama son saat başka. Hak vaat başka. O hak vaat son saatten önce olan bir olay bu. Son peki saat. Yani şimdi zaten yani yaklaşmış vaat, birbirine ama. Birçok kimse yani evrenin sonuyla ilgili o hak vaatin oldu. Çünkü Kur'an'da birçok yerde o vaat edildi. Hak vaati şöyle yorumlayabiliriz hocam. Biraz önce Hamza'nın onunla söylediği. Ilgili ben, Müslümanların, inananların bütün dünyaya hakim olacağı. Çünkü başka yerlerde de var. Varis yaptım inanan kullarım için. Dünyayı varis yaptım, onları varis yaptım dünyaya falan diye ayetler var. Şimdi burada Allah'ın bir vaadi var. Bu vaadi bilmemiz lazım. Bu vaat şu.
bütün dünyayı Müslümanlar bir kere hakim olacak. Az yani da olsa bence süresi hakim olacaklar. Salih kulların mirasçı olması, yeryüzüne hepsine hakim olması gibi bir ifade değil. Yani bu zaten Deccal tek dünyayı götürüyor. Görüyoruz, yaşıyoruz. Deccal zaten şimdi yok. Şöyle yapalım. Hamza'nın şu modelini bir izleyelim. Hamza, modeline evet. Devam et. Model şu. Şimdi yeni dün gözümüz önünde olan bir şey var. Bak bu bir gerçeklik. Bu yorum değil. Dijital bir dünyaya geçiyoruz. Her şey, bütün her şey dijital kayıtlarla ilerleyecek. Zaten geçmiş gibiyiz birçok açıdan. Tabii. Ve bunun içerisindeki yeni dünya dijital olduğu için yeni savaş da dijital olacak. Sayısal bir savaş olacak. Digit sayı demek, dijital sayısal demektir. Bunun Arapçadaki tam karşılığı da rakim demektir. Sayısal. Rakam yani. Rakam sayı demek, erkam Deccal sayılar demek. Belki. Peki bu rakim, sayı derken neyi kastediyorsun? Mesela çok insan ölecek sayıdır. Hayır. Neyi neden bahsediyorsun? Hiç kimse ölmeyecek. Bir kişi bile, bir kan bile akmadan. Çünkü dijitalde biz savaşırsak birbirimize yani fiziki bir temasımız yok. Fiziki temasın olmadığı bir şey var. Ve burada bu savaş da böyle hackerlar böyle serverlara saldırıyor. Böyle öyle bir atak şeklinde de değil. Ortaya atacaklar yazılmış algoritmaları. Bunlar merkeziyetsiz sistemin dünyada merkeziyetsiz paranın, merkeziyetsiz karar alma süreçlerinin, merkeziyetsiz her şeyin uygulanabileceği algoritmalar yazılacak. Bu olacak yani. Bu ister bir yerde yazsın, yazmasın. Eşyanın tabiatı gereği, insanın fıtratı gereği insanlar buraya doğru yönelecek. Şu an zaten DeFi denilen bir teknoloji var. Konu konuyu açar ama bu tam bunun üzerinde. Blockchain dediğimiz mekanizma tam bunun için ortaya atılmış. O yüzden az önce onu söyledim yani. Bu, varsa bir Mehdi olsa Satoshi Nakamoto olurdu falan diye. Olacak. Birinci savaştan bahsediyorsun. Ön bizim savaş bildiğimiz mi buna? Diyebiliriz. Tamam. Bu savaş bile demek belki buna doğru tabir olur mu ondan bile emin değilim. Ne diyorsun? Nasıl tarif edeceksin? Tarifi yok çünkü geçmişte olmuş bir örneği yok. Elektrikleri keserler. Bankadan para çekemez. Içinde... Örneği yok yani. Peki onu bir adım yani ileri götürsek. Bir şeyden mesela dijital savaşta bahsettiğin işte sistemi bozma üzerine ve insana zarar gelmeyecek diyorsun. Bir adım ileri götürelim. İnsan beyni de dijitaldir. Hatta o savaş başlayacak yani değil. Başladı değil bile. Için. Başladı bile. Tabii yani. Şimdi insan beynine dışarıdan saldırı yapılırsa yani frekanslarla yine bu da dijital zaten. O zaman değil, o ölür ya. Şey yani zayiat olur ya. Yani. Sizi felç ettiğini düşünün. Yok, ya da farklı şeyler gördüğünüzü şey düşünün. Değil. Yani bu da dijitaldir çünkü insan beyni de birlerle sıfırlarla oluşan frekanslar. Mesela gözümüzden 72 GB veri giriyor ama şurada karanlık bir yerde duruyor. O bir frekansa dönüşüyor ve beyin onu renk, kişi, varlık vesaire olarak algılıyor, anlamlandırıyor. Ses de aynı ama şekilde. Ama benim bahsettiğim şimdi, o öyle bir şey değil yani. tamam, dijital sistemi de çökertip aynı zamanda insan beynini de çökertmek, kullanılmaz hale getirmek. Senin söylediğin nasıl bir olabilir şey? Olabilir mi? Bir adım ileri götürür. Örneği var abi. Tam örneği var. Şimdi bak, örneği, örneği, canlı örneği ben var. Bir şey söyleyeceğim. Yani hadislerde adam ölüyor. Bugün ismini söylememi istemiyor ama konuşurken. Onun evet. için ben onun ismini çok tekrarlıyorum. Bir arkadaşım var çok samimi. Dedi ki ya bir problem var katılan yorumcularda. Seni örnek vererek söyledi. Allah bunu söyleyeceğim bak. Söyle. Tamam. Dedi ki Serhat Ahmet'tan hep aynı şeyi anlatıyor. Evet. Tamam. Bir sorarken bir girizgah yapıyor. Aynı şeyi anlattıktan sonra üzerine bir şey ekliyor. Oysa ki o girizgahın ismi tek bir kavram olsa bir kelime. Evet. Artık ona bir kelime koysa. Dese ki bu bilmem ne sistemi dese artık biz onu anlayacağız. Evet. Serhat Ahmet Tan'a söyler misin? Artık bu iş buna bir isim koysun. İşte Armageddon. Ama Armageddon başka bir isim. Senin anlattığın konudan bahsediyorum. Şimdi buradan nereye geleceğim? Hamza dedin ki biraz önce bunu söyleyemiyorum, tanımlayamıyorum. Tanımını sen koy demek istedim. Tamam. Şimdi bunun bir tane başlamış olan ayaklardan bir tanesi. Sadece bir parçası, tamamı değil. Bitcoin dediğim şey var ya, bence bunun ilk şeyidir, ortaya atılmış, düğmeye basılmış hamlesidir. Niye? Gücü otoriteden alıyor, aşağıya dağıtıyor, halka dağıtıyor. Güç ne? Para. Yani merkez bankalarının kontrolünde olan bir gücü algoritmaya veriyor ve orada insan yok. Senin karşısında problem çıkarabilecek bir insan yok. Protokol var. Kodlar var, açık kodlar bunlar, açık kaynak. Ve sen kandırılmaktan korkmana gerek yok. Beni kandırır mı, kandırmaz mı değil. Çünkü karşında insan yok. İnsan faktörünü ortadan kaldırıyor.
Yani yönetimsel süreçler var ya bugün dünyada, insanların köle edildiği ve insanların tek bir şirk dininin İnsan içerisine yoksa soktuğu... bu bir Armagedon mu yani? Hayır, Armagedon ne o değil. Bu? Armagedon o değil. Yani, Armagedon işte onu söylemiyorum. Birbirini... Ön savaştan bahsettin ya. Evet. Bu dedin ki ön savaş başlayacak, sonunda Armagedon'la bitecek. Hayır öyle, hayır onun devamı değil ama. O onun devamı değil. O bu zaman bahsettiğim olayla, bu bahsettiğim olayla yeryüzünde mükemmel bir cennet kurulacak dünyada. Dünya evet, Elysium'a dönüşecek. Dünya bir cennete dönüşecek. Bir sene bir süre böyle gidecek. Ama en sonunda bu da bozulduğu zaman insanların belki o gün geldiğinde ahmaklığı tutacak, ahmaklığı yüzünde. Çünkü insan ahmak bir yaratık. Cennetten kovdurmuş ya kendini. Yani var mı ötesi? Demek ki yeryüzünde bir cennet daha kurulsa bir daha bunu yapacak. Nankör ve cahil. O zaman işte yeryüzü iyice yozlaşacak ve Yecüc Mecüc, Armagedon, Melhame-i Kübra. Ama Yecüc Mecüc bir şey olacak. Dünya dışı. Bir şey olacak. Ben dünya dışı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Zülkarneyn'in seyahatlerine bakıyorsun. Yani uzay zamanı bükerek yaptığı bir hareket var. Hocam biliyorum, böyle baktı hemen karşı çıkacak ama ya adam şeye gidiyor ya, güneşin kara deliğiyle battığı noktaya gidiyor. Ha, orada bir kara delik diyor hocam. Aylin Hamiye diyor. Yani kara balçık bir göze işte diyor. Kara balçıkla kara delik arasında çok fark var hocam. Nasıl, aynı yani. Şey hocam. Kara delik şey içine gidiyor ama tek ifade orada bitmiyor. Yıldızların son, yani güneşten daha büyük yıldızların çöküş noktası kara delik. Yani çamurdan... Güneşi onun içine batarken buldu diyor. Oradaki batma kelimesi içine değil. Yani nasıl? Batma içine olsaydı çamurun... Arapça fi aynı namiyetin diyor hocam. Arapça gark kelimesi geçiyor. Gark çamurun içinde batma veya bir şeyin içine demek. Hocam, orada gark diyor, kelimesi geçiyor. Yani güneş, ufukta deli... güneşin batması fiili geçiyor. Hocam, peki hocam geceyi örtü kılmadığımız bir kavme gitseydi. Bakın diyorum, Arapçada gark kelimesi geçerdi. Suda boğulma. Orada geçen kelime gark değil. Garp kelimesi. Yani ufukta güneşin batması geçiyor. Bildiğimiz çamurdan bir yerden veya hocam, bir bataklıkta zaman... ufuktan güneş batıyor. Yani. Peki geceyi örtü kılmadığımız. Magrib'e şemsemezdi. Direkt Magrib derdi. Onu öyle anlatırdı. Magrib-i hani gark kelime, ama bakın Kur'an'da bir sıvının içinde hocam, kaybolma için orada, geçen kelime gark. Ama fiil orada o fiil hocam, kullanılmıyor. Biz Türkçe'de ikisine içine batma kelimesini aynı kullandığımız için bize geliyor. O ufukta batma ile ilgili gark kelimesi geçiyor orada. Tamam, geceyi hocam, örtü kılmadığımız bir kavme gönderdik diyor. Başka bir seyahatinde Zülkarneyn'de. Güneş ufukta batmaz yani, ki. Demek güneş gece olmayan yani. Bir gezegenden bahsediyor. Bakın ama yani hiç yani gece... Canım yani bu kutuplarda bir şey olabilir, başka bir şey olabilir. Bakın yani bir ayetin ifadesi, ben tam burada nedir anlamadım. Hayır, hani, o zaman bir ayet yani üzerinden bu iki güneşli, göndereyim bir demek. Ayet üzerinden bu iki güneşli bir gezegen olamaz mı? Ayetlerinin geçtiği tamam. Kehf suresi üzerinden konuşalım. Olur. Kehf suresi baştan sona zaman yolculuğunu anlatan bir sure. Mağaraya yani giriyorlar. Mağaraya giriyorsunuz hocam. Tabii, 309 sene sonra. 300 sene geçmiş. Bakın zaman yolculuğu, bakın bir gün ileriye doğru, ileriye doğru zamanda. Mesela diyelim ki şu anda, şimdi tabii ki Zülkarneyn'in başına gelen nedir ne değildir. Oradaki 309 da başkalarının izahı olarak Kur'an söylüyor. Onu tasdik edip edilmediği evet. ifadesi bile orada açık değil ama. Var, Nur suresinde devamı söyleyeyim. Var hocam. Nur suresi. Tamam, 309 diye kabul edelim. Şimdi ileriye doğru, bakın ileriye doğru dondurulma, 300x9 bir uzun süreli uyuma ifadesi zamanda yolculuktan ayrı bir şeydir. Zamanda yolculuk demek şu demek. Mesela biz şu anda burada duruyoruz. Değil mi? Konuşuyoruz. Bu tarz bir zamanda yolculuk iddiası için zamanın ontolojik olarak yani varlıksal açıdan bir yerde duruyor olması lazım. Mesela diyelim ki Sezar dönemine gideceksiniz Roma'da. Evet. Bundan işte bilmem birkaç bin yıl öncesine gideceksiniz. Orada Sezar'ın duruyor olması duruyor lazım zaten Roma'da. Hocam. Duruyor, ha, yani duruyor. Ama böyle bir ontolojiyi bizim yani orada peki o durulan yer Einstein neresi? Anlattı. Zaman oralarda bir yerde sanki şu anda. Zaman o zaman durmuyor, ne oluyor? Mekanlar duruyor. O zaman her karesi, evrenin her karesinin evet. bir yerde sabit evet. olarak duruyor. Aynen. O zaman yani 2000 yıl oluyor? Öncesi sadece değil, 2000 yıl bir saniye sonrası. Hocam büyük patlamadan itibaren her an sabit duruyor. O zaman tabii ki buradan sizin tahmin etmeyeceğiniz o kadar çok sorun çıkıyor ki, birincisi böyle bir ontolojiyi yani bizim geçmişteki hocam, zamanın her ya. Anının bir girdiler ertesi gün bir 300 yerle... sene geçti. Nasıl efendim? Olacak? Giriyor ve çıkıyor, ertesi gün 300 sene geçmiş. Hayır, 300 sene ileriye mi? Bakın ileriye doğru gitmede mesela şöyle bir şey var. Geriye doğru zamanda yolculuk ifadesi
zamanın izafi olduğu iddialarından çok farklı bir iddiadır. Mesela diyelim ki bir uzay gemisine binse, şu anda üçüz kardeşlerden biri burada kalsa, birisi de Jüpiter'in üstüne gitse, bir süre sonra bunlar buluşsa, uzay gemisinde giden de Jüpiter'in üstündeki dünyadakine göre daha genç kalır. Tamam. Niye? Çünkü hız arttıkça ve yer çekim arttıkça da Jüpiter'in üstünde yer çekim arttıkça zaman yavaşlar. Onlar için zaman algısı yavaşlar. Burada evet, buluşurlar. Hocam. Yani zamanın izafiliği gibi böyle bir olay ayrı bir şeydir. Ve, hocam o mekanların farklılığını gösteriyor. Bakın işte. Zaman da geriye doğru gitmek ayrıdır. Var, yani bunlar bazı gidiyorsun. Şeyler karıştırılıyor. Mesela bizim geçmiş yıldızları görmemiz de zamanda geriye gitmek biz bugün gibi. Bile yaşıyoruz bunu. Efendim? Bugün bile yaşanıyor. Bak olan şeyler bu bakın, izafiyet. Bakın zamanda geriye gitmek bu iddiayla hiçbir alakası yok. Hocam bak ben sana anlatayım. Buradan İzmir'e bir... gidiyoruz. Tamam. Gideceğim ya, geleceğim tekrardan. Hamza yardımcı olur. Işınlayacağız. Hamza işinleyici. Toplantı ya. Bir saniye. Çünkü bir söz vermiştim ben ona. Kısa bir süreliğine tekrar geleceğim, evet. Özür dileyerek. Hadi sen devam et. Ortaya attığım ateşi siz birbirinize gidersiniz. Biz körükleriz onu şimdi. Ama eski Roma'ya evet. Zaman yolu tüneline girip. Zaman yolculuğunu hep yaşıyoruz. İnsanlık hep yaşamış. Zaman yolculuğu şu demek. Mesafeyi kısaltmak. Zamanı durdurmak, yani yavaşlatmak. Bakın mesafeyi kısaltmak ayrı hocam, bir şey, zamanda geriye gitmek ayrı bir şey. Bir dakika, onu da anlatacağım. Şimdi eskiden Osmanlı zamanında İzmir'deki paşaya haber gönderecek buradan Fatih Sultan Mehmet diyelim. Veya Kanuni Sultan Süleyman atlı gönderiyor. 4 gün sürüyor yol. 4 günde geriye dönecek, haberi getirecek. 8 gün, yani bir haftadan önce bilgi gidemiyor. Ondan sonra araba çıktı. Arabalar çıktı, araba bir günde gidiyor. Şimdi uçak aldık. Çıktı, uçak çıktı. 1 saatte gidiyor. Bunlar hep zamanı kısaltan şeyler. Ama buradaki fark zaman şu. Zaman yolculuğundan bunu anlıyorsanız hocam, insanlar bunu anlamıyor. Fark şu. Bunu anlıyoruz. Çok da güzel anlaşılabilecek bir şey bu örnek bu. Fark şu. Işık belirli bir hızla gittiği için ışık hızının altındaki bu zamanı kısaltma olayları bize anlaşılmıyor. Yani zamanı kısalttığımız gibi anlaşılmıyor. Ama ışık hızına yaklaşacak. Ben şimdi soruyorum Ertan Bey, hocama da soruyorum. Bir tane alet yapın. Uçaktan çok hızlı gitsin. Daha da hızlandırın. Işık hızına sabitleyin bu aleti. Burada zaman 0 olur. Anında İzmir'e gidersin. Hiç vakit geçmez. Ben diyorum ki biraz daha gayret edin. Biraz daha çalışın. Işık hızının üstüne çıkartın bunu. O ışık hızının üstüne çıktığı zaman olan olay şudur. İzmir'in düğününe gidersin. Bugün çıkarsın yola, dün İzmir'e varırsın. Dün olan olayları İzmir'de öğrenirsin. Bugün İstanbul'daki bilginine gidersin. İstanbul'da ne olduğunda İzmir'deki adama söylersin. Ondan sonra ona göre de tedbir alabilirsin. Bu şu demektir. Sistem mekan ve zamana dönüşebiliyor ve hepsi sabit. Sen soyut olarak görüyorsun Fatih zamanını veya Mehdi dedik. Mehdi zamanı daha gelmedi. Ama onlar da var. Yani kıyamete kadar olan olaylar zaman üstü boyutta hepsi olmuş bitmiş durumda. Biz zamanın içinde yaşadığımız için ve ışık hızının altındaki hızlarda hareket edebildiğimiz için biz burada anlayamıyoruz bu olayın nasıl döndüğünü. Ama burada zaman yolculuğu yapılabilir. Bu bilimsel olarak zaten Sen ispatı var. Sen niye karşı çıkıyorsun burada? Yani bunun mantıksal bir temeli yok. Mantıksal birçok paradoks ortaya çıkıyor. Fiziksel de bir temeli yok. Mantıksal zaten paradoks çıkması lazım. Mesela işte dede paradoksu falan gibi birçok paradokslar literatürde ifade ediliyor. Paradoks çıkması lazım zaten. Dişi, yani geriye doğru gitsek mesela diyelim ki bir kimse kendi dedesini öldürse. Tabii. Aynen öyle oluyor. Mesela kendisi olamaz. Ama yani orada kainat ikiye ayrılıyor. Var. Kendisi olamayacaksa o zaman dedesini de sen öldüremez. İkiye ayrılıyor. Şimdi bak, yani burada olan fakat, olay şu. Işık hızı. Yani bu tip paradoksların çıkmasından önce benim demin demek istediğime konsantre olmanız. Şimdi zamanda geçmişe yolculuk yapmaktan hızlı ileri gitmek, dünyadaki ışığı görmek gibi şeyler çok farklı. Mesela biz gerçekten ışıktan hızlı gitsek, diyelim ki şu andaki fizik teorileri ışıktan hızlı gidilemez diyor ama diyelim ki gittik. Var olan ışıktan daha hızlı ileriye gitsek ne olur? Bu da zamanda ileriye doğru gitmemiş olmayız. Fakat ne olur? Geriye gideriz. Dünyadaki geçmiş zamanını görebiliriz bir şekilde. Eğer ki tabii ideal hava koşulları oluşursa. Nasıl? Çünkü ışığın da sabit bir hızı var. Burada bize vuran ışık da uzaya yayılıyor. Biz ışıktan hızlı gidersek geçmişten yani buraya vurup da giden ışığı da görebiliriz. Ama bu zamanda yolculuk yapmak demek değildir. Buradan giden ışığı yakalayıp da görmektir. Aslında biz şu anda mesela
gördüğümüz yıldızların kimisi 10 milyar yıl önce varlar, yaşıyorlar. Büyük ihtimalle şu anda öldüler. Biz mesela şu anda 10 milyar yıl geriye bakabiliyoruz. Fakat 10 milyar yıl geriye bakmamız 10 milyar yıl öncesine gitmemiz anlamına gelmiyor. Çünkü ışığın sabit bir hızı var. 10 milyar yılda ancak bizim dünyamıza geliyor ışık. O yüzden biz 10 milyar yıl önceki yıldızı görüyoruz. Ama bu da ilkesini karıştırıyor hocam. Bu da gözlemciye göre farklı, ışığa göre farklıdır sistem. Yani burada izafiyet teorisinde şöyle bir şey var. Işığın içine binersen, yani ışık hızıyla giden bir araç yapabilirsen zaman geçmez. Sen istersen 10 milyar sene sonraya git, 15 milyar sene sonraya git, hiç fark etmez. Bir saniye bile sürmez. Gidersin. Sabah çıkarsın, kahvaltını yaparsın. Orada gider öğlen yemeğini yersin. Akşama ikin diye Mihrimah Sultan Camii'nde namazını kılarsın. Hiç fark etmez. Şimdi burada gözlemci açısından fark ediyor. Yani dışarıdan birisi gözlemlediği zaman nesiller bile geçer. Bakın gözlemci açısından fark edip etmemesi ayrı bir şey. Zamanda geriye gitmek ayrı bir şey. Çünkü zamanda geriye gitme iddiası şu demek. Zamandaki geçmiş anlar her bir de saniye saniye, bir de tabii onun nereden bölüneceği de kuşkulu. Saniye saniye, dakika dakika. Saniye değil an, o an, şey. Her neyse. Halkı cedid yani. Tabii, oradaki halkı cedid olarak geçmişte bir yerde bütün saniye saniye bütün onlar bir varlıksal nokta olarak veya varlıksal alan olarak, nokta olarak değil mi? Mekan varlıksal olarak alan var. Olarak bir yerde duruyor olması var, lazım bir şekilde. Olarak. Yani mesela şu anda peygamberimizin doğumu da orada duruyor. Tabii, Hazreti Musa'nın duruyor. Doğumu da duruyor. İşte ölümü de duruyor. Her bir dakikası, her bir saniyesi orada duruyor. Bu durduğu şey ne? Nerede mekan duruyor? Hocam. Şimdi dünya bunu temellendiremeden şey. Böyle bir durduğu, bir yerde durması nedir? Temellendiremeden. Şu hocam yani, o da. Şimdi zamanla, kainatta bak büyük patlama olunca bakın, ışık hızını aşan bir şişme oluyor baştan. Sonra ışık hızına aslında bakın, gelen bir açılma oluyor. Hala o açılma devam ediyor. Zamanda yolculuk yapacağım demek evrenin başlangıcı hocam, vardır iddiasını da değil. Aslında bu bir yerde blok evren gibi bir şeyi savunmak demek. Blok evrenin her noktası da bir yerde duruyor demek. Evet, yani duruyor aslında zaten. Bir evrenin evrimi, başlangıcı, sonrası da yok. Aslında evren komple bir sabit. Bize göre var. Aslında tabii böyle bir zaman üstü boyuta göre, yani bakın, Allah'a göre yok. Onu böyle bir zaman görüşünde aslında bizim şu anda irademizin olup olmadığı gibi apayrı tartışmalar da çıkar. Hocam irade yani çünkü, burada sistemin kuruluşunda tabii, içinde yaşadığımız biz, için yani içindeki geriye, olaylarda biz irademizi zamanda kullanıyoruz. Zamanda geriye yolculuk yapanlar mutlak olarak savunmak zorunda değillerse de zaten, büyük bir çoğunluğu bak, geleceğin dünyanın, de bir yerde orada durduğunu savunacak. Hocam dünyadaki olan biten olaylarda irademiz var mı? Dünya güneşe şu kadar mesafede, ay dönüyor, bitkiler oluyor, tabii ki, şu, bunları biz mi kontrol ahirette ediyoruz? Ahirette sorumlu olacak kadar yani irademiz var. Yani sistemin kuruluşunda ahirette irademiz yok zaten. Ama sistemin içinde yapabileceğimiz şeyler işte, bozabilirsin yani. Ahirette sorgulanmamıza sebebiyet verecek kadar irademiz var. Yoksa evreni bizim idare eden bir irademiz olduğunu ben de iddia etmiyorum. Evet yani, ne diyorsun? Ben diyorum ki yani zaman yolculuğu şöyle aslında. Bence zaman yolculuğu yapılabilir fakat tek bir şey var. Üç boyutlu bedenimizle yapamayız biz bunu. Yani maddesel bedenimizde. Çünkü madde parçalara ayrılacak, tekrar birleşecek falan. O iş çok şey geliyor. Yok ya, evet, o trenler görebiliriz. 100 kilometre giderse şöyle, içindekiler parçalanır diye eskiden yo, bir şey hayır, vardı. Şey o sen yani aletini yaparsan onun içinde hiçbir şey olmaz şu sana. Şu manada söylüyorum Serhat abi. Ya yani biz buna şahit olabiliriz bilinç olarak fakat müdahale edemeyiz. Ben öyle düşünüyorum. Yani ne gelecekte ne geçmişte bir şeylere müdahale etme lüksümüz yoktur. Bu zaten Allah'ın kaderine aykırı bir durum teşkil eder. Yok, ya, o kaderin için ayrı bir bölüm. O zaman gitsin şimdi. Orada en da kral, yorumuna katılmadım. Ya, şeytan zaten bunu yapar gider peygamberimizi tekrar tekrar suikastine uğraşırdı. Vesaire. İşte yapamamışlar vesaire. Koruyucular i̇şte, var. İzin verilmiyor işte böyle bir şeye. Yani koruyucular sınırlar var bellidir. Ya sen şimdi bak arabayla bir yürüyorsun gidiyorsun 100 kilometre sınır diyor, hız sınırı. Araban 500 kilometre yapıyor. Basabiliyor musun yolda? Basamıyorsun. Polis yakalıyor. Bu böyle bir şey. O da kanun koymuş işte. Yani, bu sınır dedi. Var yapabilirsin yani, ama hani Allah'a, sınırları var. Allah'ın üstüne söz söyleme lüksümüz olmadığına göre yani bu Allah'a Allah'ın karşı gelebilecek. Çizdiği kadar zaten. Kaderin işte, içindeki gizli bir bölüm bu. O kaderdeki o şey. Ya bence bazı yaratıcının kader kaderi, görüşü ne olursa bu olsun hocam, insan iradesini dışlamayan bir tabii, görüş olması bazı lazım. Bazı kişilerde olabilir. Allah'ın seçtiği kullarda olabilir. Ben buna ayrı bir şey demiyorum. Yok, ama seçimle falan alakası yok ya. Allah yani, yarattığı sistem böyle. Sınırları var. Şimdi, sen bunu yapabilirsin ama yapmana izin verilmeyen tamam, durumlar işte var. Bunu bu kadar yani, yani Kur'an'da işte ey iman edenler diyor mesela. Ey iman ettirilenler demiyor. Evet. Yani o yüzden yani, yani İslam'da nasıl bir kader görüşü savunursak savunalım. Mesela Süleyman insan iradesini dışlamayan bir görüş olması çok önemli. Yani Süleyman Aleyhisselam'ın yanındaki katımızdan ilim verdiğimiz dediği profesör de
İşte Belkıs'ın tahtına yapmış. Zaman yolculuğu yaptırmış. Hem ışınlanma hem zaman yolculuğu yaptırmış. Tamam. Maddeye. Işınlanma da zaman yolculuğundan yani, ayrı bir şey. Yani ayrı bir şey ama bir manada ayrı yok. Bir zaman manada aynı anda orada olduğu için saniyeyi yani bir yerde ya saniyeyi milyonda bire bölersek tabii ki belli bir vakit geçti. Yok, yani bir şekilde gönderme iddiası. Ben ama şeyle ilgili farklı ben bir teorim var. Cevap alamadığımı biliyorsun. Ben Yecüc Mecüc'le alakalı Yecüc Mecüc'le Armagedon'la alakalı farklı bir teorim var benim. Armagedon'dan bahsediyorum. Ya evet. Şimdi bakın. Ben ama söz şimdi, almadım. Tamam. Sen de işte girin. Erdoğan Hocam illa savaşı anlattın. Benim farklı bir teorim var o konuda. Şimdi bu zaman yolculuğu kavramı zaman yolculuğu kavramı ve ışınlanma kavramı yani bunlar hani bir şekilde Kur'an'da açık Şahzet bir şekilde Süleyman'ı var söyledi. Çünkü efendim? Diyor ki şöyle diyor yani Belkıs'ın tahtında bunu yaşıyoruz değil mi? Evet. Ya bu bir anlıyoruz ki evet. Bir zaman yolculuğu veyahut da bir tabii. Şeyden bahsediyor. Işınlanmadan zaman yolculuğu bahsediyor. Aynı anda geldiğine göre şimdi zaman bak, yolculuğu. Yakup Aleyhisselam kıssasında da var bir yerde. Bakın eşeğiyle beraber kalıyor. 100 yıl geçtikten sonra uyandırılıyor. Eşeği Kur'an'da da geçiyor böyle anlatılıyor. Evet, evet. Eşeğinin kemiklerine bak diyor. İnanmıyorsan 100 yıl o gideceği şimdi, yerde bir tehlike var. Ondan Caner'in korumuş oluyor. Aslında bir yerde tespit ettiği bir şey var. Bence önemli. Evet. Zaman yolculuğu önemli olan ileriye doğru olması değil. Geçmişe doğru olan önemli. İşte orası tarafı. Kısıtlanmış zaten. Heh, şimdi. Var yapılabilir bahsediyor. Ama orası kısıtlanmış. Kontrol altına alınmış doğuyor. Çünkü orada kaderi değiştirebilir. Ama şöyle bir paradoks da doğuyor. İleri gittik geri nasıl geleceğiz? Kısıtlanmışsa geçmişe gitmek. İleri gittik kaldın orada geri dönemiyorsun. Geçmiş kısıtlandı sana göre geçmiş artık o. Yani sen ileri gittiğin için. Bekleyeceksin orada. Orada da bir paradoks kalır. Orada kalırsın. Orada kalıyorsun. Tabii, geri bak, dönemiyorsun. Buna eğer izin verilirse geri yani, de gelirsin. Tabii, bak izin. Buradan şu çıkıyor zaten. Sen ileriye ikizini burada bıraktın mı? Bıraktın. Tabii. Gönderdin öbürünü de. O bir yere gitti mekan buldu. Sen de burada mekandasın. Yani. Aynı anda oldun mu bunlar? Evet, oldu. Aynen. Burada şu demektir. Geçmiş de var. Gelecek tabii de var. Var. Muhakkak. O zaman ben burada gidip gelebiliyor musun gelemiyor musun? Problem burada. İleriye gidersin. Orada kalırsın. İzin vermezlerse geri gelemezsin. Aynen. Ama izin verirlerse geri de gelirsin. Mehdi Deccal. Tabii. Ve sonunda evet. Niçin bir Armagedon'la bitmek zorunda bu evet. İş? Armagedon. Evet yani. Bu dünya Allah işte Mehdi Deccal olmadığı için Armagedon diye bir şey de yok Kur'an'da. Şimdi onu konuşalım. Evet. Niye bu evet. İsrailiyat devamlı önümüze konuluyor? Şöyle hangi şey... akıl kullanıyor? Bakın bir şey kullanıyor mu bilmem ama şöyle bir şey var. Yani şimdi şöyle. Mesela bizim hadis kitaplarına baksak bile... Hadis uydurulma sebeplerinin en önemlilerinden birinin İsrailiyat yani Yahudi kaynaklı hikayeler olduğunu hatta bazen Mesihiyat da derler Hristiyan kaynaklı ama çoğuna genelde toplucasına İsrailiyat dedi. Ben de o toplucası anlamında kullanacağım. İsrailiyatın hadis uydurulma sebepleri en önemli sebeplerinden biri olduğu söylenir. Şimdi İslam'ın çok hızlı yayılmasıyla kısa sürede 1. yüzyılda Yahudilerden de Hristiyanlardan ve 2. yüzyılda 3. yüzyılda tabi. İslam'a geçenler birçok kimse oldu. Şimdi buna tabii ki Hristiyanlıktan, Yahudilikten İslam'a geçenler putperestlerin azından bir farklılıkları vardı. Onlar zaten şöyle diyordu. Biz Allah'ın gönderdiği zaten bir hak dinin üyesiydik. Orada belki bazı yanlış inançlar vardır. İslam'a geçtik onları da düzelttik. Ama sonuçta evvelden de biz bir şeyler üzerindeydik gibi bir düşünceleri vardı. Bunun da verdiği bir... özgüvenle veyahut da onlara da insanların daha çok kulak kabartmasıyla zamanla Yahudiliğin, Hristiyanlığın içindeki birçok hikaye, birçok anlatım form değiştirerek şöyle olarak böyle olarak bir bakıyoruz İslamiyet'in içine girmiş. Birçok konuda. Yani kadınlarla ilgili konularda da böyle olmuş. İşte bu niye Yahudilik diyorsun? Yahudilik ve Hristiyanlık. Ama şöyle değil mi aslında? Şimdi dinlerden bir şey söyleyeceğim. Şimdi Yahudilikten Müslümanlığa geçtiyse. Evet. Yani bunlar bir ananeler de oluyor değil mi? Mesela ben buna işte hani şeyleri çok anlattım biliyorsunuz. Lohusa hanımları kadınların işte yani aslında çamaşırlarını dışarı asmaması. Çünkü çocuklarının bir şekilde kaçırılacağı inancı. Lilith hikayeleri yani bunları çok anlattık. Ama diyoruz ki Yahudilikten geldi. Her şey birçok şey. Yok. Şimdi sorum başka bir şekilde gelecek. Diyorum ki peki Yahudilik Babil sürgününde hani bizim daha çok tanrılı dinlerden etkilenip bunları almadı mı? Şimdi bakın burada Şamanizmden de gelmiyor. Şimdi işte bahsettiğim paganizmden bahsediyorum. Yani
paganizmden Yahudiliğe, yani şimdi şöyle bir şey söyledin diye söylüyorum. Tek tanrılı inanç vardı. Onun için bizi çok rahatsız etmedi diyorsun ama. Bizi de etmedi demek. O dönemdeki insanlar, bunlar da zaten Akdeniz'e kapılarını açtılar. Sizin dediğiniz doğru. Yahudilik dediğimiz şey de bizzat Allah'ın vahyi din değil ki. Bundan onların karşılaştıkları kültürler, paganizm, Yahudi oradaki din adamlarının uydurduğu hikayeler ve gerçekten veya Tevrat'ta olanlar, değil mi yani? Yani gerçeği din adamının uydurması, paganlıktan alınma, bunların hepsi karma bir şekilde İsrailiyatı oluşturuyordu. Yani bunların hepsinden birden alındı. Talmud'a baksanız mesela, Talmud yani işte eski ait tek bir ciltse Talmud, ne bileyim, bunun 20-30 katı kalınlıkta bir, yani koskoca ansiklopedik bir şey. Yani bugünkü bizim zaten mesela bunları inceleyenler de yani Talmud'dan alınma birçok şeyin bizim hadis literatüründe olduğunu görüyorlar. Yani bunlar da Mısır'dan almışlar zaten. Mısır dininden almışlar, hayır, getirmişler. Yani Talmud birçok kaynaktan beslenen bir yapı. Mısır'dan da ikisi vardır. İşte Babil'de o da var, vardır, Sümer bu da vardır. Yani 7 tane sürgün yani, var ya. Yani onların hepsi vardı. Ha, sonuçta yani buradaki şeylerin kaynağı bu. Yani kısacası, yani İslamiyet içindeki Mehdi, İsa'nın geliş hikayeleri sırf İsrailiyat'tan alınmıştır demek istemiyorum ama yani İsrailiyat veya diğer kaynaklardan bizim bu fiten hadisler, özellikle kıyamet alametleriyle ilgili hadisler beslenmiş ve bununla ilgili bir literatür oluşmuş. Yani mesela Kur'an'da Dabbe ile ilgili tek bir tane ayet var. Yani evet, o söz başlarına geldiği zaman yeryüzünden bir Dabbe çıkacak, insanlara inanmadığını söyleyecek. Bu kadar, bu kadar ayet. Bu ayet bu kadarken Dabbe ile ilgili bir kitap oluşturacak malzeme var. Bir bakıyorsunuz Dabbe'nin elinde Hazreti Musa'nın asası var, Süleyman'ın mührü var, kuyruğu işte bilmem ne kuyruğu gibi, hortumu fil hortumu gibi, boynu zürafa boynu gibi falan, yani böyle bir inanılmaz bir şekilde tarif edilen, işte bir film çevrilecek kadar malzeme. Yani Kur'an'daki tek bir ayet alınmış, bir bakıyorsunuz yüzlerce binlerce hayali uydurmayla Sümer mitolojisindeki o kralın yolculuğu, evet, işte oradan. Veyahut da Yecüc Mecüc'le de ilgili de, evet, yani Kur'an'da geçen aslında bir tane Yecüc Mecüc ayeti var gelecekle ilgili. Bir de Zülkarneyn ile ilgili geçmişte gördüğü, evet, iki tane ayet var. Bunun üzerinden geniş bir literatür oluşturulmuş. Mehdi, Deccal değil, hiç olmayan Kur'an'da Deccal Mehdi anlatısı İslam'ın içine girmiş. Hazreti İsa konusu burada kritik bir konu. Şimdi Kur'an'da Hazreti İsa'nın vefat ettirildiği ifadesi geçmesine rağmen literatürde özellikle Hristiyanların da beklemesiyle oradaki İslam'ın içine Hazreti İsa getirilmiş. Şimdi bu getirilmekte de kalmamış. Burada da peygamberimizin son peygamber olması var. Bunu nasıl çözeceğiz bu sefer? Bu sefer bir Mehdi düşünülmüş. Mehdi, İsa Mehdi'ye tabi olmuş namazda gibi burada. Enteresan bir yani hikaye oluşturulmuş işin doğrusu. Yani ama bunların arkasında hepsine baktığımızda dediğim gibi İsrailiyatın veya tarih boyunca insanların kendi şeyhini, kendi inandıkları birini ön plana sürme çabalarının gibi birçok çabanın birleşimi var. Yani tek bir hikayesi de yok. Çünkü hadisleri uyduran tek bir kişi hepsini bir gayel uydurdu diyemiyoruz ki. Yani nasıl tek bir yapay zeka yok, birçok yapay, evet, zeka var gibi anlayacaksak. Hadis uydurulmasında birçok sebebi var. Kimisi İslam'a faydalı olmak için, kimisi kendi şeyhini kayırmak için, kimisi yönetim için, kimisi ne bileyim yani insanları kendince terbiye sonunda etmek için. Sonunda yine geliyorum. Evet, yani ben tamam. Cevaplayacağım orayı. Ben cevaplayacağım. Hadi sen cevapla da artık. Şimdi Armagedon, Mehdi, Mesih, Deccal, ya iyi kötü savaşı, biz bunlara inandığımız için mi bu savaşlar olacak? Yoksa bunlar olacağı için mi biz buna inanıyoruz? Veyahut da başka bir akıl bu savaşları, evet, bir organize şekilde edip bizi. Hayır, yani diyor ki bence bir akıl. Ya elimizde hazır böyle belgeler var. Var. Yani biz bu belgeleri gerçeğe çevirsek, evet, insanlar zaten bu anlatılan hikayelere alışmış durumda. Bugün desek ki Mecidoğu Ovası'nda işte Yahudilerle Müslümanların savaş yaptığı bir operasyonu çeksek tüm dinlerden kurtuluruz. Kurtuluruz. Kim, aynen, bu? Albert Pike. Şimdi bunu yaparsın da çıkış güçlü hikayesi olursan. Mesela IŞİD dedi ki güçlü Mehdi olursan yaparsın bunu, evet, ve senin lehine de çalışır. Şu anda zaten öyle istismar etmeye çalışıyorlar, kullanıyorlar. Ama bunun temelinde şu var. Bence bu iki hani inanış şekli de birbirini tetiklemiyor. Asıl tetikleyen şey şu. Şimdi bizim inandığımız dinde ve Yahudilikte ve Hristiyanlıkta yine aynı şey geçtiği için Hazreti Adem cennetten kovulduğunda ne oldu? Yani o dedi ki şeytan seni kandırdı, evet, inin aşağı yeryüzüne, inin ve birbirinize düşman olarak inin. Yani böyle bir düşmanlık meselesi var. Şeytan ve insanlar arasında.
En nihayetinde bu hep zaten şeytanla insanlar arasında bir iyi kötü savaşı her zaman olmuş. En sonunda da olacak. En sonunda da muhakkak olacak. Fakat burada o en son savaştan sonra farklı bir figüranlar ortaya çıkıyor. Yani yapılar, hiç bilmediğimiz Yecüc Mecüc diye bir sistem. Mesela Yecüc Mecüc nedir bilmiyoruz. Uzaydan gelecek olabilir, zaman yolcusu olabilir. Mesela dünyacılar onu diyor ki Antarktika'nın yani, ötesinden gelecekler diyor. Yani bir set yapılmış Çin set diyen var, işte Altay dağlarının altında diyen var. Benim mesela farklı bir düşüncem var. Hani geceyi örtü kılmadığımız kavim dediği için, şimdi İskender Türe Allah rahmet eylesin, o evet iki güneşli bir gezegenden, hatta Sirius'u örnek gösterdi. Sirius A, Sirius B'nin orada Orion gezegeninden geleceğini vesaire. O orayı anlattı. Yanlış yorumladığı için. Yani olabilir. Yani öyle bir, ama ilk o kitapla başladı orada bir mesele. Dışı bir yerden, evet, dünya dışı bir yerden. Hamza ve Serhat'a evet, şimdi orada ben de şöyle geceyi bir şey kırmadığımız dedi ya. Evet. Ben gireyim, de farklı bir şey düşünüyorum. Söyleyeyim. Orada sütre kelimesi geçiyor. Evet. Geceyi örtü yaptık diye anlattığı başka ayette libas kelimesi geçiyor. Evet. Şimdi bunları Allah rahmet eylesin İskender Türe ikisini de mealden çözdüğü için ona da örtüyor, ona da örtüyor. Ha bu manaya gelir diye çıktı. Öyle değil. O libas o. Buradaki sütre, sütrenin manası başka. Bu illüzyonist bir örtü. Yani senin gözünü alıyor. Evet. Gidiyorsun arabayla. Arabayla gidiyorsun. Karşıdan gelen araba senin gözlerini alıyor. Önünden tavşan geçiyor, göremiyorsun, çarpıyorsun. Bu sütre bu. Orada anlatılan, yani Kehf suresinde sahte anlatılan bir ışık, sütre bu. Sahte bir şey. İşte bende de şöyle bir şey var. Bir bu Türk televizyonlarında sen çok bilirsin abi, seversin bu cümleyi de. İlk defa söyleyeceğim bir şey var. Daha önce söylenmedi. Lucifer Project diye bir proje var. Lucifer Projesi. Bu Lucifer Projesi, ben yaklaşık 10 yıldır bunu takip ediyorum. Bununla ilgili kitap da hazırladım. Başlangıcına geldik ama daha fazla kaynağa ulaşamadığım için yarım kaldı. Lucifer Projesi'nin amacı şu. Satürn biliyorsunuz gaz devidir. Jüpiter de gaz devidir. Yani Güneş'in yıldız olmadan önceki hali gibi. Tamam. Bunlar da belirli kimyasal, radyoaktif ve kimyasal reaksiyonlarla, yani atom bombası, hidrojen bombası patlatmaya kadar, bu çalışma hala devam ediyor, patlatarak Güneş gibi ikinci bir yıldız oluşturmak. Güneş sistemi içerisinde. Şimdi böyle bir çalışma var, böyle bir proje var. Adı da Lucifer Projesi. Project Lucifer diye. Yaptık bunu. İkinci bir güneş ortaya çıkacak. Ne işimize yarayacak? Yapay bir güneş. Ne işimize yarayacak? Dünyada gece olmayacak. Yani diğer gezegenlerde gece de. Gece gene olur. Şimdi bazı en az 5 tane, ben hesabını yaptım. Tabii. En az 5 tane güneş olması tamam, lazım. Bazı kayma yerlerinde gezegenler arası geçiş hangisinin etrafında? Hocam biz dünyanın içinde füzyonu yapabilsek, şu anda onu yapmaya çalışıyoruz. Hocam yapmaya çalışıyorlar. Süper olacak da. Çin'de başardılar. İşte bir denemeler oldu. Güneşten daha sıcak oldu. Amerika'da da oldu. Hemen bir hafta sonra Amerika'da, ondan iki hafta sonra İngiltere'de açıkladı. Belki daha önceden yaptılar da bize şimdi açıklıyorlar. O da ayrı bir mesele. Şimdi bunu yaptıkları zaman o zaman ne olacak? Geceyi örtü kılmadığımız dediği zaman Zülkarneyn o zaman belki zaman yolculuğu yapmış olacak. Ve dünyanın geleceğine gitmiş olacak. Yani Yecüc Mecüc'ün dünyada olabileceği ya da Jüpiter sayesinde Uranüs'ün ya da Jüpiter'in, Satürn'ün işte şeyle uydularında olan mesela Enceladus. Enceladus'ta tamamen bir okyanus var buzun altında. Belki o buzlar eriyecek, oradan bir varlıklar çıkacak. Belki de yeryüzünde. Belki de bir şey yok çekim ya. Çekim alanından yok. Dolayı. Yok yok. Yani ben bak, bir ihtimal sen diyorum. Sen şimdi kafandan i̇htimal. İstediğin senaryoyu yap. Tamam, Ali Selman. Yapayım mı? Kafandan yaptığın senaryo orada ayette yazandan yaz, destek bulamazsa tamam. Hiç evet. Boşa gider. Ama bu senin ne zaman olacak? Desteği ben oradan hemen katılıyorum. Şimdi ben bunu oradan ben koyacaksın, bunu söyleyeyim. Bu ne zaman olacak? Yani kıyametin meselesiyle alakalı. Biz bütün gezegenleri kolonileştirmeden, madenleri oradan çıkartmadan, hani kıyamet falan beklemesin kimse. İşte 100 sene sonra, 200 sene sonra, işte her yüzyılın başında Mehdi geldi 30 sene sonra, 40 sene sonra, yok kıyamet koptu düşünmesinler. Mehdi de gelebilir, Mesih de gelebilir, bir son savaş olur, bir daha olur, bir daha olur, her son dediğimiz son olmayabilir. Ya ama Mehdi gelip, birisi gelebilir meselesi. Yani tarih boyunca bir sürü figür çıkar da önemli olan burada İslam'ın Mehdi diye evet. Birini müjdeleyip müjdelemediği, yani İslam'ın Hazreti İsa'nın gelişinden haber verip vermediği.
Şimdi yani bu, hocam biz yoksa yani hepimiz bir şahıslar gelir. Kolaylık bekliyoruz. Herkes de Allah'a dua ediyor şu an. Yani hani evet. Bütün kavimler de dua etmiş geçmişten beri. Ya biz dua edelim de. Birini gönder de kurtarsın bizi falan. Yani, şöyle biz hazırcıyız ona, ya. Ona dua etmek ayrı yani bir şey. Yani hazırcıyız ya. İslam'ın böyle bir Mehdi inancı var demek ayrı bir şey. Yok ben yani o burada, ben o işin yani bana göre ortamı... burada sorun olan birisi hep beraber kurtarıcılar için dua edelim. Yani, diyelim, ben o işin orta yani. Noktasındayım. Yani Kur'an'da böyle bir inancın olmadığını söylemek ama yapabilir miyim? Armageddon savaşı ben net bir şekilde söyleyeyim. Armageddon savaşı evet şöyle bir sistem olacak. Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında bir dinler savaşı çıkacak. Yani bunun altında nereden çıkıyor bu çıkacak? Hayır, altında başka şey olabilir. Bu bir su savaşı olabilir. Kıtlıktan kaynaklanan enerji, değişik enerji niye yatakları. Ama, çünkü otomatik. Yani mesela niye? Çok basit bir şey söyleyeyim. Budistler bu, değil tamam, de. Budistler niye değil? Ha. Çünkü şeytanın özelliği, şeytan kimle uğraşır? İnananlarla uğraşır. Şeytan Budistle niye uğraşsın? Adam zaten Buda'ya tapmış artık. Bitmiş. Pagan inancında. Hinduizm 300 bin tanrısı var adamın. Fareye tapıyor. İşte aynı yerden şey içiyor. Süt içiyorlar fareyle. Farelerle. Ama onun falan. Referansına göre tamam, de onun referansına göre de, tabii var zaten. O da öyle. Onun Armageddon'u da zaten Budistlerle Hinduistler arasında olacak büyük ihtimalle. O da işte sizin 3. Dünya Savaşı biliyorsunuz. Hindistan, orada şeyde Çin, var. Zümrüt Tablet'te var. Tabii. Tanrı o da orada bölgesel iniyor. De olabilir İyilik bunlar. Tanrısı, yani bütün dünyayı kas. Yani şimdi Suriye'de çıkacak bir savaş işte bütün dünyayı sarmayabilir. 2. Dünya Savaşı bütün dünyayı sarmadı yani. 1. Dünya Savaşı da bütün dünyayı sarmadı. Afrika'da bomboş kaldı. Hiç kimse niye, bir şey yapmadı. Niye Yecüc yani, Mecüc dünya dışı şimdi diyorsun? Şimdi ben bir müsaade edersen niye katılmıyorsun? Şöyle sana bir açıklama yapayım da evet, onu halledelim çünkü canlı yayındayız. Böyle yine tartışmalı bir programda kutsal sandıktan bahsedilirken böyle canlı yayında Zafer Calayoğlu diye bir arkadaşımız vardı, araştırmacı bir arkadaş. Ben dedim ki kutsal sandık hani gelmiş gitmiş olabilir falan diye. Ondan sonra Sefine-i Evliya kitabının ikinci cildinde var dedim. O da gitmiş araştırmış. Yok dedi bana. Ben de şimdi onu burada canlı yayında söylüyorum. Ben yanılmış olabilirim yani o konuda. Evet. Kutsal sandık herhalde bu akşam tartışmayacağız. Onun için bunu araya dahil tamam edeyim dedim. Yani şeyi söylemiş oldum. Yanıldığımı söylemiş oldum. Tamam. Şimdi hocamın söylediğine Yecüc Mecüc mü nereden çıkıyor dedin? Niye dünya dışı? Dünya dışı? Dünya dışı olması şöyle benim yorumum. Caner orada, böyle bir şey uydurma diyor hocam, aslında değil mi? Hocam dünya evet, dışı evet, olmayabilir diyor ama nerede o zaman açıklaması lazım. Yani bu var Kur'an-ı Kerim'de. Hadep diye bir kelime geçtiği için. Yani küllü hadebin yensülüm. Yani onlar hadeplerden saldıracaklardır. Hadebi iki türlü ben anlamaya çalışıyorum. Hadep şekildir, bir şekil. Devenin hörgücünün şekli, yani üstü yuvarlak, altı düz bir şekil. Bir geometrik şekil yani. Bu şekilden saldıracaklar diyor. Bu şekil ne olabilir? Tepe diye çevirmişler bunu. Tepe olabilir. Peki ne olabilir? Portal kapısı olabilir mi? Olabilir. Portal kapısı olursa başka boyuttan saldırıyorlar. Bu uçan daire şekline de benziyor. Uçan daire olursa da uzaylılar saldırıyorlar. Yani sen yorumunu yap ama bak ya oradaki uçan daire ile bir uzaylıları ilişkilendirmemiz sırf bizim gördüğümüz Hollywood filmleri etkileyici. Olabilir hocam, ona da itiraz. Dağların içinden de çıkabilir bunlar. Yani, olabilir bak orada doğru söylüyor. Biz bunu bu şekilde yani filmlerde bize gösterildiği için öyle bir şekil. Biz onu öyle yorumluyor evet, olabiliriz. Ama yani burada bir şeklin içinden saldırı var. Tamam işte dağların içinden de çıkabilir. O dağ zaman onu çevirmişler zaten. De orada ama o zaman giriyor. Sen şunu bakın söylemen ben lazım. Ben bunu anlamadım, o zaman uzaydan getireyim demek doğru değil bence. Ben zaten dikkat hocam edersen, nereden ben, gelecek o zaman? Ben Yecüc Mecüc olayını anladığım iddiasında değilim. Tam tersi bilmiyorum diyorum detayları. Evet. Hayrete geçecek bir şey. Buna da itiraz etmem. Ama şöyle bir şey var. Yani şunu itiraz biliyorum. Edince şuradan biliyorum demek lazım. Yani sizin söylediğinizi Kur'an'la temellendirilemeyeceğini biliyorum. Kur'an'dan onun destek bulamayacağını. Hadep siz aslında kelimesi, çok güzel bir kriter koydunuz. Yani oluşturduğunuz hikaye iyi güzel, Kur'an'dan referansı yoksa hadep geçersizdir. Kelime. Dedir. Ama hadep oradaki bir kelime, bir şekil belirtiyor. Yani bir tamam, şekil belirtiyor demek ki uçan daire, demek ki uzaydan geldi demek. Çok aşırı bir yorum. Yani bir kere uzaylıların uçan daire bilir bilmiyoruz. Ne diyor? Dünyada da yarın önceki bir araç ayette yapılabilir. Yani mesela dünyada mesela yapılan bir uçak çeşidi de olabilir mesela diyorum. Yani. Hocam o olabilir de şöyle yani, bak, önceki şeyle ben birleştirelim. Ben yani insanınızın Kur'an'la temellendirilemediğini iddia ediyorum. Kendimin Yecüc Mecüc'le ilgili daha iyi bir izah olduğunu asla iddia etmiyorum. Böyle bu iddia Enbiya suresinde Yecüc Mecüc saldıracaktır gelecekte diye yazdığı ayetin bir öncesinde şöyle giriş yapıyor. Haramun ala karyetin. Yani bir medeniyet dönemine yasaklanmıştır.
ki onlar geriye dönmeyecek olsunlar. Böyle acayip bir anlatım var. Yani şöyle diyor, aslında yasakladım ama geriye dönebilirler. Bu ne demek? Mesela içki yasak, kumar yasak. İçmiyorlar mı? İçiyorlar. Kumar oynayan yok mu? Var. Şimdi bu şu demektir. Ben bunu fiziksel olarak, yani buna meşiyet deniliyor. Meşiyet. Meşiyetle kısıtlamadım. Yani kesin bu olmaz diye bir kanun, bu doğa kanunlarına aykırı bir şey getirmedim ben bunu. Ama ben bunu yasakladım. Bu böyle bir sistem. Bunlar da bir yere hapsedildiler. Buradan geriye dönemezler. Burada hapis edildiler kelimesi orada o ayette geçerken buut, yani boyutlar gibi bir anlam da çıkıyor. Gibi şimdi, diyorsun. Yani bu yorum yapılabilir. Ama dayandırıyorum bak. Diyorum ki hadep, burada yasak bir şeyin delinmesi var. Buut kelimesi var. Bir yere sıkıştırılma var. Şimdi burada sen yorum yapacaksın artık. Yani Kur'an-ı Kerim bunu bu kadar yazmış. Şimdi bunlar da kesin geleceğine göre yerin altından çıkıyorsa o zaman onu anlatmak lazım. Ayetten destek bulmak lazım. Dünyanın içindelerse ona, yani yok demekle ilim olmaz. Yok ama bak burada bu var demek lazım. Bir şey göstermek gerekir. Ben bak da ayeti getiriyorum. Siz ayetten bir şey bulun. Hayır, senin söylediğin gibi değil. Böyle olur diye bir senaryo üretebilirsin. Tabii. Ben bir şekilde... Ben üretiyorum işte abi. Ama nerede? Ayete dayanmıyor. Hayır, nasıl ayete dayanmıyor? Hangi kelimeye dayandırdın? İşte tamam, güneşi örtü kılmadığımız diyor. Yapay bir güneş, kendin söyledin. Ben dedim ki yap, al sana yapay güneş. Yapay bir ışık kaynağı. Ben sana söyledim, yanlış yorumladı İskender Türe diye. Bir tanesi bu dedim yani. Bir tanesi bu. Ben yanlış yorum üzerine hani olmaz. Jüpiter üzerinde böyle, Jüpiter ya da Satürn üzerinde böyle bir çalışma var. İkinci bir güneş oluşturulmaya çalışılıyor. Yani biz şimdi Satürn'ü mü bekleyeceğiz? Güneş olsun da ondan sonra mı Yecüc? Zaten bu Yecüc, kıyamet de çok var bence. Yani biz bütün gezegenleri kolonileştirmeden kesinlikle işte öyle kıyamet kopacak falan. Niye bunu söylüyorsun? Abi ya, Hazreti Adem'den bu yana herkes kıyamet beklemiş. Herkes. Ha, Nuh tufanı zaten bir şey. O bir kıyamet sayılır ama tam o da tam değil. Ondan sonra bir bakıyoruz. Her dönem kıyametçi. Bir kıyametçi tayfa var. İşte Mehdi'ci, Mesih'ci tayfa var. Diyorum ya. Yani Musa Aleyhisselam gelmiş. Musa Aleyhisselam ölmüş. Yani Kudüs'ü göremiyor zaten. Topraklara giremiyor. Ya yani Yuşa Aleyhisselam zamanı 8 tane, 7-8 tane şey çıkıyor. Mehdi çıkıyor. Mesih çıkıyor. Yani... Hani kurtarıcı çıkıyor. Yuşa Aleyhisselam'ı dinlemiyorlar. Demek ki insanlar yani, zor durumda yani. Zaten sırf kurtarıcı. Türkiye'de her bugün yüzlerce Mehdi, onlarca Mesih vardı. Hayır. Etrafını adam toplayan. Yani 1400 sene önce peygamberimiz öldükten hemen sonra yalancı peygamber çıkmadı mı? Yemame Savaşı'nda yendiler. Toplamadan iddialı. Yani bu Hazreti İsa vefat ediyor. İşte Pavlus çıkıyor. Pavlus kendini Mesih kurtarıcı olarak ilan ediyor. Yani adam kan düşmanı aslında. Sonra bir rüya gördüm diyor. Ya sürekli böyle Roma'da var, var aynı şey. Sadece İslamiyet'te değil. Yani insanın canı böyle kıyamet konuları, işte son saatler konuları, yıkım, Mehdi, Mesih, kurtarıcı, işte Dabbetül Arz, Yecüc, Mecüc, cinler, hani bu ezoterik konular, hep metafizik konular ilgisini çekiyor. Geleceğe dair haberlerde, felaketler vesaire. Diyorum ve ki sürekli, niye böyle bir bilinçte veyahut da hafızanın bir yerinde. Ha, Adem Aleyhisselam'dan beri diye bir kavram tamam, var Adem diyorum. Adem Aleyhisselam'dan beri sürekli bununla korkutuluyoruz biz. Artık genetiğimize işlemiş. Bir gün gelecek, öyle şiddetli iki kişi çıkacak ki bir tanesi kötü olan, kötücül olan, o yani kişi, grup, kurum, hocam ne dersiniz? Yani o kötücül olan bizi tarumar edecek. Ondan korkun yani demiş. Diyorsun ki, hani son çıkacak şey Süfyan'dan herkes ha? Öyle bir yorum korksun, yaparsan varamazsın. Şey var ya. Yok o. Bak, Süfyan, kötücül ama diye bir şey yok. Diye bahsediyor galiba. Kötücül yok, yoruma bağlı. Karşı yani tarafa hadis sor. Literatüründe Deccal geçiyor. Süfyan diye de ifadeler var. Kimisi işte Süfyan Deccal, Mesih Deccal ayrı falan ya, ayrı. Kur'an'da geçen bir Süfyan kelimesi var. Onu Kur'an, çok geçen Kur'an'da bir tane var. Böyle bir Süfyan diye bir şahsın geleceğinden bahsedilmez. Bir Süfyan var. Ona bir bakayım ben sonra Süfyan da. Önemli. Yok, Süfyan diye şahsın, yok Kur'an'da. Mesela Mehdi, beşik anlamında Mehdi evet, kelimesini alsanız Mehdi diye telaffuz edilen bir kelime de çıkartırsınız. Tabii ki. Yani o, ona bir şey Mehdi demiyoruz. Diye bir kavram Kur'an'da geçmiyor. Yani bu peki, mesele... Peki ben Caner'e bir şey soruyorum. Biraz önce evet, sorduğum soruyu tekrar. Peki bu Armagedon nedir? Hocam Armagedon diye bir yani, şey... Yine İslam'da Armagedon diye bir şey yoktur. Ama bu dediğim gibi yani sonuçta... Yahudi ve Hristiyan kaynaklarda Armagedon diye bir şey geçiyor. Yani Armagedon diye bir şey bekliyorlar. Ama İslam'da yok. O inanca göre alınmış. Yani eski ahit ve yeni ahitte hangi tarihi işaret eder? Orada da tam verilmiş bir tarih yok. Bu yani Yahudi ve Hristiyanların beklentisi işte Armagedon, bu belli bir dağ kastediliyor. O dağın olduğu bölgede
bir olayların olması bekleniyor. Yani sonuçta bu dediğin gibi Hazreti İsa'nın geliş... Sen diyorsun ki Caner, anladığım kadarıyla böyle bir tarih verilmesine imkan yoktur. Yok, bir tarih verilmesine yok, verilmiyor zaten. Yok şu anda yeni yani ayette... Şimdi şöyle, benim yorumuma göre... Şimdi İslamiyet'te zaten böyle bir şey yok ama Hristiyanların beklentisi İsa geliyor. Vahiyler kitabında geçen canavar ki onu Deccal diye yorumluyorlar. İsa Deccal'i öldürüyor. Yuhanna'dan bahsediyorsun. Patmos'ta yazmış olduğu. Yuhanna'nın yazdığı evet. Da Yuhanna kitabı değil ama bu. Evet. Vahiyler kitabı. Daha şey olan. Şeytanı etkisiz kılıyorlar. Sonra 1000 yıllık büyük bir barış dönemi oluyor. Ondan sonra yine şeytan Gog Magog faaliyete geçiyorlar. Sonra Gog Magog'u yok edecek bir ateş geliyor. Böyle genelde sıralama böyle diyebiliriz. Genel Yahudi Hristiyan beklentisi. Orada da tabii farklı yorumlar, izahlar var. Yani buradaki Armagedon olayının Hristiyanlık için önemi şuradadır. Savaşın kendisi de önemlidir de. Asıl olan şey Armagedon, bunlar olduğunda İsa gelecek. Yani Hristiyanlığın gözünün noktası aslında savaşta değildir. İsa'nın gelişindedir. Çünkü İsa ile beraber şeytan etkisiz kılınacak ve işte 1000 yıllık barış dönemi olacak, Deccal etkisiz kılacak. Yani onlar için bütün hikaye İsa'nın gelişine işaret etmesi Armagedon'u. Yani Armagedon yapan şey İsa ile beraber geçmesi. Evet. Evet, öyle kandırıyorlar zaten Hristiyanları da. Yani, daha önce diyorlar İsa gelsin. İsa gelebilmesi için de işte bizim dünyaya hakim olmamız lazım. Kudüs çevresi şu falan. Siz bize tabii destek verin diyerek. Onları öyle ya kandırıyorlar. Üzeyir'in gelmesi için de mabedin inşa edilmesi gerekiyor. Mabet inşa edilmezse zaten Süleyman Mabedi, mabet. Onların kurtarıcısı gelmeyecek. Sürekli böyle bir manipülasyon işte. Bir kısmı İsa'nın gelişi için zaten mabedin kuruluşunu bekliyorlar. Tabii o mabet, hani bir kısmı tabii evangelistler falan onu bekliyor. Kendileri Yahudiler de tabii orada bir yerde ayrılıyorlar. Kendisi şu an zaten ki, tabii Yahudilerin Mesih beklentisi, seyircilerimiz için anlatıyorum. Burada herkes bildiğine evet eminim. Şimdi şunu da anlatalım. Yani bence şimdi Yahudiler genelde bir Mesih bekliyorlar. Bu İsa Mesih değil. Mesih daha gelmedi. Evet. İsa olmayan bir Mesih'in gelmesini bekliyorlar. Hristiyanlar Hazreti İsa Mesih'ti. Göğe çekildi. O yeniden gelecek diyorlar. Kur'an'a baktığımızda bunların hiçbiri geçmiyor. Fakat bizim kaynakların bir kısmında geçiyor. Hristiyanlıktaki anlatı sanki İslam'ın anlatısı gibi alıp İsa'nın yeniden geleceği ve Mehdi ile birleşeceği üzerinden, bu sefer İslamiyet'te onlardan farklı olarak bir Mehdi devreye giriyor. Mehdi ile birleşen İsa ve Deccal'in yenilmesi şeklinde bir hikaye alıyor. Burada İslam'dan kastım Kur'an değil tabii. Yani İslam geleneği içinde böyle bir hikaye oluyor. Ha, İslam geleneğin içinde ilk başlardaki işte Mutezileler, Hariciler gibi, günümüzdeki işte Ayrı Kırbaşoğlu hocalar gibi, ben de bütün bunların uydurma olduğu, İslam'la alakası olduğu, doğru olsalardı Kur'an'dan referansların olacağını düşünenler de. Hocam referansı bak şöyle var. Dolaylı direkt sen bir ayet bakarsan bulamazsın. Ama bak şimdi. Hocam dedi ki Kur'an-ı Kerim'de Mesih kavramı yok mu? Var. Hazreti İsa'ya Mesih gelişi, diyor. Pardon, gelişi yok. Bir dakika şimdi hocam. Hazreti İsa'ya Mesih diyor. Bu Mesih'i bekleyenler kimler? Yahudiler. Hazreti İsa'yı kabul ediyorlar mı? Etmiyorlar. Gelecek diyorlar değil kaçırıyorlar mi? Işte. Hazreti İsa'nın gelmesi lazım gene. Yani buradan dolaylı olarak da bunu İslam'dan da böyle bir yorum çıkartabilirsin. İslam'a göre geldi de diyebiliriz pekala. İsa geldi ve bitti. Ama işte oradaki ayetlerde onun geldiğine inanacak herkes. Ama ehli kitaptan diye sizinle tartıştık hocam, hatırlıyorsunuz. Ya o Mesih kelimesinin manasına uymuyor çünkü peygamberimizden önce gelmiş. Yani önce geldiği için bir Mesihlik şeyi, vasfı taşımamış oluyor o zaman. Nasıl? Yani Mesihlik yani, vasfını peygamberimizden önce geldiği için. Mesih Mesih'tir, bitmez onun Mesihliği. Tamam, her zaman devam ediyor. Yani diyor ki referans olarak tarih verirsek Kur'an'dan yani, sonra ve Kur'an'dan önce. Kur'an'da eğer gelecek diyorsa geçmiştekilerin bir anlamı yoktur. Evet. Gelecektekilerin bir anlamı vardır. Gelecek doğru diyor zaten. Evet, aynen öyle, öyle. Bir de vasıf yani şimdi, tutmuyor. Yani Caner hocamla anlaşamadığımız bir ayet var. Nisa suresinde olması lazımdı. Ona ehli kitaptan herkes ölümünden önce kesinlikle inanacak evet, diye ayet da, var. Şimdi evet, bu var. Bunu yorumladığımız zaman yani onun getirdiğine değil ona. Onu nasıl inanacaksın? Göreceksin. İnanacaksın. Bu Mesih diye inanacaksın. Bir sürü Mesih gelmiş olabilir. Gerçek Mesih budur diye inanacak diyor herkes ona ehli kitaptan. İstisna da koymuyor. Bir şey daha var abi. Bir ayet daha var. Sen bebekliğinde konuştun. Bir de 35'inden sonra orada bir kal kelimesi o, var kehil galiba. Kelimesi kehil var. Kehil kelimesi.
35'inden sonra da konuşacaksın ama Hazreti İsa'nın ölümü 31 yıl. Yani 31. yaşında vefat ya da göğe çekiliyor. Yani şey olarak söyleyelim. 35'i görmüyor. Yani 35'i görmediğini 35'te de konuşacaksın. 35'ten sonrakilere deniyor. Yani, kehil veya 40'tan sonrakilere deniyor. Kehil ihtiyar demek. Yani ihtiyarlamış demek için 40 yaşında konuşacaksın. Şimdi senin tezinden gidelim. Referans evet. olarak alalım. İşte bir baktık ki bir deve var. Devenin de hörgücünü gördük. Sen diyorsun ki hörgüç bir semboldür. Bu sembolü bir ben şekil. Baktım ve incelediğim zaman bazı şeyler gördüm. Evet. Dedin ki bir tane deve olabilir, şey olabilir, dağlar olabilir veya tepeler. Veyahut da diyorsun uçan daireye benzettim bunu. Veyahut da bir boyut kapısı olabilir. Portal kapısı. Üç tane noktadan belirliyorsun. Onun evet. için diyorsun ki bunlar ben dağ olarak görmüyorum. Gördüğüm şey daha çok dünya dışı bir... hani Gog Magog'dan veyahut da Yecüc Mecüc'ten bahsediyoruz şu anda. Evet. Onlar dünya dışı bir şeyle geleceklerdir. Peki dünya dışına itme hikayesi lazım. Var orada? Zaten set yapmış. Şimdi Zülkarneyn. Şimdi Zülkarneyn'den bahsediyoruz burada. Evet. Zülkarneyn diyorsun sen. Set yapmış. Evrende bir şekilde bilmediğimiz bir yeri dünyanın dışında bir yere dünyanın bir şekilde içinde yapıyor. Sistem dışarıda işlev görüyor. Tamam işte yapılmış dünya dışındaki bir yere hapsoldu diyorsun. Doğru evet, mu? Evet öyle diyorum. Katılıyor musun Caner böyle bir şey? Yok katılmıyorsun. Tamam. Ama nerede olduğunu söylesin hocam ya o zaman. Ben onu başkan ben Kur'an'daki ayetlerden onun çıkmayacağını söylerken. Zaten Caner ben Yecüc Mecüc konusunda çok yani böyle bakmıyorum. Ben ya benim söylediğim şey ya. Kur'an'da çok kısa bir ayette geçiyor. Kur'an'daki bu ayetten bizim olayın tafsilatını anlamamız mümkün değil diyorum. Günü gelince şimdi, gözükür. Peki yine devam edelim. Rivayetlerde şöyle diyor evet. mesela Yecüc Mecüc'ün nasıl öleceğiyle alakalı. İşte bütün her yere saldıracaklar, hayvanları yiyecekler, bitirecekler, denizleri içecekler, okyanuslar. Onlar hadislerde var. Yok hadislerde. Yani işte bir kulağını yorgan yapacak, çok, bir kulağın üzerinde aynen, yatacak falan. Tabii, çok ilginç bir şey var. Kur'an'da. Devenin ağzındaki tükürükteki bir mikroptan öleceklerini söylüyorlar. Evet. Mesela devenin ağzında da bu influenza, covid dediğimiz cins şeyler var. Virüsler var. Yani hani alın size şey. Oradan da anlayabiliriz. Dünyalar Savaşı. Yok, yani oradan da dünya savaşı... dışı oldukları açıklanabilir yani. Çünkü neden? Alın adamlar sana. Bağışık değil. Yani bağışıklı dünyanın olacak. Dışında yaşıyorlar. Bir, dünya mikrobuna hani bağışık değil. Bunu düşünmez diye düşünüyorum. Yani bir hadis uydurulacaksa tamam ben bir hadis uydurayım. 1400 sene önceye gidiyorum. Çöldeyiz abi. Yani hani gittik Mekke'ye de gittik gördük. Gerçi çöl değil Mekke de dağlık bir alan. Yani durup dururken devenin ağzındaki mikrobu nereden düşüneyim de mikrop ne... Hastalık ne? Armageddon'da ya bunu kaldık. Uyduramam yani. Yani hepsini uydururum. Hepsini uydururum yani ama. Yani niye soruyorum? Armageddon'a da bir cevap vereyim. Ya şimdi bakın. İnsanoğlunun şu anda Armageddon diye gösterdikleri yerde bir de dağ yok yalnız. Armageddon kelime anlamı evet. dağ yani değil. Oraya enteresan. Mecitto dağ. İnsanoğlunun çalışma Sıraydı. Şekli gösterdikleri yer. Tehditler değil, üzerinedir. Şimdi insanoğlu nasıl tehdit görecek? Yani insanoğlunun gelişiminde var, bile tehditler vardır. Örnek. Adam sokakta kalmaz, aslan yemesin diye mağaraya çekilir. Veyahut da o tehditten korunmak için ateş bir şekilde oluşur vesaire vesaire. Şimdi en büyük tehdit ise insanoğlu için kendisinin ve tamamıyla yaşamış olduğu tabiatın, habitatın, her şeyin yok olması. Yani bir Armageddon. Şu şimdi, kitabı gösterebilir misin? Hangisini? Benim kitabımı. Ardılık evet. Kanunu. Orada Ardılık Kanunu'nda ne anlatıyor? Şöyle göstereyim. Kozmik Miras. Evrensel evet. Ardalık Kanunu. Ardalık Kanunu. Serhat burada evet. bütün mitolojilere, dinlerin hepsine, hikayelere, Hollywood'daki bütün filmlere yansımış olan bir şeyden bahsediyorum. Büyük kardeş, küçük kardeş kavgası. Abi. Şimdi bu Armageddon aslında bu baştan başlayan bir şey. Bütün insanlık serüveni içerisinde devam etmiş. Ali Selman da aynı şeyi söyledi. Evet, şeytan yani burada başladı. Şeytanla veya iblis dediğimiz yaratıkla insanın mücadelesi. Burada büyük kardeş başlangıçta iblis, küçük kardeş insan olmasına rağmen cennette onları kandırdıktan sonra, cennetten çıkmalarına sebebiyet verdikten sonra işi bitirmiyor, devam ediyor ve oradan bir dal üretmeye çalışıyor. Dal üretince insanoğlunun içerisinde insanoğlunun doğal projesi büyük kardeş haline geliyor. İnsanoğlunun melezi küçük kardeş haline geliyor. Şu andaki bütün mücadele bu büyük kardeş küçük kardeş mücadelesi Armageddon'la bu belirli bir yere gelecek diye Hristiyanlıkta var, Yahudilikte var, Müslümanlıkta var, tek tanrılı bütün dinlerde var. Hatta belki gitsek Uzak Doğu dinlerinde bile vardır. Var, eski şeyler de var.
Bu hepsini şu demektir. İnsanoğlu dünyada dünyanın sahibi olarak bir yaratık olarak, yani orada halife de geçiyor zaten Kur'an-ı Kerim'de. Yani dünya insanoğluna ait midir değil midir? Bütün bak bu işte LGBT bilmem ne falan filan bir sürü şey konuşuyoruz. İnsanoğlunu yozlaştırma projesi bu. Artık en sonunda anlaşıldıktan sonra burada bu savaşsız da bitmeyecek. Ama onu zaten bu, şeytan söylüyor. Önünden, arkasından, sağdan, yani, sonundan geleceğim. Senin yollarını yani atacağım. Hep, rezil bir halde bulacaksın. Bulacaksın. İnsan yozlaştıracağım yani. Diyor. Yani. Şimdi insan da buna karşı direnç gösteriyor. Yavaş yavaş akıllanmaya başlayacak. Bunu da örgütleyen bir lider lazım. Bu lider de çıkacak diye gelmiş. Burada bakış açısı çok önemli. Karşı tarafa sorsan kim kötü desen o diyecek ki sen kötüsün. Bizden baktığımız zaman biz ona kötü diyoruz. Oradan geçip o pencereden buraya baktığımız zaman o bize kötü diyor. İyi ile kötünün savaşı var ama herkes kendisine göre yorumladığı için bunu farklı farklı versiyonları gelmiş. Ama burada anlamamız gereken şu, insanın dünyada tutunabilmesi bir tür olarak mümkün müdür değil midir? Bu teknolojinin belli bir seviyeye gelinceye kadar halledilmesi gereken bir problem. Teknolojide zaman yolculuğunu yapabilecek bir seviyeye gelirse ancak insanoğlu tür olarak kabul edilebilir. Çünkü o zaman kainatta Allah'ın yarattığı kaderin içinde gizli bir bölümü de kontrol edebilir hale gelecek demektir. Buna gelmeden, bu seviyeye gelmeden bunu yok etmek istiyorlar veya baskı altına almak istiyorlar veya kendilerine itaat eden kısmıyla bir yönetim kurmak onun istiyorlar. Onun için mi bir Armageddon? Yani olsun? Onun için Armageddon şimdi olacak yani. Senin bu kitabının bu anlattıklarından sonra bir baktım. Evet. Caner Taslaman'ın bu kitabı da Ruhun Yedi Çığlığı kitabı. Evet. Seninkilere de diyor ki bunu yaparsan evet, bu Serhat'ın dediği olmaz diyor. Yok çünkü, öyle demiyor. Abi öyle şöyle dedi. Bir durum var. Benim kitabım yok. Hayatın anlamı ile ilgili. Ama yok. Şimdi şöyle diyorsunuz ki bir kötü bir iyi varsa bunların hiçbirine gerek yok. Yani bu metodu izlersen zaten iyidir dünya. Böyle bir sonla da karşılaşmaz. Ama öyle bir sistem yok, olamaz abi. Şimdi Allah'ın benim cemali ve celali esmaları var. Şimdi şimdi kahhar esmasına ne karşılık gelecek? Ya kahreden demek yani mübdi, müit, süründüren, yani azap çektiren, ya neler neler yani hani bunların bir karşılığı olması lazım. Nerede karşılık bulacak? Süründüren bu bizim diye esması yok ama. Yani hani o derece artık ya okuduğunuz zaman öyle yani resmen al burnunu sürt böyle yerden yere. Bu mana saptıran çıkıyor yani. Var da süründüren yok. Var yani abi yani var. Öldüren efendime söyleyeyim. Yani yerin dibine geçiren aşağılıkların aşağılığı şerefsiz zelil yapan. Gizli demek o. Hayır zelil bir hale sokan. Sıfat yani, olarak sen geçmiyor da yani, insanların bir kısmı aşağılık bu tarz şimdi bu geçiyor. Bunlar bizim içimizde olanlar da aynı zamanda. Bizim duygularımız da böyle bunlardan oluşuyor zaten. Böyle insanlar da olacak. Böyle cinler de olacak, böyle tam yani tersi insanlar da olacak. Bunların karması da olacak. Ama burada insan doğruyu bulacak. Tabii bir kısım hayır, benim kötüyü bulacak. Benim kitapta anlatmaya çalıştığım... Yoksa öbür türlü yani şey, yedi çığlığı kullandığımız zaman olmaz. Ve bunu evet, doğru bir şekilde kullandığımız zaman. Yani insan var olduğu, yaşadığı habitatın içinde bu metotları doğru bir şekilde kullanırsa yani fıtratının kötü tarafı da iyi tarafı da muhakkak var. Tabii. Ama iyi tarafını genişletirse mutluluk, evet, anlam, sevgi, iyi, gerçek, güzellik ve süreklilik hı-hı, gibi kavramlarla bunu yaparsa Armageddon diye bir şey zaten olmaz demiyor musun? Şimdi tabii ben Armageddon... Tabii sonucunda şey ben bugün şimdi Armageddon... Ben yani Armageddon diye bir şey olsun veya olmasın diye onu yazmadım. Fakat orada söylemeye çalıştığım şey şu aslında kısaca. Bizim içimizden gelen belli bir arayışlar var. Hepimiz hayatta anlamı arıyoruz, mutluluğu arıyoruz. İyinin peşindeyiz, güzelin peşindeyiz. Ancak Allah ve ahiret inancıyla bunların gerçek anlamda hayatın anlamının veya diğerlerinin gerçekleşeceğini ve ancak Allah'la iyi ve güzel gibi kavramların temellendirilebileceğini ahiret inancımla anlatmaya çalışıyorum. Ve ancak böylesi bir hayatın yaşanmaya değer bir hayat olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bir de şunu diyorum, önümüzde bir verilmiş olanlar var, değiştiremiyoruz. Yani Fichte'nin fakticite dediği olay var. Değiştirilemeyecek olanlar neler? İşte yani 2000'li yıllarda dünyanın bir yerindeyiz. Ve dünyadayız. Başka bir gezegende istesek de doğmadık. Anne babamızı belli, doğduğumuz yeri değiştiremeyiz. Fakat buna karşı belli, irademizle yapabileceğimiz birçok şey var. Doğduğumuz yeri değiştiremeyiz. Fakat buna karşı belli, irademizle yapabileceğimiz birçok şey var. Mesela eşimizi seçebiliriz, işimizi seçebiliriz. Hayatta neyle ilgileneceğimizi seçebiliriz. Bütün bunlardan daha önemlisi yaratıcımızı hayatımızda nereye koyacağımızı seçebiliriz. Yaratıcımızla kuracağımız bağın seçebiliriz. İyiliği mi önceleyeceğimiz, kötülüğü mü önceleyeceğimizi seçebiliriz. Kısacası insan değiştiremeyeceği birçok verili olan şeyler var.
Buna karşı irademizle yapabileceğimiz birçok şey var. Ve karşımızda tek bir hayat var, kısa bir hayat. Kendi hikayemizi burada yazacağız. Aman o hikayemizi düzgün yazalım diyorum. Evet. Mutlaka hayatı verene atıf yapmadan bu hayattaki hikayemizi yazmak bizim için büyük eksiklik olur diyorum. Mutlaka biz bu hayatı bize bahşeden Allah'la beraber düşünmek zorundayız. Bir. İkincisi, ölümün son olup olmadığına bakış açımız bizim bu hayatı yazışımızla ilgili her şeyi değiştirir. Ölüm sadece orada duran bir nokta değildir. Ölümün gölgesi bugünün üzerindedir. Bugün bizim ne yapmamız gerektiğini de belirler ölüme bakış açımız, ölümü nasıl değerlendirmemiz. Bu açıdan baktığımızda ölümü bir son olarak görmekle ölümü ahirete açılan bir pencere olarak görmek arasında dağlar kadar fark vardır. Ve bu hayattaki hikayemizi nasıl yazacağımızı da belirleyecek kadar buradaki fark bu önemli. Ama herhangi bir din için de geçerli değil mi? İslam'dan bahsetmiyorsun, insandan bahsediyorsun. Tabii ki insandan bahsediyorum burada ama ben yani sonuçta tek tanrılı dinler, yani İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik şu anda devam edenler içerisinde burada Allah ve ahiret inancını sunmasıyla burada köklü şekilde hayata bakışta bir fark oluşturdukları niyetindeyim. Bu dinler arasındaki tartışmalara kitapta girmiyorum. Yani ve ben bu kitabı tabii yazarken Allah'ın varlığını ve İslamiyet'in Allah'ın gönderdiğini olduğunu baştan kabul ediyorum. Peki, niye? Onu da söyleyeyim. Evet. Çünkü ben yani Allah'ın varlığıyla ilgili Allah'ın varlığı 12 delili, fıtrat delilleri kitabım var. Tabii tabii. İslam'ın Allah'ın gönderdiğini olduğuna neden inanıyorum diye soranlara neden Müslümanım kitabım var. O konular temellenmiş. Haydi şimdi bu hayatı nasıl yaşamalıyız sorusuna bakalım gibi bir kitap. Yani bu kitap yani bir yerde biraz da şeylere cevap. Yani İslam'a inandığını beyan edip de İslam'a hayatında gerekli önemi vermeyenlere. Veyahut da apateist dediğimiz bir gruba karşıt da bir kitap. Apateist, Allah varmış yokmuş bana ne diyen bir şey. Yani felsefi bir altyapısı bana göre çok zayıf olsa da apateizmin, yani Allah, ahiret varmış yokmuş bana ne demek, bana göre felsefeden kabul edilebilecek bir şey değil. Yani bu kadar önemli konuları görmezden gelmek. Fakat istatistiksel olarak dünyaya baktığımızda apateistler, yani Allah ve ahiret bunlarla hiç ilgilenmeyenler çok çok geniş bir kesim. Bu kitapta biraz da bu konuların her şeyden önemli olduğunu, ne yaparsak yapalım bu konulara merkezinde insanın olduğu değil mi? Bu konulara sırtımızı evet. dönemeyeceğimiz, bu konuların hayatımızda öncelik vermemiz gereken ve bunlara göre hayatımızı düzenlememiz gerektiğini anlatmaya çalışıyorum kitapta. Evet. Şimdi. Ha bir de şöyle diyeyim yani kitapta satma olacak? Reklamı sadece yapmıyorum. CanerTaslaman.com'a girerlerse kitabın ücretsiz PDF'i tabii, var tabii, isteyenlerin. Gün, isteyenler ama senin de. Tüm kitapların öyle. Öyle, bu kitap da öyle. Yani hani merak eden ben kitabı alamam ama indireyim diyorsa şimdi siteye girip indirebilirler. Evet. Armageddon neden olacak bir de? İsra suresi 3. Ben şey, başka dördüncü, yere çekeyim dedim ama yine Armageddon'a geldim. 4. ayette diyor ki biz kitapta İsrailoğullarına yani Tevrat'ta İsrailoğullarına yeryüzünde muhakkak 2 defa bozgunluk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz diye hükmettik. Nihayet ki bu 2 bozgunculuktan ilkinin zamanı gelince sizi cezalandırmak için üzerinize güçlü kullar gönderdik. Nebukadnezar, Babil. Onlar evlerinizin arasına kadar sokuldular. Bu herhalde yerine gelmesi gereken bir vaadidi. Sonra onlara karşı size tekrar egemenlik verdik diyor. En sonunda da diyor ki yani siz tekrar bir bozgunculuk çıkartacaksınız. Bu sefer yine mescide girecekler. Demek ki İsrail yani Kudüs'te mescit tekrar yapılacak. Mescide girecekler. Ellerine geçirdikleri her şeyle sizin üzerinize gelecekler ve öldürecekler. Umulur ki Allah size merhamet eder ve bu durumdan dönersiniz. Demek ki İsrailoğulları bir tekrar bir Kudüs'te yani şu anki İsrail aslında. İn ascentum ascentum. Bu bozgunculuğu yani yapacak iyilik işte Armageddon'un iyilik görürsünüz. Aynen. Bu bozgunculuğu yapacağı için işte Armageddon bundan çıkacak. Ve bak, tekrar mescidin yıkılması var. Yani Süleyman Mabedi'nin yapılıp sonra tekrar yıkılması durumu var. İşte Armageddon'un hani asıl Yahudi kaynaklarında geçen Armageddon bu. Yani bana göre. Hani onların düşüncesi. Onu anlatır. Bak Süleyman Saim Tekcan diyor ki şimdi mesaj atmış. Niye Mekke Allah'ın evidir diyorsunuz? Allah kişi değildir ki evi olsun. Ya bizim eve ihtiyacımız var ya barınma yani hani camiye de biz Allah'ın evi diyoruz. Hayır şöyle bir şey var. Onu bizim... ne deriz ki Kur'an'da Beytullah ifadesi Mekke için geçmez de Mescid-i Haram için geçer. O sonuçta bir eve niye gidilir? Çünkü o siz korunma, oradaki o sığınma, evin yani barınma o evin sahibiyle
irtibata geçmek için, onunla konuşmak için eve geçersiniz. Şimdi Mescid-i Haram insanların Allah'la irtibata geçtikleri mi, irtibata geçmek için kullandıkları. Yani Müslümanın buna ihtiyacı var mı? Yok. Nereden dua etsek Allah duyar? Nitekim Kur'an'da Allah şah damarından yakındır ifadesi de geçiyor. Ama gidin Allah, görün diyor orayı. Muhakkak. İnsanın kalbiyle nefsinin arasına girecek kadar yakın olduğu da geçiyor. Siz nerede olursanız olun Allah'ın insanı gördüğü, iki kişinin üçüncüsü, üçün dördüncüsü olduğu Allah'a geçiyor. Fakat Mescid-i Haram Allah'la irtibat kurmak için insanların özellikle kullandıkları tarihsel önemi çok büyük. Bizim bildiğimiz tarihte kesintisiz olarak Allah'la irtibat için kullanılan en eski yer, Hazreti İbrahim'den bugüne kadar gelen, yani kesintisiz olarak tarihte bugüne kadar gelmiş Allah'la irtibatta kullanılan böyle bir yer yok. Bu özelliğinden dolayı oraya Beytullah, yani Allah'ın evi deniyor. Yani Allah orada oturduğu için zaten Kur'an'a göre Allah'ın bir de her hocam, yerde olduğu geçiyor. Tek bir yere mahsus olmadığı geçiyor. Zaman farkından dolayı 7-24 oraya dönüp hep namaz kılıyoruz bütün dünyada. Yani Allah'ın saniye sekmez sürekli birileri oraya karşı dönüp, yani veçhini döndürüp bir enerji gönderiyorsunuz. Tabii. Ve en olumlu düşünceleri, şöyle, ilahi mesajı. Yani Hüseyin Beyazıt yazmış diyor ki. Ve ayrıca manyetik alan sıfır. Vallahi seni çok takdir ettim diyor. Bu mahşerin dört atlısı, sizi kastederek. Program yönetmek çok zor. İşlediğin konularda bir o kadar zor ki. Hüseyin abiye buradan selam olsun. Selam ama yani zevkli da, yani. Zor, tabii. Genelde zor işler pek zevkli olmaz ki şimdi, o zaman ama zevkli. Şimdi şöyle, ben biraz hani şöyle söyleyeyim. Hani bildiğim konular ama hani elinde sonunda sunuculuk yaptığım için konuklarımız daha çok konuşsun tarafındayım. Soruyorsunuz bana da. Onun için almaza yatıyorum yani. Tamam. Yok, bir de bir şimdi, soralım abi. Armageddon neden olacak ya? Şimdi, sen söyle bize. Mi? Evet. Biz şimdi, çözemedik işi. Şöyle bir şey var. Dünyanın, insanlığın varlığından bugüne kadar Armageddon olgusu, yani biz bu, yani dünyanın sonu olgusu hep vardır ve olacaktır. Çünkü bu genetik olarak insanın ölümü bildiği gibi bir kavram. Peki ben tabii kendi konuma gidiyorum. Bir üst akıl olsaydım ne yapardım? Üst akıl olsaydım bir kere Albert Pike'tan gidelim. Albert Pike diyor ki, Birinci Dünya Savaşı'nı anlattık. İkinci Dünya Savaşı'ndaki değişimleri anlattık. Bunları çok anlattığım için hızlı gidiyorum. Bir Üçüncü Dünya Savaşı olsa, öyle bir yapı kursak ki var olan tüm semavi dinler, çünkü diyor ki 1 milyar Müslüman var, 1,5 milyar işte Hristiyan var. İşte nereden baksan bir 20 milyona kadar Yahudi var filan. Oraya geçmemiş. Albert Pike'ın en büyük hatası, hani buradan söyleyeyim size, Çin'i yok sayıyor. Yani aslında bugün Pasifik'te çıkacak savaşı yok saymış. Hiç görmemiş. Olmayacak. Şimdi bilmiyoruz. Armageddon'da Çin dağılmış da olabilir. Bak bilmiyoruz dedim. Şimdi ben üst akıl, yani dinsizleşmiş bir dünya isteseydim, bu elimdeki malzemeyi çok iyi kullanmak isterdim. Yani ne yapardım? Bu Armageddon fikri şöyle söyleyelim. Caner Hoca'ya soralım. Hemen hemen sokağa insek herkes bir Armageddon söylesek geliyor değil mi aklına? Yani Allah konuşsak, sokaktakiler o konuda ne düşünür bilmiyorum ama yok insan, Mehdi mesela, Deccal konuları. Mehdi, Deccal'i sokaktaki yani, çok kimse bilmese bile var, duymuştur. Yani şey olarak söylüyorum, yani böyle bir savaş çıksa bunlar bir dinler savaşı diye bir algı var insanların üzerinde. İşte budur. Acayip işime geliyor. Bunun üzerine diyor. Tezgah kurabiliriz. Diyor ki bu tezgahı bunun üzerine kursak. Evet. Ve iki tarafa da, hani iki tarafta biraz önce senin söylediğin gibi, iki tarafın da referansı, dikkat. Aynısı. Birbirleriyle iyi kötü kavgası. Evet. Yahudi diyor ki Müslümanlar için bunlar kötüdür. Yani çünkü uydurma bir dindir. Evet. Hristiyanlık zaten İsa filan olamaz. Bir de Tanrı diyorlar. Hiç olamaz. Müslümanlık da diyor ki bu zaten eski olmasaydı ben gelmezdim. Ben bu işlerin update'iyim. İkincisi de diyor ki ya diyor bir de bunlar tutup Hazreti İsa'ya, yani bizim peygamber dediğimiz kişiye, varlığa diyorlar ki bunlar Tanrı'dır. Şimdi dinler arası diyalog zaten bu yüzden hiç olamazdı. Olmaz zaten. Tamam, çünkü birisinin Tanrı dediğine oturacaksın, sen peygamber diyeceksin, sonra diyalog kuracaksın. Böyle bir şey olamazdı. Dolayısıyla bırakalım bunları, başka bir inanca sahip olan, başka bir akıl, yani benim burada üst akıl dediğim yapı diyor ki işte elimdeki diyor en güzel oyun kuralı.
Bunları diyor birbirlerinden, bunlardan kurtulmak için Armagedon Savaşı'nın üzerinde bir savaş kurgulayalım. Hristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler birbirleriyle savaşsın. Bak olay bu kadar. Bunu görecek bunu miyiz? Güçlü olarsan. %100 göreceğiz. Ama benim şeyimde hani projeksiyonumda ilkin Pasifik'teki savaş, ardından bu savaş olacak. Evet. Bu işi Pasifik'teki savaş çok Türkiye'yi ilgilendirmiyor. Çünkü 3. Dünya Savaşı'yla sıra gelecek ya. 3. Dünya Savaşı'yla Türkiye'de işte burada Osman Pamukoğlu yeni kitabı Biz Hudut'tayken kitabını hani yeni geldi. Osman Pamukoğlu'nun bir 3. Dünya Savaşı kitabı var. Çok yakın zamanda tekrar Osman Pamukoğlu'nu kayıt dışına konuk alacağız. Yani şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de hiçbir akıl, bakın bugün çok net söylüyorum, belki Osman Pamukoğlu ile benim dışımda, hiçbir akıl 3. Dünya Savaşı ile ilgili projeksiyon yapmadı. Bu askeriye de dahil, istihbarat teşkilatı da dahil, Türkiye'deki devlet yapılanması da dahil. Oysa ki, peki buradan oysa ki, nasıl o tarafa sekecek? Yani şimdi Karadeniz'de var, Ege'de bir şeyler olmaya çalışıyor, işte Suriye var. Ya bak var. Şimdi. Oradan kardeşim, o tarafa nasıl olaylar? Tabii benim konulara girdiğin için işte gevezelik konu yapayım. Evet. Ali Selman açtı konuyu. Şimdi bakın, şu çalışmaz arkadaşlar. Siz Anadolu coğrafyası, biliyoruz ki Kırşehir dünyanın merkezi çıktı. Evet. Bitti konu. Nasrettin Hoca doğru tamam, söylemiş. Tamam, Nasrettin Hoca doğru söylemiş. Yani jeopolitik olarak dünyanın en önemli yeri Anadolu toprakları. Şimdi buradan şöyle anlıyoruz. Jeopolitiğin dışında da teoloji anlamında da en önemli yeri. Yedi kilise, hepsi Hazreti var. İbrahim vesaire vesaire. Şimdi dolayısıyla bu topraklar hani bir laf var ya, çok önemli. Türklere bırakılmayacak kadar önemlidir diye. Sen burada direnç gösteriyorsun. Fakat şöyle bir şey var. Bu direnci dünyaya yaymaman için önüne Kıbrıs, işte oraya oyalama diyorsun yani. Adaları, işte, 12 adayı vesaireyi, Suriye'yi, PKK'yı koyuyor. PKK yukarıda koyuyor. İşte bir şeyler oluyor falan. Devamlı burayla uğraşıyorsun. Ama yani şunu da söylemek lazım. Genel itibariyle bu yapı bir gün muhakkak ve muhakkak aynı Nostradamus, biraz ezoterik şeylere girelim. Nostradamus'un veya İbn Arabi'nin dediği gibi, dikkat, İbn Arabi'den almıştır Nostradamus da, bir gün muhakkak kuzeyden gelen, yani bunları Ruslar diye kabul edersiniz, Anadolu topraklarıyla birleşip Kudüs'e kadar gireceklerdir diye söylüyorum. Yani Armagedon, yani bize üst aklın kurgularından bir tanesi olacak. Yalnızca dinleri yok etmek için bir operasyon. Bu arada devamlı erozyona uğruyoruz. Biraz önce hocanın bahsettiği gibi, yani agnostizm, deizm filan, bunları hepsine tek tek girilebilir ama hani programımızın konuları onlar değil. Bunların hepsi hızlı bir şekilde yayılıyor olacak. Derken Hamza geldi. Hamza, kaldığın yerden şu Armagedon'u bir bitir bakalım. Evet. Zaten konuşmuştuk ya, yani onun üzerine fazla söyleyecek bir şey yok. Benim orada bahsettiğim Ashab-ı Rahim'le ilişkilendirmiştim. Kehf suresine kaydı. Oradan ben geçtim, bilmiyorum çok şey kaçırdım mı? Stüdyoda yok yok, aynı yer. Aynı yerde şey yaparız. Ondan sonra bunların mağaradan çıkacağıyla alakalı da bir şey var, öngörü var. Şimdi şey tarafından gidiyoruz ya, dini metinler üzerinden bakıyorsak. Şimdi 300 yıl içeride kaldılar mı? Bir tanesi dışarı çıktı. Dışarı çıktı, yemek almaya gitti değil mi? Yemek almaya gittiği zaman onun kullandığı para bir kağıt paraydı aslında. Varaka diye söylediği, tercümelerde hep gümüş para olarak şey yapmışlar. Halbuki kağıt diyor yani. Neden gümüş demişler? Şimdi altınla yemek alınmaz yani. Altın çok değerli ya. Olsa olsa gümüştür demişler. O dönemlerde gümüş kullanılıyor falan. Neyse, bu para alışveriş yaparken yemek aldığı kişilerin dikkatini çekiyor. Yani bu döneme ait bir para değil yani. Tedavülde olan bir şey değil. Takip ediyorlar. Mağaraya girdiğini görüyor. Ve mağaraya gittiği zaman bu sefer içeri giriyor yani. Ondan sonra gitmeden arkadaşlar da uyarmıştı. Yani kimseye çaktırma falan diye, ama fark ettiler. Sonra orada daha da kalıyorlar. Orada ne kadar kaldığını söylerken ilave olarak ve yezdâdü tis'a diyor Kur'an. Yani 9 ziyade oldu. Bu 9 yıl ilave edildi gibi yorumlanıyor ama
9 yıldan falan bahsetmiyor. Yani 9 yıl demiyor. Sadece 9 ziyade oldu. Bu 9 kere daha o kadar kaldılar gibi de anlaşılabilir. İşte bunlar hepsi bu anlamda Mehdi'ye çıkıyor. İşaret Kur'an-ı Kerim'de. O 9 kere yani o bu anlamda baktığımızda yani 9'a çarparsak 200'ü. Yani 300 sene kalmıştı çıkmıştı ya. Bir daha çarp 2700 sene ekle. Tabii. Toplamda 3000 sene ediyor. Yani ve tekrardan bir çıkacakları zaman o sene, çıkış da Ashab-ı Rakim'le birlikte içerideler. Bu bir Ashab-ı Kehf var. Ama sadece onlar değil. Bir de Ashab-ı Rakim var. İçlerinden hangisi birbirlerinin durumuna daha vakıf olduklarını görsünler diye veya görelimler diye bahsettiği bir şey var. Ben onun, bu benim kendi yorumumdur tabii. Yani bu illa budur diye bir şey söylemiyorum ama bunun bu son dönemle alakalı, bu mesihsel bir misyon veya bir kurtuluş hareketi, dünyanın dönüşümüyle alakalı bir şeyde bu rakamsal ashabın, Ashab-ı Rakim bunun dijital olduğunu söylemiştik ya, bir şekilde buna bir gönderme olabileceği, bir ilişkili olabileceğini, hatta olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi evet. burada bütün olay Mehdi'ye ait hadisler arasında Ashab-ı Kehf Mehdi'nin yardımcılarıdır diye bir hadisin olması. Şimdi buna neden yapsınlar? Böyle bir şeyi neden buraya dahil etsinler? Bak Hamza ne anlattı? 2700 sene olabilir. O zaman bunlar daha çıkmamış oluyor. Metni gelmediğine evet. göre. Metnin geleceğine dair Kur'an-ı Kerim'den işari mana da oluyor. O hadisi yorumlarsak, şimdi hadisleri toptan reddetmek de doğru değil. Tarihsel bir şey anlatıyor veya geleceğe dair bir şey anlatıyor. Olabilir yani bir kaynaktır. Bunu yorumlayabilir miyim acaba? Yani toptan reddetmek de derken Caner toptan reddediyor musun hadisleri? Ben yani hadislerin hepsinin yanlış olduğunu söylemiyorum ama yani yani hadisleri nasıl anladığım aslında uzun bir konu, çok kısaca şöyle özetleyeyim. Yani bizim kelamcılar İslam'la ilgili dinin temel unsurları, imanla ilgili konuların haberi vaidlerle yani hadislerle temellendirilemeyeceğini söylemişlerdir. Yani Kur'an'dan temelini aramışlardır. Ya benim düşüncem aslında yani kelamcıların birçoğunun imani temel meselelerle ilgili gördüğü hususun helal haramlar ve farzlar içinde geçerli olduğu. Yani bütün farzların, haramların Kur'an'dan çıkacağı kanaatindeyim. Hadislerse peygamberin ancak nasıl dini uyguladığıyla ilgili olabilir. Fakat bu arada hadislerin içinde peygamberimizin söylemediği çok söz olduğu için hadisleri ciddi bir süzgeçten geçirmek gerekir. Bir, yani Kur'an'la çelişen hadisleri elemek gerekir. İki, mantıkla çelişki olanları elemek gerekir. Üç, hadislerin kendi içinde tutarsız olanlarını elemek gerekir. Zaten bunu yapınca da bayağı bir az kalır. Ha, bunlar çıktıktan sonra kalan malzemeyi bir siyer malzemesi, yani peygamberimizin hayatını anlamada yardımcı bir unsur olarak, bir tarih yazımı malzemesi olarak kullanmak gerekir. Evet, çok olabilir. Çok özetlemeye çalıştım. Yani ben şimdi itiraz aynı etmem. Kişiden şöyle bir şey geldi. Diyor ki hani programımızı bayağı takip biraz önceki birisi. Kişi. Evet evet. Hani evet. sana atıfta bulunan kişi. Evet. Diyor ki bir insan bir şeyi yani çok iyi bilebilmesi için, benim çok hani takdir ettiğim, yani çok evet, beğendiğim evet. birisi olduğu için söylemek istiyorum. Eğer çok uzatıyorsa bir konuyu, yani o zaman çok kararlı olmayabilir. Uzatmış yani, mıyım? TED Talks'ta öyle değil midir? Hani olabildiğince 15 dakikada anlatacaksın konuyu. Onun için Caner'in hani kısa anlattım derken tam bir TED Talks konuşması gibi oldu. Vallahi be yani şimdi tabii abi bir çay evet. ya da sıcak. Konunun sizin tamam. istemediğiniz bir yere gelmesini istemediğim için yani. Çayı ben hiç içmedim. Mümkün olunca özet. Evet. Sıcak olursa soğuğu içtim, su var abi. Şimdi Hamza. Toplantını yaptın, geldin. Evet. Sana şimdi biraz zorlayalım seni. Şimdi kutsal kitaplar. Şeye... Tabii burada daha çok Kur'an'dan bahsederek gidebiliriz. Yani insanlığı bekleyen felaketlerden bahsediyor. Bu felaketler kabaca neler sence? Ve bunlar şimdi nelere yol açacak? Bu felaket derken şunu da kastedebiliriz. Tekamül de bir felaket midir insan için? Tamam. Şimdi Kur'an'daki felaketlere baktığınız zaman insanları tehdit eden, geçmişte helaka maruz kalmış, muhatap olmuş kavimlerin başına gelen şeyler var. Volkanik felaketler var, seller var, fırtınalar var, ses var, bir sürü şey var. Ama bütün bu felakete uğrayan kavimlerin
hepsinin bir nebiyle veyahut da bir resulle muhatap olduğunu ve bunlara karşı da bu şeye de çağrılara da uymadıklarını görüyoruz. Ama biz nübüvvet makamının sona ermesinden sonra biz böyle dünyada büyük bir helak, herhangi bir kavme gönderilmeyeceği sonucuna varıyoruz. Yani bu zaten şeydeki kanaat da budur yani. Ulemadaki kanaat da budur. Ama bugün farklı olan bir şey var. Eskiden insanlar doğal afet, doğal sistemlerin yıkımlarıyla yüzleşerek onların şeyine uğruyordu. Ölüm yani yok oluşuna uğruyordu. Ama bugün biz kendi elimizle inşa ettiğimiz sistemlerin çöküşünün altında kalmayla muhatap oluyoruz. Mesela bir müteahhit, ahlaksız bir toplum düşün. Tamam mı? Hırsızlığa böyle şeye çok meyilli. Malzemeden çalıyor. Bir deprem oluyor. Binaların tamamına yakını yıkılıyor o depremin olduğu bölgede. O toplumun yozlaştığı ve kendi sistemlerinin içerisinde helak olduğu bir örnektir mesela. Ama bu bugün dünyada bunun en büyük örneği de dünya toplumunun yozlaştığı bugünkü finansal sistemdir. Tarihin en büyük sahtekarlığı diye tanımlanır bu. Dünyada bu konuda otorite isimler tarafından, yani ben de öyle tanıyorum da kendimden değil, o şeylerden getiriyorum örneği. Ve bu sistemin yıkımının altında kalacak bu sefer insanlar. Bence en yakın tehlike finansal sistemin yıkılışıyla birlikte de bu bir zincirleme reaksiyon doğuracak. Sadece finansal bir kriz olmayacak. İnsanlar sadece varlıklarını, finansal varlıklarını kaybetmekle kalmayacaklar. O sistemin içinde tuttukları, ona güvendikleri. Aynı zamanda bu siyasal krizi de beraberinde getirecek. Dünya çapında askeri anlamdaki krizleri, diplomatik anlamdaki krizleri, sosyal anlamdaki krizleri, bunların sokağa kadar taşmalarını biz izleyeceğiz. Elektrik kesintilerini, su kesintilerini, yani bütün hayatın alt üst olduğu bir döneme doğru gidiyoruz yani. Bütün şeyler bize bunu söylüyor. Karşımızda görünen gerilimler de, işte Rusya-Ukrayna savaşı da, Asya Pasifik'teki gerilimler de hepsinin aslında bunun doğurduğu bir sonuçtur. Bir tezahür olarak karşımıza çıkıyor. Enerji krizleri falan. O sürece doğru yaklaşıyoruz ve ucundayız. Ve çok büyük bir şekilde bir dünya bunun içine girecek, bir sürede kalacak. Sonsuza kadar olmayacak. O çok sancılı süreci atlatacağız. En yakın tehlikeyi bu olarak görüyorum Ertan abi. Şimdi Hasan Köni, buradan selam olsun kendine, Profesör Doktor Hasan Köni. Hani belki 35 yıldır Hasan abiyle tanıştığım için, hatta onun bilgileriyle büyüdüğümü söyleyebilirim. Bugün gelirken bana bir şey attı. Rapor attı. Pentagon raporu. Evet. GCR diye, yani Global Katastrof Risk International diye bir firma var. Şeye çalışıyor. Pentagon'a çalışıyor. Bu arada kıyamet saati dün güncellendi. Evet, birazdan anlatalım onu da. Kıyamet saati. İsrail'de de sinagoga saldırı olmuş bu arada. Şimdi ne zaman? Şimdi az önce. Evet. Az önce. Şimdi şunu diyor. Diyor ki en büyük dünyadaki risk şeylerinde, parametrelerinde, yani bir kere süper volkan. Ne yapacak insanlar? O İkincisi, Amerika için. Tabii göktaşı, yani Yellowstone'un patlamasından bahsediyor. Yani bütün dünyadaki sistemi yok edebilecek kadar büyük volkan tehlikeleri var. Ama şöyle bir şey olur. Amerika'yı tamamen sıfırlar. Dünyanın öbür tarafındaki insanlar toparlanma imkanı bulabilir. Benim mesela bildiğim biri Endonezya'nın oralarda yani. Endonezya'da var süper. Birkaç tane var. Yani kimisi tabii o bölgeye daha yakın, kimisi şeyde de var. Süper volkanlar, süper volkan bütün iklimini değiştiriyor. Şimdi bunun dışında diyor ki işte büyük bir göktaşı yaşadığı gibi insanların, bir tanesi göktaşı, bir tanesi, bakın onu verelim isterseniz. 6 numarayı bir verelim mi? Genelde bunlar yani, ikiye ayrılıyor. Bir doğal afetler diye. Evet. Yani Oxford Üniversitesi'nde bununla ilgili çalışmalar vardı. Bir buraya da gelebilirse doğal afetler var. Yani insanlığın elinde olmayanlar, bir göktaşı gibi, işte şey gibi olanlar. Evet, bunu bir çok duymuştuk ama insanların elinden. Yani şöyle, Bill Gates Sydney'deki, yani Avustralya'da bir konuşma yapıyor Lowell Institute'de. Bu insanın eliyle olanlar öyle. Diyor ki bir sonraki salgın çok yakında, hazırlanın dedi adam. Yani bunu hep duyuyorduk ama İnsan buradaki de olabilir dedi. Hayır tabii, o da var. Buradaki kelime sanki şu. Bu değilmiş gibi. Çok İki yakında anlaşılabilir. Çok yakında demesi. Evet. Hani şunu biliyoruz biz. Her yüzyıldan beri bir salgın olacaktır filan buna de. Evet. Ama niye biliyor musun? Evet. Bence o
2020'de yaşanan bir tatbikattı. Neyin tatbikatı biliyor musunuz? 2023'ün tatbikatını yaptılar. Finansal sistemin çöküşünün, çünkü Mart ayında böyle bir şey yaşatıldı. Dünyada işte Wall Street'te, birçok borsada devre kesiciler kullanıldı. Ama eş zamanlı olarak ne oldu dünyada? Covid. Pandemi. Pandemi. Bak. Şimdi bu işin gerçeği, asıl büyüğü, yani finansal anlamdakinden bahsediyorum. 2023'te geliyor ve eş zamanlı olarak böyle bir şeyin uyarısını yaptığı şeyin, neydi ismi ya? Bill Gates'in uyarısını yaptığı şeyin tek... Uzun uzun uyuyamayacaklar bu akşam. Yatırmıyorlar yani bizi. O yatırmayanlar o Bill Gates'ler ya. Yani ben öyle görüyorum. Bu açıklamayı öyle yorumluyorum. Ve biz bir programını yapmıştık bu zombi virüsler. Yani Bill Gates'i de böyle yani bilmem ne kaini gibi düşünmeyelim. Adam kendince tabii. Yok, zombi virüsler. Şimdi Antarktika'dan yani 50 kilometre buzu deliyor. Oradaki yeni bakteri virüsü, onları çıkartıp laboratuvarda çoğaltıyor bunlar. Yani Ruslar yapıyor, Çinliler yapıyor, Fransızlar yapıyor, Amerikalılar yapıyor, İngilizler yapıyor. Yani biz hatta programı da ya çektik. Ya bunun meseleyi Birleşmiş Milletler'in bu SDG programı var ya, bunun o program partneri bu Gates Vakfı. Evet, baş yani. Belası oradan çıkıyor yani. Tabii Bill Melinda Gates. Yani bu kendi kendine yapmıyor bir şey. Bunlar zaten bütün dünyada tarım anlaşmaları da yaptılar. Bizim ülkemizde de yaptılar. Yani arazileri satın alıyorlar. Ne derlerse onun gibi ekilip biçilecek. İşte GDO'lu tohumlar, hormonlu tohumlar vesaire falan filan. Yani adam her yerden saldırıyor. Yani mesela Cargill firması. Bunu şöyle diyelim. Hani yani, ters niye okumuyoruz? Gerçekten saldırıyor mu? Yoksa teknoloji, yani şöyle diyoruz ya, Abdullah Çiftçi'nin hani burada elimizde bir şey kalmasın, kıvılacak yerimiz kalmasın. Yani hani teknoloji gelişiyor. Yok hani diyordu ya, hayır, teknoloji işte, geliştirilir. Hamza gelişme. Yazdı mesela, efendiler şunu söylemek çöleler, istiyorum. Yani olay bu işte. Yani biz belki yani birileri bizden başka bir şeyler biliyor olamaz mı? Yani bunların hepsi, Bill Gates dediğiniz adam bir şeye hazırlanıyorsa şimdi, yani bunlar niye negatif muhakkak bakıyorsunuz? İşte ben negatif şöyle, biz fazlayız, bizi bir azaltmaları lazım. Öncelikle evet. O. Biz şimdi, çünkü kaynak tüketiyoruz. Şöyle sürekli. Yapalım bununla ilgili. Yani, cinsiyetsiz toplum sevgili dostlar. Aa, evet, İklim değişikliğini konuşmadan bu işler olmaz. Ekonomik krizler, belki bol bol Hamza'ya sorabiliriz. Göçler, yani bu göçleri konuşmamız lazım. Ufak bir reklam arasına gidelim. Çaylar bekliyoruz. Evet. Taze çaylar. Evet. Ondan sonra konumuza yine aynı süratle devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar, TV100'de kayıt dışı devam ediyor. Caner Taslaman, Serhat Ahmet'tan, Hamza Yardımcıoğlu ve Ali Selman Demirbay'la insanlığın gizemli sorularına yanıtlar aramaya çalışıyoruz. Efendim şurada kalmıştı hani konuları konuşurken. Sonunda şöyle bir yani projeksiyon yapıyorlar devamlı önümüze. Mesela diyorlar ki iklim değişikliği insan kaynaklı bir iklim değişikliğinden bahsediliyor. Bu insan kaynaklı iklim değişikliğinin hani gerçekten insan kaynaklı olup olmadığı hep tartışılıyor. Bana göre öyle bir şey yok tabii. İklim değişikliği diye de bir şey yok. Yalnızca tabiatı bilmemek, dünyayı algılamamak gibi bir şey var. Tabii bunun ardından cinsiyetsiz toplum. Ardından dijital bir dünya, ardından ekonomik krizler ve ardından tabii bunların hepsiyle birlikte büyük bir savaş ve göçlerden bahsediyor. Şimdi bunlar neyin habercisi? Bunları tartışacağız biraz. Programın son bölümündeyiz. Herhalde bir saat daha vaktimiz var. Bunları tüm konuklarımıza soralım. İlkin Serhat'tan başlayalım bu sefer. Evet. Ters olsun. Yani şimdi cinsiyetsiz toplum diyorlar. Yani bu çok acayip bir şey. Yani ne, yani şimdi bak öyle bir dedin ki çok acayip bir şey. Nedir bu çok acayip olan? Şimdi burada bunun sembolü ne? 7 tane güneş tayfındaki renk. Yani şöyle söylüyorlar, aslında bir asıldan geliyor ama burada 7'si de bir prizmanın içinden geçerken 7 tane renk çıkıyor. Bu 7 tane renk bizim algımızda değil. Bu güneşin ışığının içinde var bunların hepsi. Pink yani Floyd, onlar, the Dark Side of the Moon değil mi? Şöyle söylüyorlar, yani diyorlar ki bu aslında doğal bir olaydır. Yani insanlar buna sonradan kendileri karar veriyor. Aslında doğal bir olay mıdır acaba? Yani burada da çok cinsiyetli, onların saydığı cinsiyete bakarsan sadece öyle 3-4 tane falan değil. Yani öyle katmışlar ki içine, acayip çok cinsiyetli bir şey. Şimdi bu
doğal bir şey mi değil mi? Niye o zaman zorlayarak yapıyorsun bunu? Yani burada ameliyat gerekmemesi lazım. Çocuklar doğar doğmaz, evet, bir cinsel bilgileri yok. Yani cinsiyet nedir ne değildir bunu bilemiyorlar. Bunu içinde yetiştiği aile o çocuğun fiziksel yapısına bakarak onu o şekilde yönlendiriyor. Şimdi bunu yapmayın diyorlar. Bu çocuk kararını kendisi versin. Şimdi çocuk kararını kendisi versin de o zaman ameliyata ihtiyaç olmaması lazım. Yani öyle bir şey olması lazım ki ergenliğe gelirken çocuğun verdiği karara göre onun bütün organları, her şeyi de doğal olarak teşekkül etmesi lazım. Yani çocuğun kararı burada belirleyici oluyorsa eğer, fiziksel olarak da bir belirleyici bir şey, unsur ortaya çıkması lazım. Ama öyle olmuyor. Bunların çoğu ameliyat olmak zorunda kalıyor. Ameliyat olduktan sonra da geri dönmek isteyenler oluyor. Artık geri dönüş de yok. Yani geri dönüşü de engellemek için birçok şey var. Bu amaç ne burada? Ne yapmaya çalışıyor? Bu işte insanı köksüz ağaç gibi yapmak, yozlaştırmak. Kim hiçbir tutunacak dal bulamasın. Ondan sonra işte biraz önce bahsettik. Yani burada dinler, büyük travma değil mi bu? Yani atıyorum ortaokul var, yaşındaki bana çok çocukların şey yapanlar var, cinsiyet yani değiştirmesi. Evet. Şimdi yani bu özendiriliyor. Yani işte bu izliyoruz. Dijital evet. Kanallarda bunlar hani devamlı köpürtülere çocukların önüne getiriliyor. Yani bu önce hastalık olarak tarif edildi. Ondan sonra hastalık kategorisinden de çıkartıldı. Bunu Dünya Sağlık Örgütü hastalık olarak görüyordu. Evet. Galiba 1960 yılında, hocam daha iyi bilir. Evet, evet. 60 yılından sonra bu tarafa doğru bu çok özendiriliyor ve hastalık kategorisinden de çıktı. Yani doğal olduğunu vurgulamaya çalışıyorlar ama zorlayarak bunu yapıyorlar. Ve bir yönlendirme var. Siz yönlendirmeyin, biz yönlendirelim şeklinde bir yönlendirme var. Ama burada çok büyük travmalar oluyor. Bunun amacı her yönden girip insanoğlunu yozlaştırmak, bir tanesi de bu. Bu eski şeyde de var. Belirli oranda toplumlarda olabiliyor bu. Ama mesela Yunan'da ve Roma'da bunun aşırı derecede ileriye gittiğini de görüyoruz. Hatta dini kaynaklara bakarsak Kur'an-ı Kerim'de Lut kavmi, Hazreti İbrahim zamanında bile, Hazreti İbrahim'in amcasının oğlu çünkü. Lut. Yani yani amcaoğulları ikisi. Şimdi orada da var. Buradaki problem şu. Kanunlara bunu alalım, şöyle yapalım, böyle yapalım derken bu bir zorlama haline gelecek. Zaten Kur'an-ı Kerim'deki anlatımından bireylerin yaptığı o eyleme karşı değil. Ama o bireylerin oluşturduğu toplumun o şekilde olmayan insanlara karşı yaptığı zorlamanın yasaklandığını, ben doğru mu anlıyorum bilmiyorum, bu şekilde anlıyorum orada Hazreti Lut'ta anlatılan ayetleri. Yani onlar öyle bir hale gelmişler ki toplumda baskın bir şey haline gelmiş ve diğerlerini zorluyorlar. Çünkü Hazreti Lut'a gelen, daha önce Hazreti İbrahim'e uğrayan melekleri zorluyorlar. Yani bir insanın evine girmiş, bir misafir var, o evi basıyorlar. O misafirleri bize vereceksin. Hatta Hazreti Lut'un onlara cevabı var. Şöyle diyor, yani normal bir ilişkiye yönlendirecek şekilde, bakın kızlarım var. Yani onları alın, onlarla evlenin. Cinselliğinizi normal yaşayın. Bu sizinki sapmadır diye onlara bu ayetten böyle anlıyoruz. Şimdi buradaki cinsel eğilimdeki farklılaşmanın değil de Kur'an-ı Kerim'de o farklılaşmayı diğerlerine zorla kabul ettirmenin sanki istenmediğini ve buna gideceğini. Yani eğer gelecekte bugün böyle bir şey. Mi aynı bugün aynı şey oluyor. Diyorsun. Çünkü zorlamayla oluyor bu. Eğer bu yayılırsa ve kanunlara girerse o zaman öyle bir hale gelecek demektir ki yani, normal olmak, miras hukuku değişmesi lazım, her şey değişmesi lazım. Girdi SGK evet, ücretsiz yani, olarak ameliyatları yapıyor. Yani. Şimdi SGK şöyle mesela şimdi sen evlenecek erkek erkeğe evlendiği zaman o bir tane söyleyecek, onu nasıl olacak? Yani burada kadını korumak için şu anda mesela Türkiye'de uygulanan sistem, miras hukuku, kocası öldüğü zaman mesela sosyal sigorta hakkını karısı kullanabiliyor veya kızı kullanabiliyor. Bu kadını korumak için, yani kadın, aileyi korumak için. Aileyi korumak için bir şey, önlem almış devlet. Ama burada nasıl olacak? Burada şimdi evlenme serbest olunca bir tanesi öldü diyelim. Gitti 18 yaşında çocukla evlendi. Öbür adam öldü.
Bu çocuğa devlet bakmak zorunda mı? Yani onun sosyal sigorta, bunlar hep kargaşa çıkartan şeyler. Yani şu andaki kurulu düzende çok acayip bir deformasyon, kargaşa ve giderek de diğer insanları da buna zorlayarak, yani öyle bir hale gelecek ki herkes bunu kabul etmesi lazım veya böyle yaşaması lazım. Böyle evet. Yaşamayan dışlanacak şimdi, sanki. Cinsiyetsiz toplumun amacını söyledin, ne olduğunu yani. Söyledin. Evet. Şimdi senin konuna gelelim. Evet. İklim değişikliği. Aslında o cinsiyetsiz toplumla evet. alakalı bir şeyler ekleyebilirsin. Evet, ekleyebilirim. Şöyle, şimdi bir cinsiyet değiştirme meselesi var. Bu ayrı bir şey. Bunun üstüne daha vahimi, en felaket, bütün felaketleri unutalım. Şu ana kadar konuştuğumuz her şeyi de unutalım. Cinsiyetsizlik meselesi en büyük felakettir. Şimdi bir çocuğun evet hormonal bozuklukları olabilir. Ergenlikten itibaren östrojen, progesteron yerine testosteron varsa ortalıkta, yani kendini erkek hisseder, dişi bir birey, erkek gibi hisseder. Bunlar hormonal bozukluklardır. Bu da toplumda binde birdir zaten. Fakat bunun özendirilmesi, cinsiyet değişikliği, normal bir erkek birey, normal bir dişi birey kendilerini çaprazlama yapması, bu zaten neslin devamını engellemek için yapılan bir proje. Bu bir kenarda duruyor. Ama bunun da üstüne giderek nesli bozuk yeni sistemler ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. O da cinsiyetsizlik meselesi. Ne demek mesela? Yani cinsiyetsiz ne demek? Erkek de olmayacak, kadın da olmayacak, yani dişi de olmayacak. Kendini erkek gibi de hissetmeyecek, dişi gibi de hissetmeyecek. Peki bir aile içerisinde biz bunu düşünürsek, asıl vehamet burada başlıyor. Anne, baba, çocuklar var. Ve ergenlik yaşında bir oğlan, bir kız olduğunu düşünelim. Ergen erkek o çocuk ne yapar? Bir şortla ortalıkta dolaşır, değil mi? Ama bir ergen kız çocuğu ergenlik yaşına geldiği için daha çok babasının, erkek kardeşinin, amcası, dayısı, neyse işte, onların yanında daha üsturuplu giyinir, değil mi? Şimdi cinsiyetsiz olursa ne olacak? Kalktı mı? Serbest. Evin içerisinde siz yani bu şekilde dolaşırsanız sonuç ne olacak? Ensestin önü açılacak. Her manada normalleşecek. O zaman ne olacak? Bozuk nesiller. Bugün bir yazı okudum. Bozuk nesiller ortaya Ensest çıkacak. En büyük bir şekilde vehamet. Yani şimdi şöyle bakmak lazım. Bakın, yani 1940'lara şey. Gittiğimiz zaman bilhassa Avrupa, biliyor musunuz, çok ensest çok normal bir, yani Hitler'in bile hani hikayesini evet. okursanız. Ari ırk. Bilhassa rahmetli Aytunç Altındal'ın Bilinmeyen Hitler kitabını okuyacak olursanız Pilavın o dönemi ailesinde. Çok iyi anlarsınız. Tabii biraz daha geriye gidersek birkaç bin yıl daha, yani Firavun ailesi, Asilkan vesaire evet. vesaire. Evet. Biraz sonra Hamza'nın kitabından soracağım insanlığın saklı tarihi bu konulara. Evet. Yani hangisi daha önemli? Yani bizim şu ana kadar konuştuğumuz en büyük felaket, yani bugüne kadar da konuştuğumuz bence en büyük felaket cinsiyetsizlik meselesi. Çünkü bu level attırdı. Yani gay birey, lezbiyen birey, trans birey, bunlar farklı. Tamam, bu nesil devam etmeyecek, kalacak orada vesaire. Bunu anladık. Bu zaten çok sürdürülebilirliği de yok. Çünkü hormonlarına istediğin kadar sen hakim olmaya çalış. O testosteron geldiğinde sen erkeksen erkeksindir abi. Yani biseksüel de olabilirsin ama kadınlardan hoşlanırsın. Hiçbir şekilde şeyin olmaz yani. Aynı zamanda bu trans bireylerin, o LGBTQ falan filan. Onu da ilaçlarla bunların, baskı altına tamam, alırlar ya. Ama bunların aile içerisinde de kendi aralarında bir saygı, muhabbet vesairesi var. Yani annesine, babasına, işte akrabalarına karşı böyle bir hani duruşları var, farklı duruşları var. Birbirlerinin ilgilerini çekmiyorlar diyeyim. Şimdi bu cinsiyetsizlik meselesi aile içi, cinsel manada birbirinin ilgisini çekmesi üzerine yapılmış bir sistem. Yani bunu anlatırken bile ben kolay kolay sinirlenmem, biliyorsunuz elim ayağım titriyor yani. Buna yani devletin, bütün yani Diyanet'in, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın, herkesin, öğretmenlerin, yani hepsinin buna özellikle eğilmeleri gerekiyor. Yani bu uyuşturucudan daha tehlikeli bir durum, her şeyden daha tehlikeli bir durum. Yani ensest bireylerin, genetik olarak bozuk bireylerin, genetik olarak bozuk bireylerin toplumda yayılması. Bunu zaten animelerle, işte çizgi filmlerle, dijital platformdakilerle de özendiriliyor, normalleştiriliyor. Yani bunun aile yapısından uzaklaştırılması, hatta böyle olanların cezalandırılması, özendiren yapıların vesaire gibi bunların yapılması lazım. İklimle alakalı da daha önce de birçok program yaptık. İklim, yani şu an insanın iklimin değişimine etkisi yani binde 3 civarında bir durum. Bunu da %3 diye gösteriyorlar. Fakat WikiLeaks belgelerinde biz gördük ki yani Antarktika'da ve Arktik'te yapılan çalışmaları para karşılığında değiştirip işte insan etkisi olduğunu söylemişlerdi.
Çok basit olarak okyanusta patlayan bir volkan vardı, süper volkanımsı bir volkan. Onu çıkardığı şey bizim yaklaşık bu 60-70 senede harcadığımız karbon salınımından daha fazla. Geçtik Etna Yanardağı patladı, işte İzlanda'daki patladı. Bunlar çok daha fazla sera gazını, yani sülfürik asiti gökyüzüne yayıyor. Güneş de ısınma, yani dünyanın ısınmasını sağlıyor. Bir de bu zaten bir döngü. Yani 15-20 bin yılda bir dünya buz çağına girer. Bunu niye kaşıyorlar? 15-20 bin yıl sonra da buz çağından çıkar. Niye? İşte Kyoto İklim Anlaşması, Paris İklim Anlaşması. Kim imza atıyor? Bizim gibi ülkeler. Kim atmıyor? Dünyada her şeyi üreten Amerika'sı, efendim söyleyeyim, İngiltere'si, Çin'i vesairesi. Yani senin üreteceğin, askeri alanda kullanabileceğin, teknolojik alanda kullanabileceğin, üretim yapabileceğin fabrikaların, çünkü doğaya zararlı olacak maddeler üreteceksin ya da onların yan ürünleri doğaya zararlı olabilecek. Bunları üretme, sen gelişme, biz üretelim, biz gelişelim istiyorlar. Bütün mesele bu. Yani işte bir de yapay et meselesi var. Yine gıdanın bozulması, genetiğin bozulması. İşte neymiş? Büyükbaş hayvanları öldürelim. Yani inekler, evet. Sera gazı çıkartıyorlar. Ya onun çıkarttığı metandan ne olacak? Onu zaten geri dönüştürüp sen metan gazı olarak kullanıp ısınmada, elektrik üretmede falan tekrar kullanıyorsun. Yani onu değiştirmeye çalışıyorlar. İşte yapay et yapalım. Çünkü kodlanmamış bir şey var. Yani genetikte. Şimdi biz amino asite kadar indiriyoruz ya bunu. Bu amino asit kodlanmamışsa, yani çöptür. Besleyici tarafı da olmaz. Sen de o amino asiti içerisinde, yani midende parçalayacaksın. Tekrar kendi hücrelerine katacaksın. Yani kendi bedenini, kendi kaslarını, kendi hücreni bu kodlanmamış. O da yozlaştırma doğal projesi. Tabii ki. Yani, yani mankurtlaşmaya, aptallaştırmaya, hantallaştırmaya, obez olmasına ve her türlü hastalığın ortaya çıkması. Sonra bu hastalıklara binaen de zaten ilaç üretiyorlar. O ilaçları bize satıyorlar. Zaten bazı ilaçların da tedavi etmediği ortaya çıkıyor sürekli. Sürekli bir döngü. Yani bize veriyor, sonra yani kaşıkla veriyor, kepçeyle geri alıyor. Hayatımızdan da alıyor. Yani sizin projenin işte insansızlaştırma, azaltma projesinin bir yönü, bir de yozlaştırarak işte o cinsiyetsizlik, evet, meselesi. Bunun haricinde buna şey bir var. Ben de ben ekleyeyim mi? Söz vereceğim. Şimdi Süleyman Saim Tekcan hocamız demiş ki, uzun bir yazı attığı için buradan Türkiye'nin en önemli sanatçılarından, ressamlarından biridir, heykeltıraşlarından biridir kendisi. Bilmeyenler için söyledim. İşte Mekke Allah'ın evi değildir, Allah kişi değildir ki evi olsun yazısı benim değil, Muazzez İlmiye Çığ'dan attım dedi. Ben de yazı çok uzun olduğu için sonundaki kimden geldiğini anlamadım. Zaten Allah'ın kişi olduğunu İslam, evet, aleminde iddia eden hiç kimse olmamıştır. Yani bunu söylemeye bile gerek yok. Evet. Hiç kimse de bugüne kadar, mesela Mekke için geçmez zaten, Kabe için geçer. Beytullah dendiğinde Allah orada duruyor, evi bir kişidir gibi anlamamışlardır. Yani oradaki şimdi anlaşılan şey Allah'la ibadet edilen, temas edilen yer anlamında, Allah'la ilişki kurulan yer anlamında Beytullah Allah'ın evidir. Orası, evet, dünya. Yani bunu zaten İslam aleminde benim tanıdığım bugüne kadar bunu bu şekilde, Allah orada duruyor, orayı ev edindi, bir tek Allah orada duruyor gibi anlayan ben bugüne kadar bir kişi görmedim. Yani böyle anlayan bir kişi olmayınca buna böyle bir cevap vermek gereksiz bir şeydir. Yani. Evet. Şöyle hocam, buna bir ekleme yapayım. Şimdi burada Kabe'deki tavaf nasıl? Ortada Kabe var, etrafında insanlar dönüyor. Güneşin, dünyanın pardon, güneş etrafında dönüşü istikametine, yani saat yönünün tersinde dönüyor. Aslında oradaki sembolizm şu: insanlar dünyayı temsil ediyor, Kabe de güneşi temsil ediyor. Yani burası Allah'ın evi demek, insanların evi, yani Allah'ın insanlara verdiği ev burası manası var orada. O da öyle. Evet. Aydın Türk Gücü yazmış İngiltere'den, sana söylüyor, inekler geviş getirirken metan gazı çıkartıyor, sorun o dışkısından değil, aslında oradan da diye söylemiş. İşte, evet. Şimdi Hamza, senle devam edelim. Tamam. Tabii ekonomik krizler. Evet. Ve buraya eklemek istediğim, evet, bir şey oraya varsa. Oraya eklemek istediğim şey, evet, şu, tam söyleyeceğim şeyi az önce operatör doktor Mehmet Okan Özdemir de attı. Mesaj aynı, tam benim söyleyeceğim şeyi o mesaj olarak yatmış. Onun mesajından okuyayım. Diyor ki, cinsiyetsizlik projesinin tek amacı var, üremeyi durdurup nüfusu azaltmaya yardımcı olmak diye. Ben de yani öjeni politikasına hizmet eden bir şey olarak görüyorum. Onu bir kere kenara koyalım. Soru ne sorusun abi? Diyorum ki şimdi, hı, bahsettiğimiz hani krizlerden bahsediyoruz, felaketlerden, hı, cinsiyetsiz toplum, iklim değişikliği. Evet, evet, tabii, evet, tamam. Yani bütün, tabii. Evet. Yani bütün
Her şeyin baştan resetlenmesi, büyük reset denilen şey o. Yeniden kurulması demek. Sıfırdan bir dünya inşa edilmesi. Çünkü eski paradigma artık değişiyor. Eski tanımlar, eski kavramlar değişiyor. Her şeye, yani cinsiyete bile yeni tanımlar getiriliyor. Ondan sonra kadın erkek kalkıyor. İşte falanca birey, erkek birey, dişi birey, bilmem işte ne deniyorsa yani. LGBTQ falan. Bütün bunlar hayatın her alanında yeni tanımlar getirmek zorunda. Çünkü şimdi dünyada bu finansal sistemin çöküşüyle birlikte büyük bir kriz yaşanacak. Bir durgunluk süreci, durgunluğun da ötesinde bir buhran süreci yaşanacak ve bunun içinden çıkmanın tek bir tane yöntemi var. Yeni bir şey inşa etmek. Geçmişteki buhranlarda da böyle olmuştu. 29 büyük buhranından çıkmasını sağlayan dünyanın 1933'teki bu şeydi yani. Hükümet kalkınma ve yatırım programlarıydı. Hükümet destekli programlardı. 2023'te biraz daha farklı bir şekilde hükümetlerin üstü olan uluslararası kurumlar üzerinden, şirketler üzerinden yapılacak bu. Çünkü yeni paradigmada artık devletler değil, ulus devletler yok, şirketler var. Dev şirketler, ulusüstü küresel şirketler var. İnsanlara vatandaşlığı da bunlar verecekler. Bunların parasını da bunlar üretecekler. Tabii onlara bağlı altlarında çalışan hükümetlerin organları olacak. Ama eski hüviyetlerinde değil, tamamen değişmiş. Ve diyorlar ki mülkiyetsiz bir toplum olacak. Yani bir çeşit şirket sosyalizmi. Hiçbir şeye sahip olamazsın. Her şeyi kiralayacaksın. Nereden? Şirketlerden. Yani bütün mülkiyetin sahibi onlar olacak. Yani bu Dünya Ekonomik Forumu'nun ortaya koyduğu bir şey yani. Bir projeksiyon, hatta bir ajanda, yani projeksiyon demek de tam tarif etmez. Bir ajanda. Bunlar Davos'ta sürekli her sene, geçtiğimiz hafta da zaten yapıldı. 2023 zirvesi yapıldı. Dünyanın en önde gelen isimleri, politika belirleyicileri, dünyada tarih yapıcılar orada bulunuyor. 1040 mesela, özel jetle gittiler. Tabii. Küresel yani ısınmaya katkıda bulunmadılar. Evet, yani orada en çok mesela küresel ısınma üzerinden getiriliyor, eleştiriler. İneklerin çıkardıkları gazdan, işte dünyanın tehdit altında olduğunu söylerken, buraya dediğin gibi böyle yüzlerce özel jetlerle fosil yakıt tüketerek, evet, karbon salarak gidiyorlar. Bütün bunları konuşuyorlar. Orada Klaus Schwab geçen seneki toplantıda, açılış konuşmasında şunu söylemişti. Bu odadaki insanlar dünyanın kaderini tayin etme gücüne sahip insanlarsınız siz diye böyle hitap ederek başlamıştı. Hakikaten de karşısındaki insanlar o statüde idi. Şimdi bu projeksiyonlar orada gerçekleştirilirken... Tabii uygulayıcıları demek lazım. Tabii belki. Tabii uygulayıcıları. Çünkü fikir çok daha yukarıdan geldiği için. Yani bu sadece Dünya Ekonomik Forumu'nu değil... Bununla birlikte çalışan ulusüstü bir sürü yapı var. Birleşmiş Milletler bunların en başında geleni, en önde geleni, yani şeyin, çetenin, çıbanın başı. Ve bu şeyi de SDG programıyla sürdürüyorlar. Programın adı bu. SDG. Sustainable Development Goals. Sürdürülebilir gelişim hedefleri. Bunun içinde çalışan vakıflar var. Gates Vakfı ön plana çıkıyor. Rockefeller Vakfı var. Bunlar birlikte kendi resmi internet sitelerinde görebilirsiniz yani bunların yaptıkları yayınları. Gidip birçok ülkenin, devletin bakanlıklarıyla, tarım bakanlıklarıyla, şehircilik bakanlıklarıyla, ki onlar da dönüşüyor, işte iklim bakanlıkları falan kuruluyor bütün dünyada. Bunlarla protokoller imzalıyorlar. Yani düşünebiliyor musun? Bir bakanlığın, herhangi bir ülkenin hangisi olduğu fark etmez. Gates Vakfı'yla niye oturup protokol imzalıyorsun abi sen? Yani Birleşmiş Milletler... Bu vakıflar üzerinden kurguluyor bunu. Vakıfların geçmiş çalışmalarına adamın bakıyorsun. Adamın bir tane traktörü yok. Bir tane tohum üretim tesisi yok. Ne bileyim ben, bir tane gıda işleme merkezi yok. Ama gelip bütün dünyada tarım arazilerini kiralayabiliyor. Ya satın alıyor. Bak Türkiye'de, Türkiye'de binlerce dönüm, hatta yüz binlerce dönüm Bill Gates'in bir şirket üzerinden, P harfiyle başlayan bir şirket üzerinden... arsa satın aldığına dair spekülasyonlar, evet, yapıldı. Bunlar, evet, spekülasyon düzeyinde, kanıtlayamıyoruz. Elimizde onun adınadır falan diye değil ama Forbes dergisinde yayınlanmış, bilinen, resmi, hiçbir spekülasyon olmayan, hiçbir konspirasyon olmayan bir şey söyleyeceğim. Amerika'da 100 milyon dönüm arazi satın aldı. Evet. Forbes'da yazdı ya. Yani sen tarımla ne işin var yani? Sen bir şeysin yani. Bir bilgi teknolojileri şirketinin. Bir örnek vereyim başında. Kendi köyümden olduğu için. Bunun sebebi ne biliyor musun? Söyle abi, buyur. Yani Cargill diye bir firma var. Geldi Türkiye'ye, şeker fabrikalarını satın aldı.
Ne yaptı biliyor musunuz? Hepsini kapattı. Kütahya Şeker Fabrikası'nı da kapattı. Ben Kütahya Hisarcık Merkez Şehirler Köyü'ndenim. Pancar ekilirdi bizim köyde ve genç nüfus da vardı. Pancar ekimi bitti şeker fabrikası kapatıldığı için. Ve bu genç nüfus şehre göçmek zorunda kaldı ve işçi olmak zorunda kaldı. Şimdi biz bu olalı 6-7 sene oluyor. Şimdi biz aynı şeker fabrikasını tekrar açsak o köyde genç nüfus, çiftçilik yapacak genç nüfus bulamayacağız. Şimdi oradaki arazi boşa çıktı, daha ucuzladı. İsteyen istediği gibi satın alır çünkü eken yok. Oradaki iş bilen ya da işte verimli çiftçiyi kaybettik. Şehirde güvenlik oldu, işçi oldu vesaire oldu. Şeker fabrikasında biz pancar şekeriyle, sağlıklı gıdayla besleniyorduk. Şeker kamışı ithal ediyoruz. Amerikan şeker kamışını, Arjantin, Brezilya vesaire. Bak bunlar vesaire. Nesli ve ekini bozarlar. Yani, tamam mı? Ekin şimdi, dediğin zaman tarımdır. Nesil dediğin zaman da bu cinsiyet evet. politikalarına kadar bütün da gidersin. Bütün sistemi bunu. Bozuyor adam. Senin yanına gelip yani ve sen buna kucak açıyorsun. Niye 1 milyon dolar verdi diye. Şimdi iklim büyük tehlike diyorlar ya, işte Paris İklim Anlaşması'nı getirdiler. Dünyanın birçok ülkesinde bunun altına imza attırdılar. Ve bu da şunu öngörüyor. Küresel komisyonlar var her anlamda. İklim politikaları, çevre şehircilik politikaları, sanayi politikaları, tarım politikaları. Çünkü hepsinin iklime bakan boyutu var yani. Tamam bir de bunların mı? Hepsi ilaç firmalarıyla aynı firma, yani sahipleri aynı. Bu gıdalardan oluşan hastalıkları da aynı ilaç firmalarının sahipleri ilaç üreterek bize tekrar ilaç olarak satıyor. İşte şeker hastalığı, tansiyon, yüksek tansiyon, kolesterol vesaire. Yani evet. Yani berbat bir sistem kurmuşlar. Şimdi doğru. Senin kitabında, kök kitabında önemli bir şey söylüyorsun. Diyorsun ki önemli olan Daniel'ın bölümünü iyi incelememiz lazım. Biraz önce bahsettiğimiz eski ahitteki aslında kehanetlerin en çok olduğu yapı. Yani Yuhanna, Daniel kitabı filan. Şunları söylüyorsun, diyorsun ki burada Tanrı'nın işte cenneti oluşturmak kavramı aslında onların kafasında başka bir şeydir. Ne evet. demek istiyorsun? Şimdi bak, cennetle ilgili tasvirlere baktığın zaman ben kitabın şeyine de kapak kısmında da var yazar. Yani 6 ay yaratılış destanından, türeyiş destanından, Sümer Enuma Elişi'ne kadar hep ortak bir şey vardı. İnsanoğlu yaratılmıştır cennette ve sadece Tanrı'ya kul olarak yaratılmıştır. Orası çünkü Tanrı'nın krallığıdır. Cennette Tanrı'dan başka bir kral yoktur. Ama işin içerisine başka birisi dahil olur. İşte Altay'dan örnek verdik. Orada da onun ismi Erlik'tir. Erlik diye geçer Türk destanlarında, Türk mitolojisinde. Bu bizim bildiğimiz iblistir. Oraya bir sızma yapıyor ve insanı orada Tanrı'nın krallığı değil, diyor ki sana insanın krallığını teklif ediyorum diyor. Ve bunu da bir soy üzerinden özel bir melez bir soy oluşturarak beraber yapacağız diyor. Lilith hikayesi de zaten buraya dayanır. Şimdi Adem'in iki oğlu hikayesi var ya, bunlardan bir tanesi bir diğerini öldürüyor. Yani Habil ve Kabil var. Kabil Habil'i öldürüyor. Büyük olan. Ve Habil öldükten sonra Şit adında bir oğlu daha oluyor. Ve insan nesli oradan devam ediyor. Bize Kabil'in soyuyla ilgili hiçbir şey anlatılmıyor. Yani bugün şeye baktığın zaman da İslam literatüründe de Kabil'in soyuna dair hiçbir şey yoktur ama İbrani şeylerine baktığın zaman, metinlerine, geleneğine, orada onun soyunun da devam ettiğini, hatta bunun biraz daha böyle kabalistik, biraz daha okült tarafına girip incelediğin zaman peygamberlerin bile aslında o soya dayandığı şeyine varırsın. Yani Kain'dir onlar da. Kabil'e Kain derler. Şeyde soy ağaçlarına Tuval Kain diye geçer. Onu biraz maskelemek için Tuval Kain'e dönüşmüştür o. Ve burada gökyüzünden gelen İşte Anunnaki de diyebiliriz ona da. Enok kitabında evet. mesela Nefilim'dir yani bu İbranilerde. Nefiller gelmiştir. Bunlar Hermon Dağı'na inmiştir. Hermon Dağı'nın tepesine uzaydan gelerek iniş yapmışlardır. Ve bunlar ilk bahçeye karşı savaşan düşmüş meleklerdir. Yani iblisin avanesi, tayfası. Şimdi gidelim Star Wars filmine bakalım. Oradaki analojiye bakalım.
İşte orada ne var? İlk düzene karşı açılmış bir savaş var. Statüko. Ama çok normal değil mi? Adam çünkü normal. Yahudi. Bunu anlatacak. Başka ne anlatacak? Ama bu savaş hepsinde var. Tamam. Bütün mitlerde var. Şimdi koyuyorsun, karşına bakıyorsun. Ama geliyor ki insanlarla bir temas da kuruyor. Ve onlardan bir özel bir soy icat ediyor, üretiyor. Ve bütün mitler bu iki soyun kavgasını anlatır mı ya? Yani Hint işte, şeyine bakıyorsun. Kardeş, küçük kardeş. Yani Mahabharata'sında da tabii, öyle. Tabii, Ramayana'sında da öyle. Hiç fark yok ya. Yani diyorsun ki insanlığın saklı tarihine baktığımız zaman senin kitabında olduğu şimdi, gibi. Aynen. Getiriyoruz. İşte bunu bugüne dünyasına uyarlıyoruz. Elitler var, tamam mı? Evet. Bunların yaptığı şey de mesela Stanley Kubrick'in, hep örnek veriyorum. Çünkü o anlatmış ya, filmde o resmi resmen koymuş yani karşısına. Orada Amerika'da, New York'ta Rockefeller'ların malikanesinde çekildi o film. Ve oradaki ayin sahnelerini izleyin. Oradaki sapkınlıkları, oradaki eşcinsellikleri, hepsini ya böyle şey koymuş. Ve burada bir seçkinler var, elitler var. Bunlar Davos'ta buluşan ekip var ya, bunları anlatıyor. Bunlar özel bir soy, özel bir kan. Dünyaya karşı bir krallık ilan edecekler. Dünyanın geri kalanına, yani insanüstü yani olanlar, bu soy diyorsun, Lilith'in genini taşıyanlar, devam eden soyunun kendisidir. Ve aslında Şit'le Kabil arasındaki kavganın kendisidir. Aynı senin kitabında yazdığın gibi. Şimdi gelelim Caner Taslaman'a. Programın sonuna geliyoruz. Şimdi iki tane konu var. Yani önümüzdeki büyük tehlikeleri koyduk ama aynı zamanda bunlar bir şeylerin habercisi. Yani birincisi göçler. Yani hani tarihi insanlığın var olduğu günden bugüne kadar devamlı göç. Yani bugün Anadolu'da Türkler varsa bu da bir göç. Ve tabii dinler. Yani dinlerin bir şekilde, yine başa dönüyoruz, bir şekilde değiştirilmesi. Yani belki o veya bu şekilde bir şekilde karıştırılması. İnsanların kafalarının karıştırılması. Yani bugün çocukların yaşadığı deizm, agnostizm gibi bir konuyu da içeren yapılar. Bunlar için ne diyeceksin bizlere? Şimdi yani tabii göçlerle beraber, şimdi göç olgusu tarihin her döneminde olmuş. Yani günümüzde oluyor. Bu göçe sebebiyet veren şeyleri hepimiz biliyoruz. Bir böyle işte savaş gibi olgular olduğunda göçler, işte bu Suriye olayında olduğumuz gibi oluyor. Sizin mesela demin öngördüğünüz ama görmediğiniz, mesela diyelim dünyada bir yanardağ patlaması olsa, büyük yanardağ patlaması olsa, veya da bir göktaşı çarpsa, ki bunların muhtemel senaryolar, tarihte de olmuş. Benzer senaryo tarihte onlar. De olmuş evet. Mesela göktaşı çarpmaları, yani çok büyük göktaşı. O zaman da mesela bunun etkilerinin çok olduğu yerden, yani bütün dünyanın sistemini değiştirecek oranda göçler olabilir. Yani bir muhtemel olan göçler var. Böyle şu anda bizim gözlemediğimiz, inşallah gözlemlemeyiz. Bir göktaş çarpsa olabilecek göçler. Bir de işte böyle savaşların sonucunda olan göçler var. Bunun dışında tabii ki ekonomik olarak belli bölgenin fakirliğinden dolayı diğer tarafa olan göçler var. Bu göçler tabii ki dünyadaki sosyolojik yapının yeni şekil almasında, işte ülke ekonomilerinde etkili oluyorlar. Bunlarla ilgili ne diyebiliriz bilemiyorum. Yani söylenecek bir de her bir göç olgusu kendi içinde farklı. Yani mesela Suriye'den Türkiye'ye gelen göçü bir Suriye özelinde incelemek lazım. Filistin'den mesela Ürdün'e öyle çok yüksek bir göç vardır. Hani bir böyle incelenecek olaylar var. Bir de muhtemel olan, dediğin gibi hani dünyada bir yerde çok büyük bir felaket olsa başka yerlere oluşabilecek göçler var. Veyahut da bu iklimle ilgili de bazen göçler diyor. Diyelim ki belli yerler su altında kalsa, yani sular yükselse dünyada, olacak göçlerle ilgili böyle tahmini senaryolar var. Yani bir var olan göçlerin sosyolojik bir olgu olarak incelenmesi var. Sosyolojide bu göç konusunu çalışan değerli sosyologlarımız var ülkede. Bir de muhtemel senaryolar üzerinden, dünyada felaket senaryoları üzerinden öngörebileceğimiz göçlerle ilgili olay var. Dinle ilgili boyuta gelirsek, onlar iki ayrı konu olarak aldım. Yani çünkü bu din olgusu dışında da göç önemli bir sosyolojik olgu. Hem şu anda gözlediğimiz, hem tahmin olarak mümkün olabilecek göçler. Dinlerle ilgili tabii tarihin hiçbir döneminde olmayan yepyeni bir şey oldu. Ve genelde hep şunu söylüyorum böyle bir şey dediğimde. Genelde tarihte olmayan yepyeni bir olayla karşı karşıyayız gibi cümleler genelde palavrayla biter. Ama bu sefer palavra değil, gerçekten yepyeni bir şey oldu. Bu nedir?
İnternet diye yepyeni bir olguyla hepimiz karşı karşıyayız. İşte böyle son 20-30 yılda bu yaygınlık kazandı. Dünyada ilk defa insanlar farklı kültürlerle, farklı fikirlerle bu kadar rahat karşılaşabiliyor. Yani bir insan televizyon ekranında veya şu cep telefonu ekranını açtığında dünyadaki bütün farklı dinlerle, kendi diniyle ilgili farklı yorumlarla, ne bileyim herhangi bir dinin veya ideolojinin anlatımıyla, bunlarla çok rahat bir şekilde internette, sosyal medyada herhangi bir alana girse karşılaşıyor. Bunun neyi, yani yepyeni bir olgu bu. Şöyle bir örnek veriyorum genelde bu alanda. Diyorum ki herhangi Türkiye'den birimizi alsak, birimizin dedesinin hayatı boyunca İslam'la ilgili karşılaşmayacağı eleştiriyle, aynı şey tabii ki bir Meksika'daki Hristiyan, işte Uzak Doğu'daki bir Budist'le ilgili de alakalı, kendi dedesi kendi inancıyla veya bir ateist için de geçerli. Kendi dedesinin o inandığı fikrinde hayat boyu karşılaşmayacağı kadar farklı fikirle torun bir günde karşılaşabiliyor. Çok değil mi? Herhangi bir mesela ateist siteye gitsek şu anda, İslam'la ilgili dedemizin karşılaşmayacağı kadar eleştiriyle bir günde karşılaşır. Bu çok yepyeni bir olgu. Bu da şunu gerektiriyor. Yani tarihin eski dönemlerinde olduğu gibi taklidi olarak bu işi götürmek kolay değil. Yine mümkün. Yani eskiden mahalleyle ve aileyi taklitle genelde inançların birçoğunu götürüyorlardır. Yani Müslümanlar da, ateistler de, Çin'deki de, işte Budist'te, belli inançta olan da, bilmem nerenin Budist'i de, birçoğu böyleydi. Yani bu İslam'la ilgili bir olgu değil. İlk defa farklı fikirlerle bu kadar kolay karşılaşılıyor. O zaman tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar aklı başında bir İslam anlatmak zorundayız. Biz kendi açımızdan bakarsak. Tarihin eski dönemlerinde farklı fikirlerle çok fazla karşılaşmayan insanlara hurafelerle karışık bir din anlattığında bunun olumsuz etkisi yine olurdu ama şu andaki kadar büyük olmazdı. Şu anda siz mesela peygamberin sidiğini içti de cennetlik oldu gibi bir şey anlatırsanız, ki bunu anlatanlar ne yazık ki var Türkiye'de, kusura bakmasınlar ama reel bir örnek olarak anlatıyorum. Evet. Peygamberin sümüğünü kapışırlar gibi bir örnek al. Eskiden anlattığınız etraf, yani bunu eleştiren pek kimse olmadı, unutulur giderdi. Fakat siz bu saçmalıkları din diye anlattığınızda oradan bir ateist, oradan bir İslam düşmanı bunu kapacak, pat pat pat, aha İslam bu, aha İslam bu diye internetten ulaşmayanlara da İslam'la eleştiri olarak bunu her taraftan sunacaktır İslam'la ilgili. O yüzden biz akılla, bilimle, sanatla, kadınla, hayatla barışık bir İslam anlatmaya, ki bana göre çünkü İslam özünde bunlarla barışık. Yani modernite gerektirdi de millete böyle güler yüzlü İslam anlatalım, hani İslam aslında böyle değil de biz makyajlayalım anlatalım demiyorum. Hocam. Gerçekten böyle olduğu için böyle bir İslam anlatmak zorundayız. Çünkü biz bunu yapmazsak, İslam'ın gerçek şeyi akılla, hayatla barışık bir İslam anlatmazsak, bu hurafelerle ilgili olur. İslam eskisi, tarihin eski dönemlerinde gibi unutulup kenarda kalmayacaktır. Sosyal medyadan, internetten, her taraftan, ateistler tarafından, din düşmanları tarafından istismar edilip insanların önüne konulacaktır. Evet. Evet. Sevgili dostlar, bu haftalıkta Caner Taslaman, Serhat Ahmet Tan, Hamza Yardımcıoğlu ve Ali Selman Demirbay'la insanlığın gizemli sorularına yanıtlar aramaya çalıştık. Çok izlendik bu hafta. İnşallah bir dahaki hafta psikoloji konuşacağız, insanlığı konuşacağız, gençler nereye gidiyor, bunları konuşacağız. Bu haftanın sözü de şöyle olsun: sadece ama sadece akıllı olanlar fikir sahibi olurlar. Geri kalanlar fikirlerin esiridir. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki hafta yine aynı saatte Cuma günü görüşmek üzere. Ekspertiz ve daha fazlası GarantiliArabam.com kayıt dışını sundu.